Değerli dinleyicilerimiz için bilgilendirme. Reklam aralıkları her 10 dakikada 5 saniyelik bir reklam olacak şekilde düzenlenmiştir. Dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Usta ve Margarita. Mihail Bulgakov seslendiren Salih Gececi 17. bölüm Huzursuz gün Cuma sabahı yani lanetli seansın ertesi günü Valeti'nin mevcut kadrosunun tamamı yani muhasebeci Vasilis Stepanovich Lastochkin, iki sayman, üç taktilo, gişecilerin ikisi birden, getiri götürücüler, biletçiler ve temizlikçiler kısaca kim varsa hiçbiri olması gereken yerde değildi. Hepsi sadovaya bakan pencerelerin eşiğine oturmuş, Varyeti'nin duvarının altında olanlara bakıyordu. Bu duvarın altında iki dizi halinde binlerce kişilik bir kuyruk yerleşmişti. Kuyruğun sonu ise Kudrinskaya meydanındaydı. Moskova tiyatro dünyasının iyi bilinen bilet vurguncularından 20 kadarı kuyruğun baş tarafında dikiliyordu. Kuyruk büyük heyecan içindeydi yanından akıp giden yurttaşların dikkatini çekiyor ve dün akşamki benzersiz kara büyü seansı ile ilgili ateşleyici hikayeleri tartışıyordu. Bu hikayeler de bir gün önce gösteri sırasında orada bulunmayan muhasebeci Vasili Stepanovich'in yüzünün kıpkırmızı kesilmesine neden oluyordu. Meşhur seans bittikten sonra bazı kadın yurttaşların uygunsuz bir kılıkta sokakta koşturması vesaire dahil olmak üzere biletçilerin ne anlattığını ancak tanrı çekingen ve sessiz bir insan olan Vasil Stepanovich tüm bu mucizelerle ilgili okunan martavalları dinlerken gözlerini kırpıştırmakla yetiniyordu ve nasıl bir girişimde bulunması gerektiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Bu arada girişimde bulunması gereken kişi tam da oydu. Çünkü varyat ekibi içerisinde şu anda en kıdemli kendisiydi. Sabahın onuna doğru bilet almak için yanıp tutuşan kuyruk o denli kabardı ki Kuyrukla ilgili sürentiler polise kadar ulaştı ve şaşırtıcı bir süratle hem yaya hem de atlı birlikler gönderildi. Gelenler de kuyruğu bir nebzede olsa düzene sokmayı başardı. Ancak düzeni bozmasa bile bir kilometre uzunluğundaki yılan başlı başına büyük bir çekim merkeziydi ve Sadavoya'daki yurttaşları tümüyle şaşkına çeviriyordu. Dışarısı bu haldeyken Vahretin'in içi de çok fenaydı. Sabahın erken saatlerinden itibaren telefonlar çalmaya başlamış, Lihodeyev'in çalışma odasındaki, Rimski'nin çalışma odasındaki, muhasebedeki, gişedeki ve Varenova'nın çalışma odasındaki telefonlar sürekli çalmıştı. Vasil Stepanovich başlangıçta cevap vermişti bazı aramalara. Gişeci kadın cevap vermişti, biletçiler bir şeyler mırıldanmıştı telefona ama sonra cevap vermeyi hepten bırakmışlardı. Çünkü Lihodeyev'in, Varenova'nın, Rimski'nin nerede olduğu sorularına verilecek bir cevap kesinlikle yoktu. Başlangıçta Lihodeyev dairesinde diyerek kurtulmayı denemişlerdi. Ama şehirden telefon edenler dairesini aradıklarını ve daireden Lihodeyev'in Varete'de olduğunun söylendiği cevabını vermişlerdi. Heyecan içinde bir hanımefendi aramış, Rimski'yi telefona istemiş. Kendisine karısını araması tavsiye edilmişti. Ağcadaki sesi ise hüngür hüngür ağlayıp zaten karısı olduğunu ve Rimski'yi hiçbir yerde bulamadığını söylemişti. İşler saçma bir hal alıyordu temizlikçi ortalığı toplamak için mali işler sorumlusunun odasına gittiğinde kapının ardına kadar açık olduğunu, lambaların yandığını, bahçeye açılan pencerenin kırıldığını, koltuğun yerde yattığını ve içeride kimsenin olmadığını herkese anlatmıştı bile. Saat onu geçerken varet eden içeri Madame Rimskaya daldı. Ellerini kavuşturmuş hüngür hüngür ağlıyordu. Vasili Stepanovich ne yapacağını iyice şaşırmıştı ve kadına ne tavsiye edeceğini bilmiyordu on buçukta ise polis geldi. Sorduğu ilk ve son derece mantıklı soru şu oldu. Burada neler oluyor yurttaşlar? Mesele nedir? Ekip geri çekilerek rengi atan ve aşırı heyecanlanan Vasil Stafanoviç'i öne çıkardı. Her şeyin adını koymak ve müdür, mali işler sorumlusu ve idari işler sorumlusuna oluşan variyete yönetiminin kayıplara karıştığını ve nerede olduklarının bilinmediğini, dünkü seanstan sonra konferansiyenin psikiyatri kliniğine kaldırıldığını, Kısacası dünkü seansın tam bir skandal olduğunu itiraf etmek gerekti. Hüngür hüngür ağlayan Madame ellerinden geldiğince teskin edip eve yolladılar. Ve en çok temizlikçi kadının mali işler sorumlusunun çalışma odasını ne halde bulduğuyla ilgili hikayesiyle ilgilendiler. Çalışanlardan işlerinin başına dönmeleri ve işle meşgul olmaları istendi. Ve bir süre sonra varyete binasında sivri kulaklı, kaslı, son derece akıllı gözlere sahip sigara külü renginde bir köpekle birlikte soruşturma ekibi belirdi. Valide çalışanları arasında hemen o anda bu köpeğin meşhur Tuzbupyon'dan başkası olmadığı yönünde bir fısırdanma yayıldı. Ve evet, kesinlikle bu oydu. Davranışları herkesi hayrete düşürdü. Tuzbupyon mali işler sorumlusunun odasına girer girmez korkunç sarı dişlerini göstererek hırlamaya başladı. Ardından karın üstü yattı ve gözlerinde hem kederli hem de öfkeli bir ifadeyle kırık pencereye süründü. Korkusunu yenip eşeğe sıçradı birden ve sivri suratını yukarı dikerek vahşice ve öfkeyle ulumaya başladı. Pencereden ayrılmak istemiyor, hırlıyor, irkiliyor ve aşağı atlamak istiyordu. Köpeği çalışma odasından çıkarıp giriş holine saldılar. O da ana kapıdan geçip sokağa çıktı ve arkasından takip edenleri taksa motor durağına getirdi. Takip ettiği izi durak civarında kaybetti. Bunun üzerine tuz bu götürdüler. Soruşturma ekibi Varanova'nın çalışma odasına yerleşti. Dünkü seans sırasında yaşanan hadiselere tanık olan varyete çalışanlarını sırayla çağırmaya başladılar. Soruşturma ekibinin her adımda öngörülemeyen güçlükleri aşmak için mücadele etmesi gerektiğini söylemek lazım. Çözmeye çalıştıkları ip sürekli ellerinde kalıyordu. Afişler var mıydı? Vardı. Ama geceliğin yerlerine yenileri yapıştırılmıştı. Şimdi ise kesseniz bir tane bile yoktu. Peki bu büyücü nereden çıkmıştı? Kim tanıyordu? Sözleşme imzalamışlardı herhalde kendisiyle. Öyledir diye yanıt verdi heyecanlanan Vasili Stepanovich. İmzalamış iseler muhasebeden geçmek zorunda değil mi? İlla ki dedi heyecanla Vasili Stepanovich. Peki nerede o zaman? Yok dedi iyice rengi atan muhasebeci ellerini iki yana açıp gerçekten de ne muhasebe dosyalarında ne mali işler sorumlusunda ne Lihodeyev'de ne de Varanoa'da rastlanmıştı sözleşmenin izine. Bu büyücünün adı neydi? Vasili Stefanoviç bilmiyordu. Dünkü seansta yoktu. Biletçiler bilmiyordu. Gişeci kadın anlını karıştırdı, karıştırdı, düşündü, düşündü. Nihayet şöyle dedi. Vo. Galiba Volant. Belki de Volant değildi. Volant değildi belki de. Belki de Falant'tı. Yabancılar bürosunda ne büyücü Volant ne de Volant hakkında kimsenin bir şey duymadığı anlaşıldı. Getir götürücü Karpov bu büyücünün Leo dairesinde kaldığını anımsal gibi olduğunu bildirdi. Elbette derhal gidildi daireye. Büyücü namına kimse yoktu burada. Leo kendisi de yoktu. Ev işçisi Grunya da yoktu. Ve nereye kaybolduğunda kimse bilmiyordu. İdare başkanı Nikanor Ivanoviç de yoktu. Prolejnev evde yoktu kesinlikle görülmemiş bir durum ortaya çıkmıştı. İdare tam takım kayıptı. Dün skandallarla dolu acayip bir seans olmuştu. Bunun kimin kışkırtmasıyla, kim tarafından organize edildiyse belirsizdi. Bu arada vakit kişinin açılması gereken öğleye geliyordu. Elbette bu söz konusu bile olamazdı. Valetinin kapısını derhal üzerinde şöyle yazan devasa bir karton parçası asıldı. Bugünkü gösteri iptal edildi. Kuyruğun baş tarafından itibaren heyecan baş gösterdi. Ama heyecan tamamını sardıktan sonra yine de dağılmaya başladı. Bir saat kadar sonra sadavaya da kuyruktan eser kalmamıştı. Soruşturma ekibi çalışmasını başka yerde sürdürmek için ayrıldı. Çalışanlara izin verildi, sadece bir nöbetçi bırakıldı ve varyetinin kapıları kilitlendi. Muhasebeci Vasily Stefanov acilen yerine getirmesi gereken iki görev vardı. Birincisi hafif gösteriler ve eğlenceler komisyonuna gidip dünkü hadiseler hakkında rapor sunmak. İkincisi gösteri mahallesine uğrayıp dünkü hasılatı teslim etmek. 21.711 ruble. Özenli ve gayretli Vasili Stepanoviç parayı gazete kağıdıyla paketledi, paketi ambalaj ipiyle çapraz bağladı. Çantasına koydu ve çok iyi bildiği talimatlara uygun olarak pek tabii ki otobüse ya da tramvaya değil taksa motor durağına yöneldi. Üç arabanın şoförü birden tıka basa evrak çantasıyla ile durağa ilerleyen yolcuyu görür görmez burnunun dibinden bomboş geçip gitti ve bu esnada nedense dönüp kötü kötü yolcuya baktı. Duruma şaşıran muhasebeci bunun manasını kavramaya çalışarak uzun süre durakta çakılı kaldı. Üç dakika sonra boş bir araba yanaştı ve yolcuyu görür görmez şoförün yüzü ekşidi. Boş mu araba? diye sordu Vasili Stepanoviç şaşkın şaşkın öksürüp. Parayı gösterin dedi öfkeyle şoför yolcuya bakmadan. Şaşkınlığı daha da artan muhasebeci değerli çantasını koltuğunun altına sıkıştırıp cüzdanından bir onluk çıkardı ve şoföre gösterdi. Gitmem dedi kısaca bir iki. Affedersiniz diye başlayacak oldu muhasebeci ama şoför sesini kesti. Üçlük var mı? İyice sersemleyen muhasebeci cüzdanından iki üçlük çıkardı ve şoföre gösterdi. Binin diye bağırdı Beriki ve sayıcın bayrağına öyle bir vurdu ki az kalsın kırıyordu. Yola çıktılar. Para üstü mü yok acaba diye sordu muhasebeci ürkek ürkek. Cebim para üstü dolu diye bağırdı şoför ve kan çanağına dönmüş gözleri aynada yansıdı. Bugün üç kere geldi başıma. Öbürlerine de olmuş. Orospu çocuğunun teki onluk veriyor. bende de dört elli para üstü. Sonra indi şerefsiz. Beş dakika sonra bakıyorum onluğun yerinde narzan kağıdı. Şoför burada sansüre tabi birkaç kelime sarf etti. Sonra başkası Zuboskaya'ya onluk 3 ruble para üstü indi. Elimi cüzdana soktum bir arı cız parmağımı soktu. Var ya ben senin şoför yine sansüre tabi kelimeler iliştirdi. Onluksa yok. Dün bu sansüre tabi kelimeler de adi bir sihirbaz onluklarla sansüre tabi kelimeler bir seans yapmış. Muhasebecinin eli ayağı boşandı. Olduğu yere büzüştü ve varyote kelimesini hayatında ilk kez duyuyormuş gibi yaptı. Bir yandan da şu işe bak diye geçirdi aklında. Gideceği yere gelindiğinde problemsiz hesaplaştılar, muhasebeci binaya girdi ve yöneticinin çalışma odasının bulunduğu koridorun yolunu tuttu. Ve henüz yoldayken anladı yanlış zamanda geldiğini gösteri komisyonunun ofisinde çılgın bir telaş hüküm sürüyordu. Başörtüsü ensesinde toplanmış ve gözleri yuvalarından fırlayan bir getir götürücü kadın muhasebecinin yanından koşarak geçti. ''Yok, yok, yok canlarım!'' diye bağırıyordu. Kime hitap ettiyse belirsizdi. ''Ceket ve pantolon var ama ceketin içinde hiçbir şey yok.'' Bir kapının ardında kayboldu ve hemen arkasından kırılan tabak çanak sesleri işitildi. Muhasebecinin tanıdığı komisyonun birinci bölge yöneticisi koşarak çıktı sekreter odasından. Ama öyle bir haldeydi ki muhasebeciyi tanıyamadı ve arkasında iz bırakmadan kayboldu. Gördükleri karşısında sarsılan muhasebeci yöneticinin çalışma odasının hemen önündeki sekreter odasına vardı ve burada artık neredeyse şaşkınlıktan düşüp bayılacaktı. Kapalı kapının ardından hiç şüphesiz Proor Petrovic'e yani komisyon başkanına ait hiddetli bir ses geliyordu. Birini mi haşlıyor yoksa diye düşündü telaşlanan muhasebeci ve arkasına bakınca başka bir şey gördü. Prohor Petrovic'in şahsi sekreteri, güzeller güzeli Anna Richardovna delik oldukta başını arkalığa vermiş, ayaklarını da neredeyse odanın ortasına kadar uzatmış, elinde ıslak bir mendille hüngür hüngür ağlayarak yatıyordu. Anna Richardovna'nın tüm çenesi ruja bulanmıştı. Kirpik boyası da kapkara akmış şeftali yanaklarına süzülüyordu. İçeri birinin girdiğini görünce Anna Richarda yerinden fırladığı muhasebeciye atıldı, ceketinin yakasına yapışıp muhasebeciyi sarsmaya ve bağırmaya başladı. Tanrı'ya şükür, nihayet cesur biri çıktı. Herkes kaçtı, herkes ihanet etti. Gidelim, gidelim yanına, ne yapacağımı bilmiyorum. Ve hüngür hüngür ağlamaya devam ederek muhasebeciyi çalışma odasına sürükledi. Odaya girdiğinde muhasebeci ilk iş çantasını düşürdü ve kafasındaki tüm düşünceler tepetaklak oldu. Bunun boşuna olmadığını söylemek lazım. Üstünde masif bir hokka duran devasa yazım masasının ardında boş bir takım elbise oturmuş mürekkebe batırılmış kuru bir diviti kağıdın üzerinde gezdiriyordu. Takım elbisenin kravatı da vardı. Elbisenin cebinden bir dolma kalem fırlamıştı ama yakanın üstünde ne boyun vardı ne de baş manşetlerden ellerin çıktığı da görünmüyordu. Elbise işe dalmıştı ve etrafında hüküm süren hengamenin kesinlikle farkında değildi. İçeri birinin girdiğini duyunca elbise koltuğa yaslandı ve yakanın üstünde Proor Petrovic'in muhasebecinin de iyi tanıdığı sesi çalındı. Mesele nedir? Kimseyi kabul etmedim yazıyor ya kapının üstünde. Güzeller güzeli sekreter tiz bir çığlık attı ellerini kavuşturarak. Sonra da bağırdı. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Yok işte yok. Geri getirin onu. Geri getirin. Tam bu anda biri başını uzattı çalışma odasına. Hii dedi ve hemen uzaklaştı. Muhasebeci bacaklarının titrediğini hissetti ve sandalyenin kenarına ilişti. Ama çantasını kaldırmayı unutmadı. Anna Richardovna ceketini çekiştirerek ve bağırıp çağırarak muhasebecinin etrafında fır dönüyordu. Şeytanın adını ağzına alıp küfür ettiğinde hep durdurdum onu. Buldu işte şeytandan belasını. Sonra yazım masasına koştu güzeller güzeli ve nameli ve şefkatli ama ağlamanın da etkisiyle burundan çıkan bir sesle haykırdı. Broşa, neredesiniz? Broşa mı? Bu ne samimiyet diye sordu ağırbaşlı takım elbise ve iyice gömüldü koltuğa. Tanımıyor, beni tanımıyor anlıyor musunuz? Diyerek hıçkırıklara gömüldü sekreter. Çalışma odasında ağlamamanızı rica edeceğim dedi. Sinirlenmeye başlayan çizgili fevri takım elbise ve yeniyle taze bir kağıt tomarını kendine çekti. Belli ki üzerlerine karar notu düşmekte amacı. Hayır, daha fazla göremem bunu. Hayır, göremem diye bağırdı Anna Richard ona ve koşarak sekreter odasına çıktı. Muhasebeci de arkasından kurşun gibi fırladı. Düşünebiliyor musunuz? Oturuyorum, diye anlatıyordu heyecandan titreyerek anlar iç ortamına muhasebecinin yenine yapışmıştı yine. İçeri bir kedi giriyor. Siyah besili, hipopotam gibi. Elbette pis diye bağırıyorum. O da çıkıyor. Onun yerine yine kedi suratlı bir şişko giriyor içeri ve şöyle diyor. Neden ziyaretçilere pis diye bağırıyorsunuz yurttaş? Ve hop doğruca Prohor Petrovic'in odasına dalıyor. Ben de elbette arkasından. Çıldırdınız mı siz diye bağırıyorum. Ama arsızın teki çıkıyor. Dost doğru Prokov Petrovic'in karşısındaki koltuğa oturuyor. Beriki ise dünyanın en iyi kalpli insanıdır ama sinirlidir. Parlayı verdi. İtiraz etmiyorum. Sinirli bir insan eşek gibi çalışıyor. Parlayı verdi. Siz diyor, neden çağrılmadan içeri dalıyorsunuz? Beriki yüzsüz ise düşünebiliyor musunuz? Koltuğa yayılıp gülümseyerek ben diyor, sizinle nazik bir işi konuşmak için geldim. Prohor Petrovic yine de parlıyor. Meşgulüm. Belki demesin mi? Hiçbir şeyle meşgul değilsiniz. Ha? Elbette bunun üzerine Prohor Petrovic'in sabrı tükendi ve bağırdı. Bu da ne böyle ha? Atın şunu dışarı. Hay iblisler alsın beni. Belki ise düşünebiliyor musunuz? Gülümseyip şöyle diyor. İblisler mi alsın? İşte bu mümkün. Ve çat bağırmaya bile zaman bulamadım. Bakıyorum Kedi suratlı yok ve ot oturuyor. Elbise. Eee? Ea... Anna ona kontrolünü tamamen yitiren ağzını ayırarak ulumaya başladı. Ağlamaktan nefesi kesilen kadın durup soluklandı ama tümden yersiz laflar etti. Ha babam yazıyor, yazıyor, yazıyor. Çıldırır insan. Telefonla konuşuyor. Takım elbise. Herkes tavşan gibi dağıldı. Muhasebeci sadece dikiliyor ve titriyordu ama tam bu anda kader yardımına yetişti. Sekreter odasına sakin ve enerjik yürüyüşleriyle iki kişilik bir polis ekibi girdi. Güzeller güzeli gelenleri görünce daha şiddetli ağlamaya başladı. Bir yandan da eliyle çalışma odasının kapısını işaret ediyordu. Ağlamayı keselim yurttaş dedi sakince ilki. Muhasebeci ise burada tümden fazla olduğunu hissederek sekreterin odasından dışarı fırladı ve bir dakika sonra artık açık havadaydı. Başında sanki bir hava ceryanı vardı. Boru gibi uğulduyordu ve bu uğultunun içinde biletçinin dün seansa katılan kediyle ilgili anlattığı hikayelerden parçalar işitiliyordu. Aha, bizim kedi olmasın bu? Komisyonda bir malumat edinemeyen dürüst Vasilis Tapanoviç, komisyonun Vagankovski ara sokağındaki şubesine uğramaya karar verdi. Ve kendini biraz teskin etmek için şubeye kadar olan yolu yürüyerek kat etti. Şehir gösteri şubesi bir avlunun derinliğinde zaman içinde sıvası dökülmüş ve giriş holindeki porfür sütunlarıyla meşhur bir konağa yerleşmişti. Ama o gün şubenin ziyaretçisini hayretler içinde bırakan sütunlar değil, atlarında yaşananlar oldu. Birkaç ziyaretçi taş kesilmiş, küçük bir masanın arkasında ağlayan küçük hanıma bakıyordu. Masanın üstünde küçük hanımın sattığı, gösteri dünyasına ilgilendiren çeşitli özel kitaplar ve dergiler duruyordu. O esnada küçük hanım bu literatürden kimseye bir şey satmaya çalışmıyordu ve samimi sorulara el kol hareketleriyle yanıt veriyordu sadece. Bu sırada yukarıdan, aşağıdan, sağdan ve soldan şubenin bütün birimlerinden telefon zırıltıları yağıyordu. Avaz avaz çalan cihaz sayısı en az 20 ydi. Küçük hanım birden ilkilerek ağlamayı kesti ve isteri halinde bağırdı. İşte yine ve ansızın titreyen soprano sesiyle şarkı söylemeye başladı. Şanlı deniz, kutsal Baykal. Merdivende beliren getir götürücü yumruğuyla birini tehdit etti ve cılız, renksiz bariton sesiyle küçük hanımla birlikte söylemeye başladı. Şanlı gemi, omul fıçısı. Getir götürücünün sesine uzaktan gelen sesler katıldı. Koro büyüdü, büyüdü ve nihayet şarkı şubenin bütün köşelerinde gürlemeye başladı. Saymanlık denetim biriminin yerleştiği en yakındaki 6 numaralı odada birinin hırıltılı oktavı özellikle ayırt ediliyordu. Telefon cihazlarının şiddetlenen zarıltıları da Koro'ya eşlik ediyordu. Hey Barguzin! Kıpırdat dalgayı diye bağırıyordu getir götürücü merdivende. Genç kızın yüzünde gözyaşları akıyor, dişlerini bastırmaya çalışıyor ama ağzı kendi kendine açılıyor ve getir götürücüden bir oktav yüksek söylüyordu. Az kaldı yiğidin kıyıya varmasına. Farklı yerlere dağılmış koristlerin şarkıyı son derece muntazam söylemeleri şubenin dilsiz ziyaretçilerini afallattı. Sanki bütün kora görünmez bir şeften gözünü ayırmadan dikiliyordu. Vagankovski'den geçenler avlu parmaklıklarının önünde durup şubede hüküm süren eğlenceyi şaşkınlıkla izliyordu. İlk kuple biter bitmez sanki yine şef batonla işaret vermiş gibi ansızın sustu şarkı. Getir götürücü sessizce küfredip saklandı. Tam bu esnada ön kapılar açıldı ve yazlık palto giymiş bir yurttaş belirdi. Paltonun altından beyaz yönlüğün etekleri sırıtıyordu. Yanında da bir polis memuru. Önlem alın, doktor yalvarırım diye isteri halinde bağırdı genç kız. Şube sekreteri koşarak merdivene çıktığı ve anlaşılan duyduğu mahcubiyetten ötürü yüzü kıpkırmızı bir vaziyette kekeleyerek konuştu. Görüyorsunuz ya doktor, toplu hipnoz vakası yaşıyoruz. Bu nedenle muhakkak Cümlesini tamamlayamadı. Kelimeler boğazına takıldı ve birden tenor sesiyle söylemeye başladı. Şilka ve Nerçinsk. Aptal diye bağıracak zamanı buldu genç kız ama kime kızdığını açıklamadı. Onun yerine istemeye istemeye bir roulette patlatıp kendisi de Şilka ve Nerçinsk'i söylemeye başladı. Kendinize hakim olun. Şarkı söylemeyi kesin dedi doktor sekretere. Görünüşe göre sekreter de şarkı söylemeyi kesebilmek için ne gerekiyorsa vermeye hazırdı ama kesemiyordu ve ara sokaktan geçenlerin kulağına koro ile birlikte ormanda aç kurtların ona dokunmadığı ve avcı kurşunlarının arkasından yetişemediği haberi de ulaştı. Kuple biter bitmez doktordan ilk genç kız aldı, kedi otu dozunu. Sonra doktor sekreterin ardından diğerlerini de içirmek için koştu. Özür dilerim yurttaş diye hitap etti birden genç kıza Vasili Stepanovich. Siyah kedi uğradı mı size? Ne kedisi? diye bağırmaya başladı genç kız öfkeyle. Eşek oturuyor bizim şubede eşek ve ekledi. Duyarsa doysun. Her şeyi anlatacağım. Ve gerçekten anlattı olan biteni. Anlaşılan genç kızın ifadesiyle hafif eğlenceleri tamamen yok olma noktasına getiren şehir şubesi yöneticisi kafayı topluluk kurmaya takmıştı. Yukarıya yaranacak aklı sıra diye bağırıyordu genç kız. Bir yıllık zaman zarfında yöneticiler Lermontov'un eserlerini inceleme, satranç, dama, pinpon ve atlı biniş toplulukları kurmayı başarmıştı yaza doğru da tatlı su kürek topluluğu ve dağcılık topluluğu kurulması tehdidi belirmişti. Ve işte bugün öğle arasında içeri giriyor yönetici yani. Kolunda da orospu çocuğunun teki diye anlatıyordu genç kız. Nereden çıktığını bilen yok. Ekose pantolonlu, çatlak kelebek gözlüklü ve suratına surat demeye bin şahit ister. Ve kızın anlatımına göre hemen oracıkta şube yemekhanesinde öğle yemeğini yiyenlere koro toplulukları kurma konusunda önde gelen bir uzman olarak takdim etmişti onu. Geleceğin dağcılarının yüzü kararmıştı ama yönetici hemen o anda herkesi canlanmaya davet etmiş. Uzman ise hem şakalar nükteler yapmış hem de şarkı söylemenin çok az zaman gerektirdiğini, bu şarkılardan elde edilecek faydanın ise sürüsüne bereket olduğunu söyleyerek yemin etmişti. Ve elbette genç kızın bildirdiğine göre yerlerinden ilk fırlayanlar Fanov ve Kosarçuk olmuştu. Şubenin meşhur yalakaları yani ve yazılmak istediklerini ilan etmişlerdi. Bunun üzerine diğer çalışanlar da şarkı söylemekten kaçış olmadığına, kendilerinin de topluluğa yazılması gerektiğine ikna olmuştu. Şarkı söylemek için öğle arasında karar kılmışlardı. Çünkü kalan saatler Lermonto ve Damayla doluydu. Yönetici ön ayak olmak için tenar olduğunu söylemiş, sonra her şey kötü bir rüya gibi gelişmişti. Eko Söly uzman koro şefi bağırmıştı. Domi Sol Do, en çekingenleri şarkı söylemekten kurtulmak için saklandıkları dolaplardan çıkarmış, Korsuçuka mutlak kulağı olduğunu söylemiş, ulumuş, inlemiş, yaşlı kilise korosu şefi ve şarkıcıya saygı göstermelerini rica etmiş. Kamerton'u parmaklarına vurmuş, şanlı denizi patlatmaları için yalvarmıştı. Onlar da patlatmıştı. Hem de ne patlatma. Ekoseli gerçekten de işini iyi biliyordu. İlk kupleyi söylemişler, Koroşef'i de özür dileyip şöyle demişti. Bir dakikaya dönerim ve kaybolmuştu. Gerçekten de bir dakika sonra döneceğini düşünmüşlerdi ama aradan 10 dakika geçmesine rağmen hala ortalıklarda yoktu. Şubecileri bir sevinç kaplamıştı. Kaçtı herhalde. Ve birdenbire nasıl olduysa kendi kendilerine ikinci kupleyi söylemeye başlamışlardı. Belki mutlak kulağı olmasa da, Yeterince hoş bir tenor sese sahip Kosarçuk herkesi arkasından sürüklemişti. Şarkı bitmişti ama şef yoktu. Hepsi yerlerine doğru hareketlenmiş ama daha oturmadan kendi istekleri dışında söylemeye başlamışlardı. Durmak mümkün değil. En fazla 3 dakika susuyorlar sonra yine patlatıyorlar. Susuyorlar patlatıyorlar. Bunun üzerine başlarının belada olduğunu anlamışlardı. Yönetici utancından kendini çalışma odasına kitlemişti. Genç kızın hikayesi bu noktada kesildi. Kedi otunun hiç faydası olmamıştı. Çeyrek saat sonra Vakangovski'nin parmaklığına 3 kamyon yanaştı. Başta yönetici olmak üzere şubenin tüm kadrosu kamyonlara bindirildi. İlk kamyon avlu kapısında zıplayıp ara sokağa çıkmıştı ki kasada ayakta duran ve birbirlerinin omzuna tutunan çalışanlar ağızlarını açtı ve tüm ara sokak popüler şarkılarıyla çınladı. İkinci kamyon da buna katıldı. Ondan sonra üçüncü de. Böylece yola çıktılar. Yollarda kendi işleri için koşturan insanlar herhangi bir şaşkınlık belirtisi göstermeden kaçamak bakışlar atmakla yetiniyordu kamyonlara. Şehir dışına gezmeye gidiyorlardı galiba. Gerçekten de şehir dışına gidiyorlardı ama gezmeye değil. Profesör Stravinsky'nin kliniğine. İyice serseme dönen muhasebeci yarım saat sonra gösteri mahallesine ulaştı. Zimmetli paradan kurtulmayı umuyordu nihayet. Edindiği tecrübenin ardından önce dikkatle baktı uzun salona. Üzerinde altın yaldızlı yazılar bulunan mat camların ardında çalışanlar oturuyordu. Herhangi bir acil durum ya da rezalet belirtisine rastlamadı burada muhasebeci. Düzgün bir kurumda olması gerektiği gibi sessizdi ortalık. Vasilis Taponavić üzerinde hasılat kabulü yazan küçük pencereden içeri uzattı başını, tanımadığı memura selam verdi ve kibarca bir adet giriş emri rica etti. Ne yapacaksınız giriş emrini diye sordu küçük penceredeki memur. Muhasebeci şaşırdı. Hasılatı teslim etmek istiyorum. Valeteden geldim. Bir dakika dedi memur ve camdaki deliğin tel örgüsünü kapattı. Tuhaf diye düşündü muhasebeci. Şaşkınlığı çok doğaldı. Hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyordu. Para almanın zor olduğunu herkes bilir. Her zaman engel çıkabilir bunun önünde. Ama 30 yıllık meslek hayatında muhasebeci özel ya da tüzel kimsenin para kabul ederken zorlandığını hiç görmemişti. Ama nihayet tel örgü kenara kaydı ve muhasebeci tekrar yapıştı pencereye. Çok mu? diye sordu memur. 21.711 ruble. Oho! Nedense ironik bir tonda cevap verdi memur ve muhasebeciye yeşil bir kağıt uzattı. Formu iyi bilen muhasebeci çabucak doldurdu ve paketin ipini çözmeye koyuldu. Paketi açtığında gözlerinde bir dalgalanma oldu ve hasta gibi böğürdü. Gözlerinin önünde yabancı paralar yanıp sönüyordu. Kanada doları tomarları vardı burada. İngiliz poundları, Hollanda guldenleri, Letonya latları, Estonya kuranları. İşte şu, Varete'deki üçkağıtçılardan biri diye hiddetli bir ses işitildi lal olmuş muhasebecinin tepesinde. Ve Vasili Stepanovic'i oracıkta tutukladılar. 18. Bölüm Talihsiz Ziyaretçiler Azimli muhasebeci kendi kendine yazan takım elbiseyle karşılaşmak üzere taksi motorun içinde süratle ilerlerken Kiev'den Moskova'ya gelen 9 numaralı yumuşak Platz kart vakonundan diğerleriyle birlikte elinde küçük bavuluyla düzgün görünümlü bir yolcu daha indi. Mütevefa Berlioz'un Kiev'de eski enstitü sokağında yaşayan eniştesi planlama uzmanı ekonomist Maximilian Andreevich Poplovski'den başkası değildi bu yolcu. Maximilian Andreevich'in Moskova'ya gelme sebebi evvelsi gün akşam geç bir saatte aldığı aşağıdaki içeriye sahip telgraftı. Beni az evvel patriarşiyete tramvay biçti. Cenaze cuma öğleden sonra üçte. Gel, Berlioz. Maximilian Andreevich Kiev'deki en akıllı insanlardan biri olarak kabul ediliyordu ve boşuna değildi bu. Ama böyle bir telgraf en akıllı insanı bile çıkmazda bırakabilir. İnsan biçildiğini söyleyen bir telgraf çekiyorsa, belli ki ölümüne biçilmemiş demektir. Ama o zaman cenaze neden? Yoksa çok kötü durumda ve öleceğini mi öngörüyor? Bu mümkün, ama bu kadar kesin konuşması son derece acayip. Cuma günü ölden sonra üçte gömüleceğini nasıl bilebilir? İnsanı hayata düşüren bir telgraf. Ne var ki akıllı insanlar karmaşık meseleleri çözmek için de akıllı. Mesele çok basit bir hata olmuş ve telgraf yanlış iletilmişti. Hiç kuşkusuz Berlioz'u yerine başka bir telgrafa ait beni kelimesi girmişti buraya. Berlioz'u kelimesi de Berlioz şeklinde sona düşmüştü. Bu düzeltmeyle birlikte düşünüldüğünde telgraf anlam kazanıyordu ama elbette trajik bir anlamdı bu. Maximilian Andreevich'in eşini yıkan acı patlaması dinince bir iki derhal Moskova'ya gitmek için toplanmaya başlamıştı. Maximilian Andreevich'in bir sırrını açıklamak gerek. Karısının hayatının en verimli çağında ölen yeğenine üzüldüğü tartışma götürmez. Ama elbette işini bilen biri olarak cenazede bulunmasını gerektiren özel bir durum olmadığının farkındaydı. Ama yine de Maximilian Andreevich Moskova'ya gitmek için acele ediyordu. Neydi mesele acaba? Tek bir mesele vardı, daire. Moskova'da bir daire mi? İşte bu şakaya gelmezdi. Nedendir bilinmez, Maksiminen Andreevich Kiev'i sevmiyordu ve Moskova'ya taşınma fikri son zamanlarda öyle kemiriyordu ki içini, doğru dürüst uyuyamıyordu bile. Dinyeper'in alçak kıyı tarafındaki adaları su altında bırakarak suyu ufukla birleştiren bahar taşkınları bile mutlu etmiyordu onu. Knez Vladimir anıtının ayaklarından itibaren başlayan sarsıcı güzellikteki o manzara mutlu etmiyordu. Bahar vakti Vladimirskaya, Gorka'nın tuğla döşeli yollarında Ağaçlarla birlikte güneş ışığının meydana getirdiği kımıl kımıl oynaşan benekler neşelendirmiyordu. Hiçbirini istemiyordu. İstediği tek şey vardı, o da Moskova'ya taşınmak. Gazetelere verdiği, Kiev'de enstitü sokağındaki daire ile Moskova'da daha küçük metrajlı daire takas edilir ilanları herhangi bir sonuç vermemişti. İstekliler çıkmamış, bazen çıktığında da iyi niyetli bir teklifle gelmemişlerdi. Telgraf Maximilian Andreevich'i sarsmıştı. Bu fırsatı kaçırmak yazık olurdu. İşini bilen insanlar bu gibi anların tekrar etmeyeceğinin farkındadır. Uzun lafın kısası, zorluklara aldırmadan yeğeninin Sadoeva'daki dairesini miras edinmeyi becermek gerekti. Evet, bu zordu. Hem de çok. Ama bu zorlukları ne pahasına olursa olsun aşmak gerekiyordu. Tecrübeli Maximilian Andreevich bunun için atılması şart olan ilk adımın şu adım olduğunu biliyordu geçici bile olsa müteveffa yeğeninin üç odasına yazılmak. Cuma gündüz vakti Maksimilian Andreevich, Moskova Sadovaya Caddesi 302 bis numaralı binada bina yönetiminin yerleştiği odanın kapısından içeri girdi. Duvarda ırmakta boğulan birinin nasıl hayata geri döndürüleceğini birkaç resimle gösteren eski bir afişin asılı olduğu dar odada ahşap masanın ardında orta yaşlı tıraşsız bir adam kaygılı gözlerle yapayalnız oturuyordu. Başkanı görmem mümkün mü acaba diye kibarca sordu planlama uzmanı ekonomist şapkasını çıkarıp valizini boş sandalyenin üstüne koyarken. Görünüşe göre bu basit soru oturan adama üzmüştü nedense. Öyle ki yüzünün şekli bile değişmişti. Endişeyle gözlerini şaşılaştırıp başkanın olmadığına dair belli belirsiz bir şeyler mırıldandı. Dairesinde mi acaba? diye sordu Popolovski. İşim son derece acil. Oturan yine kopuk laflar etti. Ama yine de başkanın dairesinde olmadığını tahmin etmek mümkün oldu. Peki ne zaman gelir? Oturan buna cevap vermek yerine hüzünle pencereye baktı. Aha dedi kendi kendine akıllı Poblovski ve sekreteri sordu. Masada oturan tuhaf adamın yüzü kızarma derecesinde gerildi ve yine belli belirsiz konuşarak sekreterin de olmadığını söyledi. Ne zaman geleceği belli değildi ve sekreter hastaydı. Aha dedi Poplavski kendi kendine. Peki yönetimden kimse var mı? Ben, dedi cılız sesli adam. Bakın diye konuştu Poplavski muktedir bir tonda. Sizin de bildiğiniz gibi patriyarşide hayatını kaybeden müteveffa Berlioz benim yeğenim olur. Tek mirasçısı benim ve bıraktığı mirası yasa gereği kabul etmek zorundayım ki bu da 50 numaralı dairemiz. Bir bilgim yok yoldaş diye üzüntülü bir sesle sözünü kesti adam. Ama nasıl olur dedi Poplavski tertemiz sesiyle. Madem yönetim üyesisiniz o halde mecbursunuz. Ve tam bu sırada odaya bir yurttaş girdi. İçeri gireni görünce masada oturanın rengi attı. Yönetim üyesi Piatnaşko diye sordu giren oturana. Benim dedi Beriki zar zor işitilen bir sesle. İçeri giren oturanın kulağına bir şeyler fısıldadı ve Beriki morali iyice bozulmuş vaziyette sandalyeden kalktı ve birkaç saniye sonra Poplavski boş yönetim odasında tek başına kaldı. İş zora bindi. Hepsini birden mi? diye düşündü sıkıntıyla Poplavski asfalt avluyu geçip 50 numaralı daireye doğru acele ederken. Planlama uzmanı ekonomist çalar çalmaz açıldı kapı ve Maximilian Andreeviç yarı karanlık kole girdi. Kapıyı kimin açtığının anlaşılamaması biraz şaşırttı onu. Sandalyede oturan kocaman bir siyah kediden başka kimse yoktu girişte. Maximilian Andreevich öksürdü, ayaklarını yere vurdu, bunun üzerine çalışma odasının kapısı açıldı. Ve Koroviev çıktı girişe. Maximilian Andreevich nazik ama ağırbaşlı bir selam vererek şöyle dedi. Benim adım Pavlovski. Müteveffa Berlioz'un sözlerini tamamlayamadan Koroviev cebinden kirli bir mendil çıkardı, burnunu mendile gömüp ağlamaya başladı. Eniştesiyim elbette, elbette diye sözünü kesti Koroviyev mendili yüzünden uzaklaştırarak. Bakar bakmaz anladım siz olduğunu. Tam bu anda gözyaşlarıyla sarsıldı ve bağırmaya başladı. Acının böylesi ha, elden ne gelir ki, ha? Tramvay mı ezmiş? diye fısıldayarak sordu Pavlovski. Hem de nasıl? diye bağırdı Koroviyev ve kelebek gözlüğünün altında oluk oluk akmaya başladı gözyaşları. Hem de nasıl? Tanık oldum. İnanabiliyor musunuz? Hop kafa gitti. Sağ ayak çatırt ortadan iki. Sol çatırt ortadan iki. Şu tramvayların insanı ettiğine bakın. Anlaşılan Korovyev kendine hakim olabilecek durumda değildi. Burnunu aynanın yanındaki duvara gömdü ve hıçkırıklar içinde titremeye başladı. Berlioz'un eniştesi tanımadığı şahsın davranışından samimiyetle etkilenmişti. Bir de çağımızda içli insan yok derler diye düşündü ve kendi gözlerinin de kaşınmaya başladığını hissetti. Ne var ki aynı zamanda nahoş bir bulut da ruhunu kapladı ve tam bu anda yıldırım gibi bir düşünce yanıp söndü zihninde. Bu içli insan müteveffanın dairesine yazılmış olmasındı sakın. Zira bunun çok örneği vardı hayatta. Affedersiniz, müteveffa Misham'ın arkadaşı mıydınız? diye sordu. Yeniyle kuru sol gözünü silip Sağ gözüyle de üzüntüden sarsılan Korovyev'i incelerken ama bir iki öylesine boğulmuştu ki hiç kırıklara tekrar eden çatırt ve ortadan ikiye kelimelerinden başka hiçbir şey anlamak mümkün değildi. Doya doya ağlayan Korovyev nihayet duvardan kopabildi ve şöyle dedi. Hayır daha fazla dayanamayacağım gidip 300 damla kedi otu yağı içeceğim ve ağlamaktan helak olan yüzünü Povlovski'ye çevirip ekledi. Tramvaylar böyledir işte. ''Özür dilerim, bana siz mi telgraf çektiniz?'' diye sordu Maksiminen Andreevich, bu şaşırtıcı sulu gözün kim olabileceğini çıkarmak için beynini zorlarken. ''Oh!'' dedi Korovye ve parmayla kediyi işaret etti. Yanlış duyduğunu zanneden Pawlowski gözlerini belertti. ''Hayır, yapamayacağım, takatim yok.'' diye devam etti Korovye burnunu çekerek. ''Hiç aklımdan çıkmıyor.'' Teker bacağın üstünden bir tekerin ağırlığı on put çatırdı. Gidip uzanacağım. Uyursam unuturum belki. Ve hemen o anda girişten kayboldu. Kedi de kımıldadı, sandalyeden atlayıp arka patileri üzerinde doğruldu. Ellerini beline koydu ve ağzını açıp şöyle dedi. Ben gönderdim telgrafı. Ne olacak? Maksimle Andrei için başı dönmeye başladı anında. Kolları ve bacakları hissizleşti, valizi düşürdü ve kedinin karşısındaki sandalyeye oturdu. Rusça soruyorum herhalde dedi kedi sertçe. Ne olacak? Ama Pavlovski herhangi bir cevap vermedi. Pasaport diye hırladı kedi ve şişkin patesini uzattı. Düşünme yetisini yitiren ve kedinin gözlerinde yanan iki kıvılcımdan başka hiçbir şey görmeyen Pavlovski pasaportu cebinden çekti hançer gibi. Kedi konsoldan kalın siyah çerçeveli gözlüğünü çıkardı, suratına taktı ki onu daha da muktedir gösterdi bu. Ve Pavlovski'nin titreyen elinden aldı pasaportu. Bayılacak mıyım acaba yoksa bayılmayacak mıyım diye düşündü Pavlovski. İçin için ağlayan Korovyev'in sesi geliyordu uzaktan. Giriş, eter, kedi otu ve mide bulandırıcı iğrenç bir şeyin daha kokusuyla dolmuştu tamamen. Hangi şube verdi evrakı? diye sordu kedi sayfayı incelerken. Cevap gelmedi. 412. dedi kendi kendine kedi patisini ters tuttuğu pasaportun üzerinde gezdirerek. Tabii ya. İyi bilirim bu şubeyi. Önüne gelene pasaport verir ama ben olsam sizin gibisine vermezdim. Hayatta vermezdim yüzünüze bir kere bakıp anında reddederdim. Kedi öyle sinirlendi ki yere çarptı pasaportu. Cenazedeki mevcudiyetiniz iptal edildi diye devam etti kedi resmi bir sesle. İkamet kaydınız neredeyse oraya dönün. Ve kapıya doğru çemkirdi. Azazello! Çağrısına karşılık ufak tefek, hafif aksak, üstüne sıkıca oturmuş siyah bir jimnastik mayosu giymiş, deri kemerine bıçak takılı, kızıl saçlı, sarı köpek dişli, Sol gözü aklı biri çıktı koşarak girişe. Pavlovski havanın yetmediğini hissetti. Sandalyeden doğruldu ve eli kalbinde geri geri gitti. Azazello eşlik et diye emretti kedi ve girişten ayrıldı. Pavlovski diye homurdandı içeri giren. Her şey anlaşıldı umarım. Pavlovski başını salladı. Derhal Kiev'e dön diye devam etti Azazello. Gıkkını çıkarmadan otur ve Moskova'da daire hayalini unut. Anladın mı? Köpek dişi, bıçığı ve şaşı gözüyle Pavlovski'yi ölümüne korkutan bu ufak tefek adam ekonomistin omzuna geliyordu sadece. Ama hareketleri enerjik, seri ve organizeydi. Önce pasaportu kaldırıp Maxim'in Andreevich'e verdi ve bir iki cüzdanı ölü eliyle kabul etti. Azazello denilen adam sonra tek eliyle valizi kaldırdı, diğeriyle de kapıyı açtı. Berlioz'un eniştesini kolundan tutup merdiven sağlığına çıkardı. Pavlovski duvara yaslandı. Azazello anahtar kullanmadan valizi açtı, yağlanmış bir gazete kağıdına sarılı bir budu eksik kocaman kızarmış birici çıkarıp sahanlığa koydu. Ardından iki çift çamaşır, ustura kayışı, bir kitap ve gözlük kabı çıkardı ve tavuk hariç hepsini merdiven boşluğuna tekmeledi. Boşalan valiz de aynı yere uçtu. Valizin yere çarptığı duyuldu. Sese bakılırsa kapak valizden ayrılmıştı. Ardından kızıl saçlı haydut tavuğu budundan yakaladı ve Pavlovski'nin boynuna öyle dehşetli ve okkalı vurdu ki tavuğun gövdesi uçarken budu elinde kaldı. Ünlü yazar Lev Tolstoy'un isabetle ifade ettiği üzere Oblonskilerin evinde her şey birbirine girdi. Bu durumda tam da böyle söylerdi. Evet, Pavlovski'nin gözlerinde her şey birbirine girdi. Uzun bir kıvılcım geçti süratle gözlerinin önünden. Ardından kıvılcımın yerini Mayıs gününü bir anlığına söndüren bir matem yılanı aldı ve Poblowski elinde pasaportuyla merdivenlerine aşağı uçtu. Uçarak dönüşe varıp bir sonraki sahanlıkta ayağıyla pencere camını kırdı ve basamağa oturdu. Bacaksız tavuk sekerek yanından geçti ve merdiven boşluğuna yuvarlandı. Yukarıda kalan Azazel'le o tavuk budunu anında sıyırıp yuttu. Kemiği de mayosunun yan cebine soktu daireye döndü ve kapıyı ardından çarparak kapattı. Tam bu sırada aşağıdan yukarı çıkmakta olan birine ait dikkatli ayak sesleri işitildi. Koşarak bir kol daha inen Pavlovski sahanlıktaki küçük tahta divana oturup soluklandı. Eski bir şantuk takım ve yeşil şeritli sert hazır şapka giyen olağanüstü üzgün yüzlü, ufak tefek yaşlıca bir adam merdivenden yukarı çıkarken Pavlovski'nin yanında durdu. Yurttaş, bir şey sorabilir miyim? Dedi üzüntüyle şantuk takımlı adam. 50 numaralı daire nerede acaba? Yukarıda dedi Pavlovski kesik kesik. Çok teşekkür ederim yurttaş. Dedi yine üzüntüyle adamcağız ve yukarı yürüdü. Pavlovski ise doğrulup aşağı koştu. Maximilian Andreevich kendisine güp gündüz yabani bir şiddet uygulayan haydutları şikayet etmek için polise mi koşuyordu acaba? Kendinden emin bir şekilde söyleyebiliriz ki kesinlikle hayır. Polis karakoluna girip az evvel gözlüklü bir kedi pasaportumu okudu. Sonra da mayo giymiş bıçaklı bir adam demek. Hayır yurttaşlar. Maksimilian Andreeviç gerçekten de akıllı bir adamdı. Aşağı inmişti bile ve çıkış kapısının hemen önünde küçük oda gibi bir yere açılan bir kapı gördü. Kapının camı kırıktı. Pavlovski pasaportunu cebine soktu. Atılmış eşyalarını görmek umuduyla dönüp arkasına baktı. Ama eşyalardan eser yoktu. Buna ne kadar az üzüldüğüne kendisi de şaşırdı. İnsanı baştan çıkaran bir başka enteresan fikir vardı şimdi aklında. Bu adamcağız üzerinden lanetli daireyi bir kere daha kontrol etmek. İşin aslı şuydu. Nerede olduğunu sorduğuna göre demek ki ilk kez gidiyordu. Herhalde şimdi doğruca 50 numaralı daireye yerleşen o taifenin kucağına düşecekti. İçinden bir ses Pavlovski'ye bu adamcağızın çok yakında daireden çıkacağını söylüyordu. Artık yeğeninin cenazesine gitmek gibi bir niyeti yoktu elbette Maksimin Andreevich'in. Kiev trenine ise hala yeterince vakit vardı. Ekonomist dönüp arkasını kontrol etti ve küçük odaya daldı. Bu sırada yukarılarda bir kapı tıklatma sesi işitildi. İçeri giren o diye düşündü kalbi duracak gibi Poblovski. Odanın içi serindi, fare ve çizme kokuyordu. Maximin Andreevich bir ağaç kütüğünün üstüne yerleşti ve beklemeye karar verdi. Konumu rahattı. 6. bloğun çıkış kapısı tam karşıda görünüyordu. Ne var ki düşündüğünden daha uzun beklemesi gerekti ki evlinin. Merdiven nedense ıssızdı hep. Her şey iyi duyuluyordu ve nihayet 5. katın kapısı açıldı. Pavlovski dondu kaldı. Evet, bu hafif adımlar onun. Aşağı iniyor. Bir alt katın kapısı açıldı. Adımlar sustu. Kadın sesi. Üzgün adamcağızın sesi. Evet, bu onun sesi. Mesih aşkına bırak gibi bir şey söyledi. Pavlovski'nin kulağı sırıtıyordu kırık camın içinde. Bir kadın kahkası yakaladı bu kulak. Aşağı inen hızlı ve enerjik adımlar ve işte görünüp kayboldu kadının sırtı. Elinde yeşil muşamba çantasıyla bloktan avluya çıktı kadın. Adam Adamcağızın adımları yeniden işitildi. Tuhaf, daireye geri dönüyor. Yoksa o da mı bu çeteden? Evet, dönüyor. Yukarıda yine açıldı kapı. Biraz daha bekleyin bari. Bu sefer uzun süre beklemesi gerekmedi. Kapı sesleri, ağır adımlar, adımlar sustuğu umutsuz bir çığlık. Kedi yavlaması Ritmik hızlı adımlar aşağı aşağı aşağı. Pavlovski'nin beklediğine değdi. İstavros çıkarıp bir şeyler mırıldanarak rüzgar gibi geçtiği üzgün adamcağız. Başında şapkası yoktu. Yüzü aklını tamamen yitirmiş gibiydi. Saçsız başı çizikler içindeydi. Pantolonu da ıpıslaktı çıkış kapısının kolunu koparırcasına çekmeye başladı. Korkudan içeri mi dışarı mı açıldığını anlayamamıştı. Nihayet kapıya söz geçirdi ve uçarcasına çıktı güneşli avluya. Daireye kontrol edilmişti. Mütevaffa yeğeni de daireyi de tümden unutup maruz kaldığı tehlikenin düşüncesiyle ilkilerek yalnızca bir kelime fısıldadı Maximilian Andreevich. Anlaşıldı, anlaşıldı ve avluya koştu. Birkaç dakika sonra bir traloybüs, planlama uzmanı ekonomisti Kiev Garı'na doğru götürüyordu. Ekonomist küçük odada oturduğu sırada ufak tefek adamcağızın başına son derece tatsız bir iş gelmişti. Adamcağız Varete'nin büfecisiydi. Adı da Andrei Fokic Sokov'du. Varete'de soruşturma yapılırken Andrei Fokic yaşananlardan uzakta durmuştu. Fark edilen tek bir şey vardı. O da artık her zamankinden daha üzgündü. Dahası getir götürücü Karpov'dan misafir büyücünün nerede konakladığını öğrenmeye çalışıyordu. Sahanlıkta ekonomisten ayrıldıktan sonra büfeci 5. kata ulaşmış ve 50 numaralı dairenin kapısını çalmıştı. Kendisine hemen kapıyı açmışlardı ama büfeci irkilerek gerilemiş ve hemen girmemişti içeri. Bu doğaldı. Cilveli bir dantelli önlük ve yine dantelli bir başlıktan başka üzerinde hiçbir şey bulunmayan ama altın ayakkabı giyen bir genç kız açmıştı kapıyı. Genç kızın fiziğine söylenecek yoktu. Dış görünüşüne dair tek kusur boynundaki kan rengi yara iziydi galiba. "Girsenize, madem çaldınız kapıyı." demişti genç kız edepsiz yeşil gözlerini bir dikerek. Andrei Fokic "He!" deyip gözlerini kırpıştırmış ve şapkasını çıkararak girişe adımını atmıştı. Tam bu sırada girişteki telefon çalmıştı. Utanmaz temizlikçi bir bacağını sandalyeye koyup ahizeyi kaldırmış ve "Alo." demişti. Gözlerini nereye kaçıracağını bilemeyen büfeci ayak değiştirerek şöyle düşünmüştü. Yabancının temizlikçesine bak. Tüh rezillik. Ve rezillikten kurtulmak için gözlerini bir sağa bir sola çevirip durmuştu. Büyük ve yarı karanlık girişin her yerine sıra dışı eşyalar ve kılık kıyafetler yığılmıştı. Mesela sandalyenin arkalığına alev kırmızısı kumaşla astarlanmış bir matem pelerine atılmıştı. Konsolun üstünde parıl parıl parlayan altın kabzalı bir kılıç yatıyordu. Gümüş kabzalı üç kılıç da şemsiye ya da baston misali öylece duruyordu köşede. Kartal tüyleri iliştirilmiş bereler de geyik boynuzuna asılmıştı. Evet demişti temizlikçi telefonda. Nasıl? Baron May gel mi? Dinliyorum. Evet. Sanatçı beyefendi bugün evdeler. Evet. Sizi görmekten mutluluk duyar. Evet. Misafirler. Fırak ya da siyah ceket. Ne? Gece 12'ye doğru. Sohbeti bitirip ahizeyi koymuş ve büfeciye dönmüştü. Ne istiyorsunuz? Sanatçı yurttaşı görmem gerek. Nasıl? Kendisini mi? Kendisini demişti büfeci üzünle. Bir sorayım demişti belirgin bir tereddütle temizlikçi ve mütevefa Berlioz'un çalışma odasının kapısını aralayıp bildirmişti. Şövalye küçük bir adam geldi. Mesir'i görmek istiyormuş. Girsin. Korevyev'in kırık sesi içitilmişe çalışma odasından. Misafir odasına buyurun diye vermişti genç kız. Sanki insanca giyinmiş gibi misafir odasının kapısını aralamış, kendisi ise girişten ayrılmıştı. Davet edildiği yere giren büfeciyi o kadar şaşırtmıştı ki odanın dekoru, neden geldiğini dahi unutmuştu. Büyük pencerelerin renkli camlarından arkasında iz bırakmadan kaybolan mücevherci kadının fantezisi, kiliselerdekine benzeyen sıra dışı bir ışık doluyordu içeri. Sıcak bahar gününe rağmen kocaman ve eski şöminede odun yanıyordu. Halbuki oda hiç sıcak değildi. Mahzenlere özgü bir rutubet sarmıştı hatta içeri gireni. Şöminenin önünde kaplan postunun üzerinde gözlerini kısıp uslu uslu ateşe bakan kocaman bir kara kedi oturmuştu. İçinde tanrı korkusu bulunan müfecinin bakınca irkildiği bir de masa vardı. Kiliselerde kullanılan sırmalı simli, ipek, kumaş örtülmüştü masanın üzerine sırmalı simli örtünün üzerinde küf ve toz bağlamış çok sayıda göbekli şişe duruyordu. Şişelerin arasında bir tabak ışıldıyordu ve bu tabağın som altından olduğu hemen anlaşılıyordu. Şöminenin önünde beli bıçaklı ufak tefek bir kızıl, uzun çelik bir kılıcın üstünde et parçaları kızartıyordu. Etin suyu ateşe damlıyor, duman bacaya yükseliyordu. Kızartma kokusunun yanında çok kuvvetli bir parfüm ve tütsü kokusu da vardı.'' Bu nedenle gazeteler sayesinde Berlioz'un ölümünden ve yaşadığı yerden haberdar olan büfecinin zihninden bir anlığına Berlioz için kilise töreni düzenlemesinler sakın düşüncesi geçmişti. Ama elbette saçma olan bu düşünceyi hemen uzaklaştırmıştır zihninden. Şaşkına dönen büfeci ansızın ağır bir bas sesi şişti. Evet efendim size nasıl yardımcı olabilirim? Bunun üzerine büfeci aradığı şahsı buldu gölgenin içinde. Kara büyücü üzerine yastıklar serpilmiş kocaman ama alçak bir divana uzanmıştı. Büfeci yanlış görmediyse sanatçının üzerinde sadece siyah iç çamaşır ve yine sivri burunlu siyah ayakkabılar vardı. Ben diye konuştu büfeci acı acı. Varyeti'nin büfe müdürüyüm. Sanatçı parmaklarında taşların ışıldadığı elini büfecinin ağzını kapatmak ister gibi ileri uzattı ve büyük bir hararetle konuşmaya başladı. Yok 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 bir kelime daha etmeyin. Asla ve kata. Büfenizdeki hiçbir şeyi ağzıma koymam ben. Dün saygıdeğer beyefendi büfenizin yanından geçtim ve şu ana dek ne Mersin balığını ne de beyaz peyniri unutabildim. Azizim beyaz peynir yeşil olmaz. Sizi kandırmışlar. Beyaz peynir beyaz olmalı. Peki çaya ne demeli? bulaşık suyu değil bu. Temizlikten bir haber bir genç kızın kovadaki kaynamamış suyu dev gibi semaverinize nasıl doldurduğunu gözlerimle gördüm. Bu sırada çay doldurmaya devam ediyorlardı. Olmaz cancağızım, böyle olmaz. Özür dilerim, diye girdi söze bu beklenmedik saldırı karşısında şaşkına dönen Andrei Fokic. Onun için gelmedim ben. Mersin balığının konumuzla ilgisi yok. Balık bozuksa nasıl ilgisi olmaz? Mersin balığını ikinci tazilikte göndermişler diye açıkladı büfeci. Cancağızım saçmalık bu. Nesi saçma? İkinci tazelik. İşte bu saçma. Tazelik tektir. İkincisi, üçüncüsü olmaz. Mersin balığı ikinci tazelikte demek, balık kokmuş demektir. Affedersiniz. Diye başlayacak oldu yine büfeci üzerine gelen sanatçıdan nasıl kurtulacağını bilmeden. Affedemem dedi bir iki kararlılıkla. Bunun için gelmedim buraya dedi iyice morali bozulan büfeci. Bunun için gelmediniz mi diye şaşırdı yabancı büyücü. Sizi başka hangi sebep getirebilir ki bana? Hafızam beni yanıltmıyorsa mesleki açıdan size yakın şahıslar arasında yalnızca ordu bakkalı bir kadınla tanışıyorum. Ama o da çok eskiden. Siz o zaman dünyada yoktunuz bile. Ama tanıştığımıza memnun oldum. Azazello, büfe müdürü beyefendiye bir tabire. Et kızartan dönüp baktı, bununla birlikte köpek dişleri büfeciyi dehşete düşürmüştü. Becerikli bir hareketle koyu renkli alçak meşe taburelerden birini uzattı büfeciye da üzerine oturabilecek başka bir şey yoktu. Büfeci, müteşekkirim diyerek oturağa çöktü. Çökmesiyle oturağın arka ayağının çatırt diye kırılması bir oldu. Büfecinin ağzından bir ho sesi çıktı ve kaba sertçe yere vurdu. Düşerken ayağı önündeki başka bir oturağa takıldı ve dolu bir kadeh kırmızı şarabı devirip pantolonuna döktü. Sanatçı heyecanla seslendi. Ay bir yeriniz incinmedi ya. Hazezello büfecinin kalkmasına yardım etti, bir başka oturak uzattı. Büfeci ev sahibinin pantolonunu çıkarıp ateşin karşısında kurutması yönündeki teklifini acı dolu bir sesle reddetti ve ıslak çamaşır ve kıyafet içinde kendini katlanamayacak kadar rahatsız hissederek çekine çekine bir başka taburaya oturdu. Alçakta oturmayı severim diye konuştu sanatçı. Alçaktan düşmek o kadar da tehlikeli değildir. Evet, Mersin balığında mı kalmıştık? Cancağızım, tazelik tazelik ve tazelik her büfecinin şiarı işte bu olmalı buyurun tadına bakmaz mıydınız bunun üzerine kılıç şöminenin kan kırmızısı ışığında büfecinin tam karşısında parladı ve atazello altın tabağa cızır cızır eden bir et parçası koydu üzerine limon sıktı ve büfeciye iki dişli bir altın çatal uzattı müteşekkirim ben yok yok tadına bakın büfeci nezaket icabı parçayı ağzına koydu ve Hemen anladı ki gerçekten de son derece taze. Daha da önemlisi fevkalade lezzetli bir şey çiğnemekteydi. Ama büfeci enfes aromalı ve sulu eti çiğnerken az kalsın boğulacak ve yine düşecekti. Yan odadan büyük koyu renkli bir kuş uçarak içeri girdi ve kanadıyla hafifçe büfecinin keline vurdu. Şöminenin üstünde saatin yanındaki rafa konunca kuşun bir baykuş olduğu görüldü. ''Ya Rabbi sen büyüksün.'' diye düşündü tüm büfeciler gibi asabi bir insan olan Andrei Fokic. Ne biçim daire bu? Bir kadeh şarap, beyaz, kırmızı. Günün bu saatinde hangi ülkenin şarabını tercih edersiniz? Müteşekkirim, ben içmem. Boşuna. İster misiniz bir parti zar atalım? Yoksa başka bir oyun mu seversiniz? Domino, iskambil? Ben oynamam dedi artık yorulan büfeci. Pek fena dedi ev sahibi noktayı koyarken. Kusura bakmayın ama şaraptan, oyunlardan, latif kadınların arkadaşlığından ve masa etrafı sohbetlerinden uzak duran erkeklerin içinde kötü bir şey saklıdır. Böyle insanlar ya ağır hastadır ya da gizli gizli nefret ederler çevrelerinden. İstisnalar da olabilir tabi. Benimle ziyafet masasına oturan şahıslar arasında bazen pek şaşırtıcı alçakların çıktığı da oldu. Evet, sizi dinliyorum. Nedir şikayetiniz? Dün bazı sihirler yapma lütfunda bulunmuştunuz. Ben mi? diye haykırdı büyücü hayretler içinde. İnsaf edin azıcık. Bana yakışmaz bile. Ah buyurun ama dedi şaşıran bir feci. Peki ya kara büyü seansı? Ah evet evet. Azizim size bir sır vereyim. Ben sanatçı değilim. Sadece Moskovalıları toplu halde görmek istedim. Bunun en kolay yolu da tiyatroydu. Mahiyetim de kediden tarafa salladı başını. İşte bu seansı düzenledi. Ben sadece oturup Moskovalıları izledim. Ama yüzünüz değişmesin. Söyleyin, seansla ilgili nedir sizi bana getiren? Hatırlarsınız sanırım, başka şeylerin yanında bir de tavandan kağıtlar uçuşmuştu. Sesini alçalttı büfeci ve çekinceyle dönüp arkasına baktı. Herkes de kaptı bunları. Bir delikanlı geliyor büfeye, onluk veriyor, sekiz buçuk para üstü veriyorum. Sonra bir başkası. O da mı genç? Yok, yaşlı. Derken üçüncü, dördüncü, ha veriyorum bozuklukları. Bugün kasayı kontrol edeyim dedim. Bakıyorum para yerine kesilmiş kağıt. Büfenin zararı 109 ruble. Ay, ay, ay diye haykırdı sanatçı. Gerçek banknot mu sanmışlar yoksa? Bilerek yapmış olmalarına ihtimal vermiyorum. Büfeci biraz yan gözle ve hüzünle dönüp arkasına baktı. Ama bir şey demedi. Üçkağıtçı olabilirler mi diye endişeyle sordu büyücü misafire. Moskovalar arasında üçkağıtçılar olabilir mi? Büfeci öyle bir acı gülümsemeyle cevap verdi ki buna her türlü şüphe kalkmıştı ortadan. Evet, Moskovalılar arasında üçkağıtçılar vardı. Adilik bu. Çileden çıktı Voland. Siz yoksul bir insansınız. Yoksulsunuz değil mi? Büfeci öyle bir çekti ki başını omuzlarına, yoksul olduğu meydana çıktı. Mevcut birikmişleriniz ne kadar? Samimi bir tonda sorulmuştu soru ama yine de itiraf etmek gerekir ki hassas bir soruydu. Büfeci ne diyeceğini bilemedi. 5 ayrı tasarruf sandığında toplam 249 bin ruble diye yanıt verdi yan odadan çatlak bir ses. Evde döşemenin altında da 200 adet altın onluğu var. Büfeci dibi tutmuş gibi yapışıp kaldı tabureye. Pek de yüklü bir miktar değil tabii dedi Volant misafirine tepeden bakarak. Doğrusu zaten ihtiyacınız da yok. Ne zaman öleceksiniz? Bunun üzerine büfeci artık çileden çıktı. Bunu kimse bilemez. Kimseyi de alakadar etmez diye cevap verdi. Tabii ya bilemez. Yine aynı berbat ses işitildi çalışma odasından. Duyan da binom açılımı zanneder. 9 ay sonra önümüzdeki Şubat'ta 1. MGU'daki kliniğin 4. koğuşunda karaciğer kanserinden ölecek. Büfecinin yüzü sapsarı kesildi. 9 ay diyerek düşünceli bir yüz ifadesiyle hesapladı Voland. 249 bin. Yuvarlak hesap ayda 27 bin mi ediyor? Biraz az ama mütevazi bir hayat için yeterli. Bir de şu onluklar var gerçi. Onlukları bozduracak fırsat olmayacak diye yine araya girdi aynı ses büfecinin kalbini buz kestirerek. Andrei Fokic'in ölümü üzerine evini derhal yıkacaklar, onluklar da devlet bankasına gönderilecek. Kliniğe yatmanızı tavsiye etmem diye devam etti sanatçı. Umutsuz hastaların incelemeleri ve hışkırıkları altında koğuşta ölmenin ne manası var? Şu 27 binle ziyafet düzenleseniz, yaylı çalgıların sesleri altında etrafınızda çakır keyif güzeller ve yiğit dostlar varken zehir içip öbür dünyaya göçseniz daha iyi değil mi? Büfeci kıpırdamadan oturuyordu ve çok yaşlanmıştı. Gözlerini koyu halkalar çevrelemiş, yanakları sarkmış, alt çenesi düşmüştü. Hayallere daldık dedi heyecanla ev sahibi. İşe dönelim. Gösterin bakalım şu kesilmiş kağıtlarınızı. Büfeci heyecanlanarak çıkardı tomarı cebinden. Açtı ve taş kesildi. Gazete parçasının içinde onluklar yatıyordu. Azizim siz gerçekten iyi değilsiniz dedi Volant omuz silkelerek. Büfeci yabani bir gülümsemeyle doğruldu tabur eden. Pepepeki dedi kekeleyerek. ya yine kağıda Hmm diye düşünmeye başladı sanatçı. O zaman yine gelirsiniz. Kapımız her zaman açık. Danıştığımıza memnun oldum. Bunun üzerine çalışma odasından Korevi'ye fırladı, büfecinin eline yapıştı. Kolunu koparırcasına sallayarak herkese ama herkese selam söylemesi için Andrei Fokic'den ısrarla ricacı oldu. Beyni duran büfeci girişe doğru hareketlendi. ''Hella, eşlik et!'' diye bağırdı Koraviyev. Yine şu kızıl çıplak girişte. Büfeci daracık kapı aralığından güç bela geçti. Görüşmek üzere diye tısladığı ve sarhoş gibi yürüdü. Biraz aşağı indikten sonra durdu, basamağa oturdu, paketi çıkardı, kontrol etti. Onluklar yerli yerindeydi. Tam bu sırada sahanlığa açılan daireden yeşil çantalı bir kadın çıktı. Basamakta oturan ve aptal aptal onluklara bakan adamı görünce gülümsedi ve düşünceli bir ifadeyle şöyle dedi. Bizim binada ne halde? Şu da sabahtan sarhoş. Gene pencere camını kırmışlar. Büfeciyi biraz daha dikkatle inceleyen kadın ilave etti. Yurttaş, denizde kum sizde onluk. Paylaşsan ya benimle de ha? Mesih aşkına beni rahat bırak dedi korkan büfeci ve hırsız gibi parasını sakladı. Kadın kahkaha attı. İblis görsün yüzünü ne kes. Şaka yapmıştım. Ve aşağı yürüdü. Büfeci yavaşça doğruldu, şapkasını düzeltmek için elini kaldırdı ve şapkanın başında olmadığını gördü. Geri dönmeyi hiç istemiyordu ama şapkaya da kıyamıyordu. Bir süre tereddüt ettikten sonra yine de döndü ve kapıyı çaldı. Gene ne istiyorsunuz diye sordu kahrolası Hella. Şapkacığı unutmuşum da diye fısıldadı büfeci parmağıyla kelini işaret ederek. Hela arkasını döndü, büfeci zihninde bir tu çekip gözlerini kapadı. Gözlerini açtığında Hela kendisine şapkasını ve koyu renk kabzalı bir kılıç uzatıyordu. Benim değil, diye fısıldadı büfeci kılıcı itip süratle şapkasını giyerek. ''Kılıçsız mı gelmiştiniz yoksa?'' diye şaşırdı ela. Büfeci bir şeyler söylendi ve hızla aşağı yürüdü. Nedense başında bir rahatsızlık vardı. Şapkanın içi fazla sıcaktı. Şapkayı çıkarınca korkuyla irkildi ve sessiz bir çığlık attı. Eski püskü bir horoz tüyü takılı kadife bir bere vardı ellerinde. Büfecinin istavroz çıkarmasıyla Beren'in miyavlayıp siyah bir kedi yavrusuna dönüşmesi bir oldu ve bu yavru Andrei Fok için başına geri sıçrayıp tüm tırnaklarını keline geçirdi. Bir çaresizlik çığlığı koyu veren büfeci aşağı koştu, kedi yavrusu ise başından düşüp merdivenlerden yukarı fırladı. Açık havaya çıkınca büfeci kemerli girişe doğru tırısak kalktı ve 302 bis numaralı şeytani binayı sonsuza kadar terk etti. Bundan sonra başına gelenler eksiksiz biliniyor. Kemer altından çıktıktan sonra büfeci bir şey arar gibi etrafına baktı çılgın gözlerle. Bir dakika sonra sokağın karşı tarafındaki eczanedeydi. Tam şu kelimeleri telaffuz etmişti ki ''Söyler misiniz acaba?'' Tezgahın ardındaki kadın haykırdı. ''Yurttaş, kafanız dilim dilim doğranmış.'' Beş dakika sonra büfecinin kafası sargı beziyle sarılmış ve büfeci Profesör Bertnaski ve Kuzmin'in karaciğer hastalıkları konusunda en iyi uzmanlar olarak kabul edildiğini öğrenmişti. Hangisinin daha yakın olduğunu sormuş, Kuzmin'in hemen şu avlunun öbür tarafındaki küçük beyaz konakta yaşadığını öğrenince de sevinçten tutuşmuştu. İki dakika sonra konaktaydı. Mekan küçük ve eskiydi ama çok çok rahattı. Karşısına ilk çıkan kişinin yaşlı bir dadı olduğu kalmıştı büfecinin aklında. Şapkasını almak istemişti ama büfecinin şapkası olmadığı için dadı boş ağzını çiğneyerek ortadan kaybolmuştu. Onun yerine bir aynanın önünde ve galiba bir kemerin altında orta yaşlı bir kadın belirmiş ve en erken ayın 19'una randevu alabileceğini söylemişti hemen. Büfeci kurtuluşun nerede olduğunu anında çözmüştü dehşetli gözlerle kemerin ardında bir çeşit giriş olduğu belli olan ve üç kişinin beklemekte olduğu yere bakıp fısıldadı. Ölümcül hastayım. Kadın kararsız gözlerle baktı büfecinin sargılı kafasına. Kısa bir tereddüdün ardından şöyle dedi. Madem öyle ve büfecinin kemerin arkasına geçmesine izin verdi. Aynı anda tam karşıdaki kapı açıldı, altın bir kelebek gözlük parladı. Önlüklü kadın şöyle dedi. Yurttaşlar, bu hasta sıra haricidir. Ve büfeci ne olduğunu anlamadan kendini Profesör Kuzmin'in çalışma odasında buldu. Bu uzunlamasına odada korkutucu, törensel ve tıbbi hiçbir şey yoktu. Neyiniz var diye sordu hoş bir sesle Profesör Kuzmin ve sargılı kafaya biraz endişeyle baktı. Az evvel güvenilir kaynaklardan öğrendiğime göre diye yanıtladı büfeci, bir yandan da yabani gözlerle camın ardındaki bir grup fotoğrafına bakıyordu. Önümüzdeki yılın Şubat ayında karaciğer kanserinden öleceğim. Durdurmanız için yalvarıyorum. Profesör Kuzmin yüksek gotik deri koltuğuna oturduğu gibi arkasına yaslandı. Affedersiniz ama sizi anlamıyorum. Doktora mı göründünüz? Başınız neden sargılı? Doktorun işi ne orada? Bir görseydiniz bu doktoru diye yanıtladı büfeci ve birden dişleri takırdamaya başladı. Başımı aldırmayın, ilgisiz. Boş verin başımı. Konuyla alakası yok. Karaciğer kanseri. Durdurmanızı rica ediyorum. İyi ama kim söyledi size bunu? Ona inanın. Hararetle rica etti büfeci. O bilir. Hiçbir şey anlamıyorum diyordu profesör omuz silkip koltukla birlikte masadan uzaklaşırken. Ne zaman öleceğinizi nasıl bilebilir ki? Üstelik doktor bile değil. Dördüncü koğuşta diye yanıtladı büfeci. Bunun üzerine profesör hastasına kafasına ıslak pantolonuna baktı ve şöyle düşündü. Bir bu eksikti. Deli. Şöyle sordu. Vodka içiyor musunuz? Hiç ağzıma sürmedim diye yanıtladı büfeci. Bir dakika sonra soyunmuş vaziyette, soğuk, muşamba kaplı divanın üzerinde yatıyor, profesör de karnını yokluyordu. Söylemek lazım, bu esnada keyfi epey yerine geldi büfecinin. Profesör kesin bir dille, şimdi en azından şu anda büfecide herhangi bir kanser belirtisi olmadığını iddia ediyordu. Ama madem öyle, Madem korkuyor ve şarlatanın teki kendisini korkutmuş, tüm analizleri yapmak gerek. Profesör nereye gitmek ve ne götürmek gerektiğini açıklayarak bir şeyler kararladı birkaç sayfa kağıda. Dahası, büfeciye sinirlerinin karma karışık olduğunu izah ederek, nevropatoloji profesörü buraya hitaben yazılmış bir not verdi. Ne kadar ödemem gerek size profesör diye sordu büfeci yumuşak ve titreyen bir sesle. Bir yandan da kalın cüzdanını çıkarıyordu. ''Ne kadar isterseniz.'' diye yanıt verdi profesör. Kesik kesik ve kupkuru. Büfeci 30 ruble çıkarıp serdi masaya. Ardından da gazete kağıdına sarılı şıngır şıngır bir para kulesini sanki kedi patisiyle iş görür gibi usulca koydu onlukların üstüne. ''Bu da ne?'' diye sordu Kuzmin ve bıyığını vurdu. ''Tiksinmeyin yurttaş profesör.'' diye fısıldadı büfeci. ''Yalvarırım, kanseri durdur. Derhal kaldırın altınlarınızı dedi profesör gururla. Siz en iyisi sinirlerinize bir baktırın. Hemen yarın idrar analizi verin. Çok çay içmeyin ve tuzdan kesinlikle kaçının. Çorbayı da mı tuzlamayayım diye sordu büfeci. Hiçbir şeyi tuzlamayın diye buyurdu Kuzmin. Eh dedi üzülerek büfeci. Bir yandan da şefkatle süzüyordu profesörü. Altınları topladı ve geri geri yürüdü kapıya. O akşam profesörün fazla hastası yoktu. Alaca karanlık yaklaşırken son hasta da ayrıldı. Profesör önlüğünü çıkarırken büfecinin onlukları bıraktığı yere baktı ve onluk monluk yoktu ortada. Sadece üç adet Abraho Durso şişe etiketi vardı. Neler döndüğünü şeytan bilir diye mırıldandı Kuzmin önlüğünün yerini yerde sürüyüp kağıtları yoklarken. Anlaşılan sadece şizofrenik değil, üçkağıtçı da. İyi de benden ne istemiş olabilir? İdrar tahlili kağıdı mı? <laughs> Palto hırsızı ve profesör bir kolu hala önlüğün içinde girişte koştu. Kısaniye Nikitichna diye bağırdı keskin bir sesle girişteki kapılarda. Paltolar yerinde mi? Bir bakar mısınız? Tüm paltoların yerinde olduğu anlaşıldı ama buna karşı nihayet profesör önlüğünü çıkarmayı başarıp masaya döndüğünde parkeye çakılıp kaldı adeta. Gözlerini masasından ayıramıyordu. Etiketlerin durduğu yerde yüzü mutsuz, öksüz, bir kara kedi yavrusu oturmuş, süt tabağının başında miyavlıyordu. Bu da nesi? Ama bu kadarı da Kuzmin ensesinin soğuduğunu hissetti. Profesörün alçak sesli şikayet çığlığına Kseniya Nikitichna koştu geldi ve hemen hastalardan birinin bırakmış olsa gerektiğini, profesörlerin başına bunun zaman zaman geldiğini söyleyerek derhal tamamen sakinleştirdi doktoru. Yoksul bir hayat sürüyorlar herhalde diye izah ediyordu Kseniya Nikitichna. Bizde ise elbette kimin bırakmış olabileceğini düşünüp bulmaya koyuldular. Şüpheler mide üzeri olan ihtiyar kadın üzerinde yoğunlaşıyordu. Odur tabii ki diyordu kısaniye Nikit içine. Şöyle düşünmüştür. Ölmek umurumda değil ama kediye yazık. Ama bir dakika diye bağırdı Kuzmin. Peki ya süt? Onu da mı o getirmiş? Sonra tabak? Şişecikle getirmiştir. Burada da tabakçığa dökmüştür diye açıkladı Kiseniyen Nikit içine. Her neyse ''Kediyi de tabakçığı da kaldırın.'' dedi Kuzmin ve Kısaniye Nikitiçna'yı kapıya kadar kendi geçirdi. Geri döndüğünde vaziyet değişmişti. Önlüğünü çiviye asarken profesör avluda bir kahkaha işitti. Doğal olarak bakmak için başını uzattı ve donup kaldı. Bir hanımefendi avlunun içinden karşı taraftaki ek binaya koşuyordu don gömlek. Profesör kadının adını bile biliyordu. Maria Alexandrovna. Kahkaha atan ise bir oğlan çocuğuydu. Bu da nesi? dedi Kuzmin küçümsemeyle. Tam bu sırada duvarın ötesinde profesörün kızının odasında pick-up Halalio Foxtrot'unu çalmaya başladı ve aynı anda profesörün arkasında bir serçe ötüşü duyuldu. Profesör arkasını döndü ve masanın üzerinde zıp zıp zıplayan irice bir serçe gördü. Hmm, sakin diye aklından geçirdi profesör. Pencereden uzaklaştığım sırada içeri girmiş olmalı. Her şey yolunda diye telkin etti kendine hiçbir şeyin kesinlikle yolunda olmadığını hissederek. Ve elbette esasen serçe yüzündendi bu. Serçeye dikkatle bakınca profesör bunun pek de sıradan bir serçe olmadığını hemen anladı. Rezil serçenin sol ayağı aksıyordu. Bu ayağı sürüyerek apaçık ağız yüz oynatıyor, senkoplarla çalışıyordu. Kısacası bir kabın sesine göre foxtrot yapıyordu. Tıpkı tezgah önündeki bir sarhoş gibi. Becerebildiği kadar hödüklük ediyor, küstah küstah profesöre bakıyordu. Kuzmin'in eli telefonun üstündeydi. Sınıf arkadaşı burayı aramakta niyeti. 60 yaşında bu tür bir serçenin ne anlama geldiğini soracaktı. Bir de ani baş dönmesi vardı tabii. Bu sırada serçe hediye gelen hokkanın üzerine oturup içine pisledi. Şaka yapmıyorum. Ardından yukarı uçtu, havada asılı kaldı. Sonra gerilip sanki gagası çeliktenmiş gibi üniversitenin tüm 94 yılı mezunlarını bir arada fotoğraflayan resmin camına gagasıyla vurdu. Camı paramparça etti ve ardından pencereden uçup gitti. Profesör telefon numarasını değiştirdi ve burayı aramak yerine Sülük Bürosu'na telefon etti. Profesör Kuzmin olduğunu söyledi ve derhal evine sülük gönderilmesini istedi. Ahizeyi asınca profesör yine masaya döndü ve Hemen o anda bir çığlık koyu verdi. Masada başörtülü bir kızıl haç hemşiresi oturuyordu. Elinde de üzerinde sülükler yazan bir çanta vardı. Kadının ağzına dikkatle bakan profesör çığlık attı. Bu ağız bir erkeğe aitti. Kulaklar ne kadar eğriydi ve bir tane köpek dişi vardı. Hemşirenin gözleri ölüydü. Paracıkları toplayın dedi hemşire erkek bahsesiyle. Yatmasınlar burada boşu boşuna. Kuş pençesini kürek gibi kullanıp topladığı etiketleri ve havada erimeye koyuldu. Aradan iki saat geçti. Profesör Kuzmin yatak odasında yatakta oturuyordu. Sülükleri şakaklarına, kulaklarının arkasına ve boynuna yapıştırmıştı. Kuzmin'in ayak ucunda ipek yorganın üstünde kır bıyıklı profesör buraya oturmuş, acısını paylaşan gözlerle Kuzmin'e bakıyor ve tüm bunların saçmalık olduğunu söyleyerek onu teskin ediyordu. Pencerede artık gece vardı. O gece Moskova'da başka hangi yabanilikler yaşandığı bilmiyoruz ve elbette öğrenmek niyetinde de değiliz. Üstelik bu gerçekçi anlatının ikinci kısmına geçme vakti geldi. Gel peşimden okur. İkinci kısım 19. Bölüm Margarita Gel peşimden okur. Dünyada hakiki, sadakatli, ebedi aşkın olmadığını kim söyledi sana? yalancının adi dilini kessinler. Gel peşimden okurum ve yalnızca benim peşimden ve ben sana göstereceğim böyle bir aşkı. Hayır, hastanede gecenin 12'nin ötesine devrildiği o vakitte acı içinde İvan Uçka'ya kadının kendisini unuttuğunu söylerken yanılıyordu usta. Bu olanaksızdı. Kadın elbette unutmamıştı onu. Evvela ustanın İvan Uçkaya açmak istemediği o sırrı açalım. Sevdiği kadının adı Margarita Nikolaevna'ydı. Ustanın zavallı şaire onunla ilgili anlattığı her şey tas tamam doğruydu. Sevdiği kadını doğru tarif etmişti. Güzel ve akıllıydı. Bir şey daha ilave etmek gerek buna. Kesin olarak söylenebilir ki çoğu kadın hayatını Margarita Nikolaevna'nın yaşadığı hayatla değiştirmek için ne gerekiyorsa verebilirdi. 30 yaşında çocuksuz bir kadın olan Margarita çok büyük bir uzmanın karısıydı. Üstelik bu uzman devlet açısından büyük önem arz eden bir buluş yapmıştı. Kocası genç, yakışıklı, iyi kalpli ve dürüsttü. Üstelik karısına tapıyordu. Arbat yakınlarındaki ara sokakların birinde bahçe içindeki muhteşem bir konağın tüm üst katında kocasıyla birlikte Margarita Nikolayevna oturuyordu sadece. Büyüleyici bir yer. Bu bahçeyi ziyaret etmek isteyen herkes bunu kendi gözleriyle görebilir. Bana başvursunlar. Onlara adresi söyler yolu gösteririm. Çünkü bu konak hala ayakta. Margarita Nikolayevna'nın paraya ihtiyacı yoktu. Canı ne isterse alabilirdi Margarita Nikolayevna. Kocasının tanıdıkları arasında enteresan insanlar vardı. Margarita Nikolayevna'nın eli gaz ocağına bir kere bile değmemiştir. Margarita Nikolayevna ortak dairelerdeki yaşamın korkunçluklarını bilmezdi. Peki mutlu muydu? Hiç de bile. 19 yaşında kocaya varıp bu konağa geldiğinden beri mutluluk nedir bilmiyordu. Tanrılar, tanrılarım, neydi bu kadının ihtiyacı? Gözlerinde her zaman anlaşılmaz bir alev yanan bu kadının ihtiyacı neydi? Bilmiyorum, İşin bu kısmı bana malum değil. Açık ki doğruyu söylüyordu, gotik konağa, müstekil bahçeye ya da paraya değil, ona, ustaya ihtiyacı vardı. Onu seviyordu, söylediği doğruydu. Ertesi gün şansına beklenen tarihte dönmeyen kocasıyla konuşamadan ustanın küçük evine gelip ustanın artık orada olmadığını öğrendiğinde Margarita'nın çektiklerini düşününce gerçeğe sadık bir anlatıcı ama yine de tali bir insan olan benim bile kalbim sıkışıyor. Hakkında bir şeyler öğrenebilmek için her şeyi yaptı ve elbette hiçbir şey öğrenemedi. Bunun üzerine konağa dönüp eski yerinde yaşamaya başladı. Ama kirli kar kaldırımlardan ve yollardan kaybolup ilkbaharın çürüksü ve huzursuz rüzgarı pencerelere vurur vurmaz Margarita Nikolayevna kışın olduğundan daha fazla hüzünlenmeye başladı. Çoğu vakit gizlice ağlıyordu uzun uzun ve acı acı gözyaşı dökerek. Sevdiği ölü mü yoksa diri mi bilmiyordu. Ve umutsuz günler ilerledikçe özellikle alacak karanlıklarda bir ölüye bağlı olduğu düşüncesi daha sık geliyordu aklına. Ya onu unutmalı ya da ölmeliydi. Çünkü bu hayatı taşıması olanaksızdı. Olanaksız. Onu unutmalı, ne pahasına olursa olsun unutmalı. Ama unutulmuyordu. İşte buydu derdi. Evet, evet, evet aynı hata diyordu Margarita. Sobanın önünde oturup Pontius Pilatus'u yazdığı sırada yanan o ateşin anısına yaktığı ateşe bakarak. Neden o gece ayrıldım ki yanından? Neden? Çılgınlık değil mi bu? Ertesi gün dürüstçe döndüm söz verdim gibi ama artık çok geçti. Evet, bahsız Mattalevi gibi ben de geç kalmıştım. Tüm bu sözler pek tabii ki saçmaydı. Çünkü o gece ustanın yanında kalsa bile esasen ne değişirdi? Onu kurtaracak mıydı sanki? Gülünç diye haykırabilirdik ama umutsuzluğa sürüklenmiş bir kadına yapmayacağız bunu. Kara Moskova'da ortaya çıkmasının sebep olduğu her türden saçma kargaşanın yaşandığı o gün yani Berlioz'un eniştesinin Kiev'e geri sürüldüğü, muhasebecinin tutuklandığı ve daha bir sürü aptalca ve anlaşılmaz şeyin yaşandığı Cuma günü, Margarita, Konahan Kulesi'nde fener biçiminde yükselen yatak odasında öğle civarı uyanmıştı. Çoğu vakit olduğu gibi uyandığında yine ağlamaya başlamadı Margarita. Çünkü bugün nihayet bir şey olacağı hissiyle uyanmıştı. Bu hissin farkına varınca kendisini terk edeceğinden korkarak onu alıp ısıtmaya ve ruhunda büyütmeye koyuldu. İnanıyorum diye fısıldadı Margarita tören havasında. İnanıyorum. Bir şey olacak. Olmaması olanaksız. Yoksa bana ne için gönderildi ki bu müebbet eziyet? Yalan söylediğimi, kandırdığımı ve insanlardan sakladığım gizli bir hayat sürdüğümü itiraf ediyorum. Ama bu kadar acımasız cezalandırılmaz ki insan bunun için. Çok yakında bir şey olacak. Çünkü hiçbir şeyin sonsuza kadar sürdüğü görünmemiştir. Ayrıca gördüğüm rüya bir şeye çıkacak. Buna yemin edebilirim. Margarita Nikolayevna güneşin doldurduğu kırmızı perdelere bakıp huzursuzluk içinde giyinir. Ve kıvır kıvır kıvrılmış kısa saçlarını üçlü aynanın önünde tararken işte böyle fısıldıyordu. O gece Margarita'nın gördüğü rüya gerçekten de sıradışıydı. Doğrusu kışın çektiği eziyetler sırasında bir kere bile görmemişti ustayı rüyasında. Gece onu rahat bırakıyor, o da sadece gündüzleri eziyet çekiyordu. Ama işte birden giri vermişti rüyasına. Margarita rüyada tanımadığı bir yeri gördü. İlkbaharın ilk aylarına özgü kapalı havanın altında umutsuz ve kederli bir yer. Paramparça koşturan kür rengi göğü gördü. Altında da sessiz bir elin kargası sürüsü. Çarpık bir köprü, altında bulanık bir bahar deresi. Neşesiz, yoksul, yarı çıplak ağaçlar. Yalnız bir titrek kavak. İleride ise ağaçların arasında bir bostanın ardında kütüklerden bir yapıcık. Ayrı bir mutfak mı yoksa hamam mı ancak şeytan bilebilir. Etraftaki her şeyi alabildiğine cansız ve öyle kederli ki insan kendini köprücün dibindeki kavağa asmak istiyor. Ne esen bir rüzgar ne kıpırdayan bir bulut ne de bir canlı. İşte yaşayan insan için cehennemi bir yer. Ve işte düşünebiliyor musunuz bu kütük yapının kapısı açılıyor ve o beliriyor. Epey uzakta ama yine de açık seçik görünüyor. Üstü başı perişan, ne giydiği belli değil. Saçları birbirine girmiş, yüzü tıraşsız. Gözleri hasta, endişeli. El edip çağırıyor kadını. Cansız havada boğulmak üzere olan Margarita, toprak topaklarına basa basa ona doğru koşuyor ve bu sırada uyanıyor. Buraya sadece iki anlama gelebilir diye akıl yürüttü kendi kendine Margarita Nikolayevna ölmüşse ve beni çağırıyorsa demek ki benim için gelmiş, ben de yakında öleceğim. Bu çok iyi çünkü çektiğim eziyetlerin sonu geldi demektir. Ya da hayatta. O halde rüyanın tek bir anlamı olabilir. O da bana kendini hatırlatması. Yine görüşeceğimizi haber veriyor. Evet, çok yakında görüşeceğiz. Margarita aynı heyecanlılık hali içerisinde giyindi. Aslında talihin ondan yana olduğunu telkin etti kendine talihli anları yakalamayı ve bunlardan faydalanmayı bilmek gerekiyordu. Kocası tam üç günlük bir iş gezisine çıkmıştı. Üç gün boyunca tek başınaydı. İstediği şeyi düşünmesini, beğendiği şeyi hayal etmesini engelleyecek kimse olmayacaktı. Konağın üst katındaki beş odanın tamamı, yani Moskova'da on binlerce insanın gıpta edeceği bütün daire emrine amadeydi. Ne var ki tam üç günlük özgürlüğü eline alan Margarita'nın Vakit geçirmek için seçtiği yer bu gösterişli dairenin içindeki en iyi yer olmaktan çok uzaktı. Çayını doya doya içtikten sonra iki büyük dolabın içinde çeşitli eskilerin yanı sıra valizlerin de saklandığı penceresiz karanlık odaya gitti. Çömelip ilk dolabın alt çekmecesini açtı ve ipekli kumaş parçaları yığının altından hayatta sahip olduğu tek değerli şeyi çıkardı. Margarita'nın ellerinde kahverengi derili eski bir albüm belirdi. Albümün içinde ustanın fotoğraf kartı, onun adına açılmış 11 rubrelik hesaba ait tasarruf sandığı cüzdanı, belur kağıtlar arasında düzleştirilmiş kuru gül yaprakları ve daktiloyla doldurulmuş, alt kenarı yanık, folyo ebadında bir defterin parçası vardı. Bu zenginlikle yatak odasına dönen Margarita Nikolaevna, üç kanatlı aynaya fotoğrafı iliştirdi ve ateşin berbat ettiği defteri dizlerine koyup, sayfalarını çevirerek ve yıkılmasından sonra, ne başı ne de sonu kalan şeyi tekrar okuyarak bir saat kadar oturdu. Akdeniz'den gelen karanlık valinin nefet ettiği şehrin üstünü örttü. Tapınakla korkunç Antonius Kulesi'ni birbirine bağlayan asma köprüler kayboldu. Dipsizlik gökyüzünden indi ve hipodromun üstündeki kanatlı tanrıları mazgalları ile birlikte Haşmonayim Sarayı'nı, pazar yerlerini, kervansarayları, ara sokakları, göletleri doldurdu. Ulu şehir Yerşalayim hiç var olmamışçasına kayboldu. Margarita devamını okumak istiyordu ama devamında muntazamlığını yitirmiş kenar püskülünden başka hiçbir şey yoktu. Margarita Nikolayevna gözyaşlarını silerek defteri bıraktı, dirseklerini konsola dayadı ve aynada yansıyarak gözlerini fotoğraftan ayırmadan uzun süre oturdu. Sonra gözyaşları kurudu. Margarita dikkatle dürdü servetini ve Birkaç dakika sonra yeniden ipekli kumaş parçalarının altına gömdü ve karanlık odanın kilidi şangırtıyla kapandı. Margarita Nikolayevna gezintiye çıkmak için girişte paltosunu giyiyordu. Margarita'nın ev işçisi, güzeller güzeli Natasha, ona yemek ne yapılsın diye sordu fark etmez cevabını alınca da kendini eğlendirmek için ev sahibisiyle sohbete koyuldu. Neden söz ettiğini Tanrı bilirdi. Güya dün tiyatroda sihirbazın biri öyle sihirler göstermişti ki herkesin ağzı açık kalmıştı. Sihirbaz herkese ikişer flakon ithal parfüm ve bedava dizüstü çorap dağıtmıştı. Seans bitince de seyirciler sokağa çıkmış ve hop herkes çırılçıplak kalmıştı. Margarita Nikolayevna girişte aynanın önündeki sandalyeye yığılıp kahkahalarla gülmeye başladı. ''Natasha, hiç utanmıyor musunuz?'' diyordu Margarita Nikolayevna. ''Okur yazar, akıllı bir kızsınız.'' Kuyruklarda şeytan bilir ne yalan söylüyorlar. Siz de tekrar ediyorsunuz. Natasha'nın yanakları alal al oldu. Ve hararetle itiraz etti. Kimse yalan söylemiyordu. Bugün Arbat'ta de bizzat kendisi görmüştü şarküteriye ayakkabılarıyla gelen bir kadın yurttaşı. Kasada ödeme yapmak istediği sırada ayakkabılar ayağından kaybolmuş ve kadın çorapla kalmıştı. Gözleri fal taşı gibi topukta delik. Ayakkabılar büyülüydü. İşte o seanstan. ''O vaziyette mi gitti? O vaziyette gitti.'' diye bağırdı Natasha. Kendisine inanılmadığı için gitgide daha fazla kızarıyordu yüzü. Dün Margarita Nikolayevna, polis gece 100 kişi topladı. Bu seansa katılan yurttaşlar Tverskaya'da sadece içlikleriyle koşuyormuş. Elbette bunu Darya adlandırmıştır diyordu Margarita Nikolayevna. Dehşetli bir yalancı olduğunu epeydir fark ediyordum. Komik sohbet Natasha için hoş bir sürprize notlandı. Margarita Nikolayevna yatak odasına gitti ve oradan elinde bir çift dizüstü çorap ve kolonya flakonu ile çıktı. Margarita Nikolayevna Natasha'ya kendisinin de bir sihir göstermek istediğini söyleyip hem çorapları hem de şişeyi ona hediye etti. Ve ondan tek bir ricası olduğunu söyledi. Sadece çorapla Tverskaya'da koşmaması ve Darya'yı dinlememesi. Ev sahibisi ve ev işçisi öpüşüp vedalaştılar. Margarita Nikolayevna trolay koltuğun yumuşak ve rahat arkalığına yaslanıp Arbat'a doğru yol alırken kah kendi düşüncelerine dalıyor. Kah önünde oturan iki yurttaşın fısıldaştığı konuya kulak veriyordu. Beriklerse kimsenin işitmediğinden emin olmak için zaman zaman arkalarını dönüp saçma sapan bir şey hakkında fısıldaşıyordu. Pencere kenarında oturan gürbüz, etli butlu, fırıl fırıl domuz gözlerine sahip şahıs ufak tefek komşusuna alçak sesle Tabutu siyah örtüyle örtmek zorunda kaldıklarını anlatıyordu. Olamaz diye fısıldıyordu ufak tefek olanı şaşkınlıkla. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Jaldibin nasıl bir tedbir aldı peki? Trolleybus'un tek düze uğultusu arasında pencereden şu kelimeler işitildi. Suç, araştırma ve soruşturma. Skandal. Resmen mistik bir şey var bunda. Margareta Nikolayevna bu kesik kesik parçalardan bir şekilde bağlantılı bir şeyler çıkardı. Yurttaşların fısıldaştığına göre bu sabah bir müteveffanın kim olduğunu söylememişlerdi, tabutundan kafası çalınmıştı. İşte bu yüzden Jeldib'in dedikleri adam şimdi çok endişeleniyordu. İşte troleibüste fısıldaşanlar da soyulan mütevfefa ile bir şekilde ilişkiliydi. Çiçek alacak zamanımız olur mu diye endişelendi ufak tefek olanı. Yakma işlemi ikide mi demiştin? Margarita Nikolayevna tabuttan çalınan kafa ile ilgili bu gizemli lakla dinlemekten nihayet bıktı ve şimdi inmesi gerektiği için sevindi. Margarita Nikolaevna birkaç dakika sonra Kremlin duvarının dibindeki banklardan birinde oturuyordu. Öyle ki oturduğu yerden manej görülebiliyordu. Margarita parlak güneşe bakıp gözlerini kısıyor, bugünkü rüyasını hatırlıyor, günü gününe ve saati saatine tam bir yıl önce yine bu bankta onun yanında nasıl oturduğunu hatırlıyordu bugün yanında değildi. Ama Margarita Nikolayevna yine de düşüncesinde onunla konuşuyordu. Eğer seni sürgüne yolladılarsa neden bir haber göndermiyorsun bana? İnsanlar bir şekilde haber veriyor hep. Beni sevmiyor musun artık? Yok, nedense buna inanmıyorum. Demek ki sürgüne yollandın, ortada öldün. Öyleyse affederim seni. Beni bırak. Bana nihayet yaşama, nefes alma özgürlüğü ver.'' Margarita Nikolaevna onun yerine cevap veriyordu kendine. Özgürsün. Sana engel mi oluyorum sanki? Sonra itiraz ediyordu ona. Hayır, bu ne biçim bir cevap? Hayır, çık hafızamdan. O zaman özgür olacağım. Gelip geçenler vardı Margarita Nikolayevna'nın yanından. Adamın biri iyi giyimli kadına baktı yan gözle. Güzelliği ve yalnız oluşu dikkatini çekmişti. Öksürerek Margarita Nikolaevna'nın oturduğu bankın ucuna ilişti cesaretini toplayıp konuştu. Şüphesiz hava güzel bugün. Ama Margarita öyle karanlık bir bakış attı ki ona adam kalkıp uzaklaştı. İşte bir örnek diyordu içinden Margarita kendini esir alana. Neden kovdum ki bu adamı? Sıkılıyorum. Bu kazanavanın nesi kötü ki? Şu aptal şüphesiz lafı hariç tabii. Neden baykuş gibi tek başıma oturuyorum duvarın altında? Neden hayatla ilişkimi kestim? İyice hüzünlenip başını öne eğdi. Ama tam bu sırada yine sabahki beklenti ve heyecan dalgası vurdu göğsüne birden. Evet, bir şey olacak. Dalga ikinci kez vurdu ve bunun üzerine bunun aslında bir ses dalgası olduğunu anladı. Yaklaşan davul vuruşları ve notaları, hafif yanlış basan trompet sesleri şehrin gürültüsü arasında gitgide daha net duyuluyordu. Bahçe parmaklarının boyu sıra yolu adımlayan atlı bir polis çarptı gözüne önce. Ardından da üç yaya. Sonra üzerinde müzisyenlerle birlikte ağır ağır giden bir kamyon. Ardından yavaş hareket eden yepyeni bir açık cenaze arabası. Üzerinde çelenklerle kaplı tabut, kasanın köşelerinde ise ayakta dört kişi, üç erkek, bir kadın. Margarita aradaki mesafeye rağmen yakalamıştı cenaze arabasında ayakta dikilerek müteveffayı son yolculuğunu uğurlayan bu insanların yüzündeki tuhaf ne yapacağını bilememe ifadesini. Özellikle arabanın sol arka köşesine dikilen kadın yurttaşta fark ediliyordu bu. Yurttaşın şişman yanakları sanki nazik bir sırla daha da şişmişti içeriden. Şiş gözlerinde iki anlamlı alevler oynuyordu. Sanki az sonra kadın yurttaş dayanamayıp mütevaffayı işaret edecek ve göz kırpıp şöyle diyecekti. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Resmen mistik bir şey var bunda. Arabanın arkasından ağır ağır yürüyerek cenazeyi yayan, uğurlayan 300 kadar insanın yüzlerinde de okunuyordu. ne yapacağını bilmezdik. Margarita gözleriyle uğurladı yürüyüş alayını. Bir yandan da hep aynı dum 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 sesini çıkaran kederli Türk davulunun uzaklarda gücünü yitirmesine kulak verip düşünüyordu. Ne garip bir cenaze ve şu dum sesi ne kadar da hüzünlü. Ah, hayatta olup olmadığını öğrenmek için ruhumu rehin verirdim şeytana. Hayret doğrusu. Kimi gömüyorlar acaba böyle şaşkın yüzlerle? Berlioz Mihail Aleksandrovici. Bir miktar burundan çıkan bir erkek sesi işitildi hemen yanında. Masolit başkanını. Şaşıran Margarita Nikolayevna döndü ve kendi bankında bir yurttaşın oturduğunu gördü. Belli ki Margarita cenaze alayına dalmışken sessiz sedasız ilişmişti ve Margarita da herhalde son soruyu dalgınlıkla sesli sormuş olmalıydı. Bu sırada muhtemelen ilerideki trafik ışığına takılan alay durmaya başladı. Evet diye devam etti Meçhul Yurttaş. Ruh halleri çok şaşırtıcı. Müteveffayı götürüyorlar ama tek düşündükleri kafasının nereye kayboldu. Hangi kafa? diye sordu Margarita. Bir yandan da beklenmedik komşusunu inceliyordu. Komşusu kısa boylu, alev kızılı saçlı, köpek dişli, kıyafetleri kolalı, Kaliteli kumaştan çizgili takım elbise, rugan ayakkabı ve melon şapka giyen biriydi. Kravatı parlaktı. Şaşırtıcı olan şu ki bu yurttaşın erkeklerin genelde mendil ya da dolma kalem taşıdığı cebinde eti sıyrılıp yenmiş bir tavuk kemiği sırıtıyordu. Mesele şu diye izah etti Kızıl. Bu sabah Gribayadov'un salonunda müteveffanın kafasını tabuttan yürüttüler. Nasıl olabilir böyle bir şey diye sordu gayri ihtiyar Margarita. Aynı zamanda trolleybüsteki fısıltıyı hatırlamıştı. Şeytan bilir diye yanıt verdi kızıl laibuali bir tavırla. Bence bunu Behumot'a sormak fena olmazdı. Dehşet kıvrak yürütmüşler. Skandalın böylesi. Ve asıl önemlisi kafanın kime ve neden gerekli olduğu belirsiz. Margarita Nikolayevna kendi dertleriyle ne kadar meşgul olursa olsun gitgide daha fazla şaşırtıyordu meçhul yurttaşın acayip zırvaları. Bir dakika dedi birden heyecanla. Hangi Berlioz? Bugün gazetelerde yazan mı? Elbette, elbette. O zaman tabutun arkasından gidenler de edebiyatçı, öyle mi? diye sordu Margarita ve birden taş kesildi. Pek tabii. Peki Simayen tanır mısınız onları? Hepsini tek tek diye yanıt verdi Kızıl. Söyler misiniz diye konuştu Margarita ve sesi boğuklaştı. Eleştirmen Latunski yok mu aralarında? Onsuz olur mu? diye yanıt verdi Kızıl. İşte dördüncü sırada en kenardaki. Şu sarışın mı yoksa diye sordu Margarita gözlerini kısıp. Kül rengi olan görüyor musunuz gözlerini göğe dikti. Papaza benzeyen ha. Margarita Latunski'yi incelemeye koyuldu ve başka bir şey sormadı. Gördüğüm kadarıyla diye konuştu Kızıl yüzünde bir gülümsemeyle. Şu Latunski'den nefret ediyorsunuz. Nefret ettiğim birileri daha var," diye yanıt verdi Margarita dişlerinin arasından. Ama konuşacak kadar ilginç değil. Cenaze alayı bu sırada ileri doğru hareketlenmişti. Yayaların arkasından büyük oranda boş otomobillerden oluşan bir dizi uzanıyordu. Elbette ne kadar ilginç olabilir ki Margarita Nikolayevna? Margarita şaşırdı. "Beni tanıyor musunuz?" Kızıl cevap vermek yerine şapkasını çıkarıp selam verdi. Tam bir haydut suratı diye düşündü Margarita. Sokakta karşılaşıp sohbet ettiği adamı incelerken. Ama ben sizi tanımıyorum dedi Margarita kupkuru. Nereden tanıyacaksınız? Beni bir iş için gönderdiler size. Margarita'nın rengi attı ve geri çekildi. Doğrudan bununla başlamalıydınız diye konuştu. Kesik kafayla ilgili şeytan bilir ne saçmalıklar anlatmanıza gerek yoktu. Beni tutuklamak mı istiyorsunuz? Alakası yok dedi kızıl heyecanla. Bu da ne böyle? konuştuk diye illa tutuklamamız mı gerek? Sizinle alakalı bir iş var, hepsi bu. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne işi? Kızıl sağına soluna baktı ve esrarengiz bir tavırla şöyle dedi: "Sizi bu akşam misafirliğe davet etmek için gönderdiler beni." Ne sayıklıyorsunuz? Ne misafirliği? Çok seçkin bir yabancıya dedi Kızıl manidar bir ifadeyle gözlerini kısıp. Margarita çok öfkelendi. Çöpçatanlık sokağa indi demek dedi uzaklaşmak üzere yerinden kalkarken. Böyle bir görev için aldığımız teşekküre bak diye haykırdı Kızıl gücenerek ve uzaklaşan Margarita'nın arkasından mırıldandı. Aptal! Alçak diye yanıt verdi Berik'i dönerek ve hemen o anda Kızıl'ın sesini işitti arkasında. Akdeniz'den gelen karanlık valinin nefret ettiği şehrin üstünü örttü, tapınakla korkunç Antonius Kulesi'ni birbirine bağlayan asma köprüler kayboldu dipsizlik gökyüzünden indi ve hipotromun üstündeki kanatlı tanrıları, mazgalları ile birlikte Haşmonahim sarayını, pazar yerlerini, kervansarayları, ara sokakları, göletleri doldurdu. Yanık defterinizle ve kuru gülünüzle cehenneme kadar yolunuz var. Burada bankta tek başınıza oturun ve sizi özgür bırakması için, nefes almanıza izin vermesi için, hafızanızdan çıkması için ona yalvarın. Yüzü bembeyaz kesilen Margarita banka geri döndü. Kızıl gözlerini kısmış ona bakıyordu. ''Hiçbir şey anlamıyorum.'' diye konuştu hafif sesle Margarita Nikolaevna. ''Deftere öğrenmek mümkün. İçeri sızmak, gizlice bakmak. Natasha'yı mı satın aldınız? Öyle mi? Ama düşüncelerimi nasıl öğrenebildiniz?'' Acı çeker gibi alnını karıştırdı ve ekledi. ''Söyleyin, kimsiniz? Hangi kurumdansınız?'' ''Amma sıkıcı iş.'' diye söylendi Kızıl ve sesini yükselterek konuştu. ''Hiçbir kurumdan olmadığımı söyledim ya size.'' Oturun lütfen. Margarita itirazsız boyun eğdi ama otururken bir kere daha sormadan edemedi. Kimsiniz? Peki, öyle olsun. Adım Azazello ama yine de sizde bir çağrışım yapmayacaktır. Defteri ve düşüncelerimi nasıl öğrendiğinizi söyler misiniz peki? Söylemem, dedi Azazello kupkuru. Ama onunla ilgili bir şeyler biliyorsunuz değil mi? diye yalvarırcasına fısıldadı Margarita. Biliyorum diyelim. Yalvarırım tek bir şeyi söyleyin. Yaşıyor mu? İşkence etmeyin. Yaşıyor yaşıyor dedi Azatörlü isteksiz. Aman ya Rabbi. Rica ederim. Heyecan ve bağırış çağrış olmasın dedi Azatörlü yüzünü asıp. Affedersiniz, affedersiniz diye mırıldandı bu sefer Margarita boyun eğerek. Ben elbette sinirlendim size ama siz de kabul edin. Sokakta bir kadını bir yere misafirle davet ettiklerinde. ön yargılarım yoktur, sizi temin ederim. Neşeden yoksun bir tebessüm belirdi Margarita'nın yüzünde. Ama hiç yabancı görmüyorum. Onlarla sosyalleşmek gibi bir hevesim de yok. Ve üstelik kocam. Benim dramım şu ki sevmediğim biriyle yaşıyorum. Ama onun hayatını mahvetmeyi de adilik sayarım. İyilikten başka bir şey görmedim ondan. Bu daldan dala konuşmayı dinlerken Azazello'nun sıkıldığı belliydi. Sertçe şöyle dedi. Bir dakika susmanızı rica edeceğim. Margaret'e boyun eğerek sustu. Sizi davet ettiğim yabancı tamamen tehlikesizdir. Ve bu ziyaretten kimseciklerin haberi olmayacak. Sizi temin ederim. Peki neden beni görmek istiyor diye sordu Margarita kurnaz bir samimiyetle. Bunu daha sonra öğreneceksiniz. Anlıyorum. Onun olmam gerekiyor dedi Margarita düşünceli. Bunun üzerine küçümser bir hımm çıktı ağzından ve şöyle cevap verdi. Dünyadaki her kadın sizi temin ederim isterdi bunu. Bir gülücük Azazello'nun suratını vurdu ama sizi hayal kırıklığına uğratacağım, bu olmayacak. Bu nasıl bir yabancı böyle? diye şaşkınlık içinde o kadar yüksek sesle aykırdı ki Margarita, bankın yanından geçenler dönüp ona baktılar. Ve benim çıkarım ne ona gitmekten? Azazello kadına doğru eğildi ve manidar bir ifadeyle fısıldadı. Çok büyük bir çıkar. Fırsattan istifade edeceksiniz. Ne? diye haykırdı Margarita ve gözleri yüz yuvarlak oldu. Eğer sizi doğru anlıyorsam orada onunla ilgili bir şeyler öğrenebileceğimi ima ediyorsunuz öyle mi? Azazello sessizce başını salladı. Gideceğim diye haykırdı Margarita kuvvetle ve Azazello'nun koluna yapıştı. Her yere gitmeye razıyım. Rahatlayan Azazello derin bir nefes alıp sırtıyla bankın üstüne kocaman kazınmış Nuyura ismini örterek arkalığa yaslandı ve ironiyle konuştu. Şu kadın milleti de ne zor. Ellerini cebine soktu ve ayaklarını upuzun uzattı ileri. Neden misal? Beni yolladılar bu iş için. Behemoth gitseydi keşke. Cazibelidir. Margarita yüzünde çarpık ve zavallı bir tebessümle konuştu. Bilmeceleriniz de beni oyuna getirmeyi ve bana işkence etmeyi bırakın. Bahsız bir insanım ben. Siz de bundan faydalanıyorsunuz. Duhaf bir hikayenin içine giriyorum ama yemin ederim Yalnızca ondan söz ederek beni kandırdığınız için tüm bu anlaşılmazlıklar başımı döndürüyor. Drama gerek yok, drama gerek yok dedi Azazello yüzünü buruşturup. Siz de beni anlayın. İdare işler sorumlusunun suratına patlatmak ya da enişteyi evden kovalamak ya da birini kurşunlamak ya da buna benzer başka bir önemsiz iş. Bunlar doğrudan benim uzmanlık alanıma giriyor ama aşık kadınlarla konuşmak. Teşekkür ederim, almayayım. Yarım saattir dil döküyorum size. Ne diyorsunuz? Gidecek misiniz? Gideceğim dedi basitçe Margarita Nikolaevna. O halde buyurunuz dedi Azazello ve cebinden yuvarlak bir altın kutucuk çıkarıp şu sözlerle birlikte Margaritaya uzattı. Saklayın. Gelip geçenler bakıyor. Buna ihtiyacınız olacak Margarita Nikolaevna. Son altı ayda keder adamı kılı yaşlandırmış sizi. Margarita parlayacak gibi oldu ama bir şey demedi. Azazello devam etti. Bu akşam tam dokuz buçukta çırçıplak soyunup bu merhemle yüzünüzü ve bütün vücudunuzu ovun. Ondan sonra ne isterseniz yapın ama telefondan uzaklaşmayın. Onda sizi arayacağım ve gerekenleri söyleyeceğim. Sizin herhangi bir şeyle uğraşmanıza gerek olmayacak. Gideceğiniz yere ulaştırılacaksınız ve herhangi bir rahatsızlık verilmeyecek size. Anlaşıldı mı? Margarita bir süre sustu sonra cevap verdi. Anlaşıldı. Bu şey som altından, ağırlığından belli. Satın alındığımı ve bedelini fazlasıyla ödeyeceğim karanlık bir hikayenin içine çekildiğimi anlıyorum ama yapacak bir şey yok. Bu da ne böyle dedi Azazelo neredeyse tıslayarak. Yine mi başladınız? Hayır durun bir dakika. Kremi geri verin. Margarita kutuya daha sıkı sarılıp devam etti. Hayır durun bir dakika. Beni neyin beklediğini biliyorum. Ama her şeye göğüs germemin sebebi odur. Çünkü dünyada başka hiçbir şeye karşı umut beslemiyorum artık. Ama size söylemek isterim ki beni mahvedecek olursanız bundan utanç duyacaksınız. Evet utanç. Aşk yüzünden öleceğim. Ve göğsünü yumruklayarak güneşe baktı Margarita. Geri verin diye tısladı Azazel öfkeyle. Geri verin. Canı cehenneme. Beyamot'u göndersinler. Ah hayır diye haykırdı Margarita gelip geçenleri hayrete düşürerek. Her şeye razıyım. Bu merhem sürmeli komediyi gerçekleştirmeye razıyım. Cehennemin dibine kadar gitmeye razıyım. Geri vermiyorum. Vay diye bağırdı anden Aziz ve bahçenin parmaklıklarına doğru gözlerini belertip parmayla bir yeri işaret etti. Margarita, Azazello'nun işaret ettiği tarafa döndü ama dikkate değer bir şey göremedi. Bunun üzerine şu saçma sapan vayın ne olduğuna dair bir açıklama almak arzusuyla Azazello'ya döndü. Ama açıklama verecek kimse yoktu ortada. Margarita Nikolayevna'nın gizemli sohbet arkadaşı kaybolmuştu. Margarita bu çığlıktan önce kutucuğu sakladığı çantaya soktu elini hemen ve kutucuğun yerli yerinde durduğundan emin oldu. Bunun üzerine hiçbir şey düşünmeden Aleksandrovski sattan alar aceleye uzaklaştı. 20. Bölüm Azazello'nun KREMI Tertemiz akşam göğünde asılı duran dolunay görünüyordu akçağış dalları arasından ıhlamırlar ve akasyaların bıraktığı gölgeler bahçedeki toprağa karma bir desenle işlemişti. Fenerin kendisi açık ama perdeleri kapalı üçlü penceresi çılgın bir elektrik ışığıyla aydınlanmıştı. Margarita Nikolayevna'nın yatak odasında tüm lambalar yanıyor ve odadaki bütün dağınıklığa ışık tutuyordu. Yatakta battaniyenin üstünde gecelikler, dizüstü çoraplar ve çamaşırlar yatıyordu ve top haline getirilip atılmış başka çamaşırlar bir heyecan anında ezilmiş sigara kutusuyla birlikte öylece yerde duruyordu. Ayakkabılar içilmemiş bir fincan kahve ve içinde izmeli tüten bir küllükle birlikte komodinin üstündeydi. Sandalyenin arkalığında siyah bir akşam elbisesi asılıydı. Oda parfüm kokuyordu. Ayrıca bir yerden kızgın ütü kokusu geliyordu. Margarita Nikolayevna şifon yerin önünde çıplak bedenin üstüne attığı bir bornoz ve siyah nubuk ayakkabılarla oturuyordu. Saatli altın bilezik Margarita Nikolayevna'nın önünde Azazello'dan aldığı kutucuğun yanında duruyordu ve Margarita gözlerini kadrandan ayırmıyordu. Zaman zaman saatin bozulduğunu, kolların hareket etmediğini düşünmeye başlıyordu. Ama kadrana yapışmışçasına çok yavaş da olsa hareket ediyorlardı ve nihayet uzun kol 10. saatin 29. dakikası üzerine düştü. Margarita'nın kalbi deli gibi çarptı. Hatta bu yüzden hemen alamadı kutucu elini. Kendine hakim olduktan sonra kutuyu açtı Margarita ve içinde yağlı, sarımtırak bir krem olduğunu gördü. Bataklık yosunu kokuyordu sanki. Margarita parmağının ucuyla avcuna bir sürümlük aldı kremden. Bunun üzerine daha kuvvetli yıldı bataklık otları ve orman kokusu. Ardından kremi alnına ve yanaklarına sürmeye başladı. Krem kolay sürülüyordu ve sanki anında buharlaşıyordu. Birkaç kere süründükten sonra Margarita'nın aynaya bakmasıyla kutucuğu tam saatin camına düşürmesi ve camı çatlatması bir oldu. Margarita gözlerini kapadı sonra bir kere daha baktı ve taşkın kahkahalarla gülmeye başladı. Kenarları cımbızla ip gibi inceltilen kaşlar gürleşmiş ve Muntazam kara kemerler halinde yeşillenen gözlerin üstüne oturmuşlardı. Burnunun üstünü ikiye bölen ince dik kırışık ki ustanın kaybolduğu Ekim ayında ortaya çıkmıştı, iz bırakmadan kaybolmuştu. Şakaklarındaki sarıya çalan gölgeler ve gözlerinin dış köşelerinde belli belirsiz fark edilen ağacıklar da gitmişti. Yanak derisi muntazam, pembe bir renkle dolmuş, anlı beyazlaşıp temizlenmiş, kuaför işi bukleler de açılmıştı. 30 yaşındaki Margarita'ya doğuştan kara kıvırcık saçlara sahip 20'li yaşlarda dişlerini gösterip durdurak bilmeden kahkaha atan bir kadın bakıyordu aynadan. Doya doya kahkaha attıktan sonra Margarita tek hamlede bornozdan fırladı ve yağlı hafif kremden avcına bolca alarak kuvvetli hareketlerle vücuduna sürmeye başladı. Vücut anında pembeleşip yandı. Ardından Aleksandrovski sattaki buluşmadan sonra bütün akşam zonklayan şakağı sanki beyinden bir iğneyi çekip çıkarmışlar gibi bir anda sustu. Kol ve bacak kasları kuvvetlendi ardından Margarita'nın bedeni ağırlığını yitirdi. Yerinden sıçradı ve halının üstünde havada asılı kaldı. Sonra yavaş yavaş alçalıp yere indi. Krem diye buna derim diye bağırdı Margarita koltuğa atılırken. krem sürmek sadece dış görünüşünü değiştirmemişti. Şimdi içinde vücudunun her parçacında sevinç fokur diyordu. Tüm bedenini ısıran kabarcıklar şeklinde hissediyordu bu sevinci. Margarita kendini her şeyden ama her şeyden azade hissetti. Üstelik tam da bu sabah hissettiği şeyin gerçekleştiğini, konağı ve eski yaşamını sonsuza kadar terk etmek üzere olduğunu apaçık anlamıştı. Onu yukarı havaya çeken o yeni ve sıra dışı şeye başlamadan önce yerine getirmesi gereken son bir görev olduğuna dair bir düşünce koptu eski yaşamından. Zaman zaman ayağı yerden kesilerek çıplak vaziyette yatak odasından kocasının çalışma odasına koştu ve ışığı yakıp yazı masasına atıldı. Bloknottan kopardığı bir yaprağa kurşun kalemle hiç hata yapmadan iri haflerle bir not yazdı süratle. Beni affet ve olabildiğince çabuk unut. Seni sonsuza dek terk ediyorum. Beni arama, faydası olmaz. Beni yıkan felaketler ve acı yüzünden cadıya dönüştüm. Gitme vakti geldi. Elveda, Margarita. Yüreği tümden hafifleyen Margarita yatak odasını açtı. Arkasından da bir süre eşya yüklenen Nataşa girdi koşarak ve girmesiyle tüm bu eşyaların, elbiseli tahta askıların, dantelli başörtülerinin, içinde kalıplarla mavi ipek ayakkabıların ve ince kemerin yara saçılması bir oldu. Nataşa boşa çıkan ellerini iki yana ayırdı. Nasıl güzel miyim? diye bağırdı hırıltılı yüksek sesiyle Margarita Nikolaevna. Ama nasıl diye fısıldadı Natasha gerileyerek. Nasıl yapıyorsunuz bunu Margarita Nikolaevna? Krem bu, krem, krem diye yanıtladı Margarita. Işıldayan altın kutuyu gösterip aynanın önünde dönerek. Natasha yerde yatan kırış kırış elbiseyi unutarak şifon yere koştu ve hırsla yanan gözlerini kalan kreme dikti. Dudakları fısır fısır ediyordu. Yine Margarita'ya dönüp huşu içinde şöyle dedi. Şu cilde bakın, şu cilde bakın. Margarita Nikolayevna, cildiniz ışıl ışıl. Ama tam bu sırada elbiseyi hatırladı. Koşup yerden kaldırdı ve çırpmaya girişti. Bırakın, bırakın diye bağırdı Margarita. Şeytan alsın elbiseyi, her şeyi bırakın. Ya da hayır, alın sizin olsun, hatıra olarak. Hatıra olarak alın diyorum. Odadaki her şeyi alın. Hareket edemeyen Natasha aklını yitirmiş gibi baktı bir süre Margarita'ya. Sonra boynuna atılıp öpücüklere boğdu ve şöyle bağırdı. Atlas, ışıl ışıl, atlas. Ya kaşlara ne demeli? Şu kaşlara. Alın bu paçavraları, parfümleri alın ve sandığınıza götürün saklayın diye bağırıyordu Margarita. Ama mücevherleri almayın yoksa sizi hırsızlıkla suçlarlar. Elbiseler, ayakkabılar, dizüstü çoraplar ve çamaşırlar eline ne geçerse kucakladın taşa ve koşarak çıktı yatak odasından. Bu sırada arka sokağın öbür tarafında bir yerde açık bir pencereden virtüöz işi bir vals fırladı gök gürültüsü gibi. Ve dış kapıya yanaşan arabanın puflaması işitildi. Şimdi arayacak Azazello diye haykırdı Margarita. Ara sokağa saçılan valsi dinleyerek. Arayacak. Yabancı ise tehlike arz etmiyor. Evet, tehlikesiz olduğunu anladım şimdi. Girişten uzaklaşan arabanın gürültüsü yükseldi. Bahçe kapısı çarptı ve kara döşeli yolda adımlar işitildi. Nikolay İvanoviç bu. Adımlarını tanırım diye düşündü Margarita. Veda niyetini bir müziklik yapmalı. Margarita perdeyi kenara itti ve kollarıyla dizlerini kucaklayarak yanlamasına pencere eşiğine oturdu. Ay ışığı sağ yanını yaladı. Margarita başını aya kaldırdı, düşünceli ve şiirsel bir yüz ifadesi takındı. Adımlar iki kere daha vurdu ve sonra birden sustu. Ay'a biraz daha hayran hayran baktıktan ve göstermelik olarak içini çektikten sonra Margarita başını bahçeye çevirdi ve konağın alt katında yaşayan Nikolay Ivanoviç'i gördü gerçekten de. Ay parlak ışığını Nikolay Ivanoviç'in üzerine boca etmişti. Bir bankın üstünde oturuyordu. Görünüşe göre aniden çökmüştü oraya. Yüzündeki kelebek gözlük yamulmuştu. Evrak çantasını ellerinde sıkıyordu. ''Aa merhaba Nikolay Ivanoviç'' dedi Margarita üzgün bir sesle. İyi akşamlar. Toplantıdan mı geliyorsunuz? Nikolay Ivanoviç hiçbir cevap vermedi buna. Bense diye devam etti Margarita. Bahçeye daha fazla sokularak tek başıma oturuyorum. Gördüğünüz gibi sıkılıyorum, aya bakıyorum ve vals dinliyorum. Margarita sol elini şakanda gezdirdi saçını düzelterek. Sonra kızıp şöyle dedi. Hiç kibarca değil yaptığınız Nikolay Ivanoviç. En nihayetinde bir hanımefendiyim ben. Sizinle konuşulurken cevap vermemek görgüsüzlükten başka bir şey değil. Ay ışığında kül rengi yeleğinin son düğmesine, sarı sivri sakalının son teline kadar seçilebilen Nikolay Ivanoviç, birden vahşi bir gülüşle güldü, banktan doğruldu ve belli ki utançtan ne yaptığını bilmeden şapkasını çıkarmak yerine çantasını salladı ve dansa hazırlanır gibi bacaklarını büktü. Ah amma da sıkıcı bir herifsiniz Nikolay Ivanoviç diye devam etti Margarita. Hepinizden öyle bıktım ki aslında. Sizinle vedalaştığıma ne kadar mutlu olduğumu ifade etme mümkansız. Şeytan görsün yüzünüzü. Bu sırada Margarita'nın arkasında yatak odasında telefon gürledi. Margarita eşikten koptu ve Nikolay Ivanoviç'i unutarak yapıştı Ahize. Ben Azazello dedi Ahize'deki ses. Canım, canım Azazello diye bağırdı Margarita. Vakit geldi, uçun dedi Azazello ses tonundan Margarita'nın samimi sevinç patlamasının hoşuna gittiği işitilebiliyordu. Dış kapının üstünden uçarken görünmezim diye bağırın. Sonra alışmak için şehrin üstünde biraz uçun ardından güneye şehir dışına dost doğru ırma. Sizi bekliyorlar. Margarita ahizeyi astı ve tam bu sırada yan odada ahşap bir şey seke seke yürümeye ardından da kapıya vurmaya başladı. Margarita kapıyı açtı ve Yer fırçası fırça kısmı yukarı gelecek şekilde dans ederek yatak odasına daldı. Sapıyla yerde takırdadı, çifte savurdu ve pencereye atıldı. Margarita coşkudan çırıklar atarak bindi fırçaya. Ancak bu anda geldi binicinin aklına bu kargaşanın içinde giyinmeyi unuttuğu düşüncesi. Dört nala yatağa doğru sıçradı ve eline ilk geçen şeyi kaptı. Gök mavisi bir gecelik. Geceliği sancak gibi yukarı savurup pencereye uçtu ve bahçenin üzerindeki vals daha kuvvetli vurdu. Margarita pencereden aşağı kaydı ve bankta oturan Nikolay Ivanoviç'i gördü. Bir iki bankın üstünde taş kesilmiş ve iyice sersemlemiş, üst kat sakinlerinin aydınlık yatak odasından gelen bağırış ve gümbürtülere kulak kabartıyordu. Elveda Nikolay Ivanoviç diye bağırdı Margarita Nikolay Ivanoviç'in karşısında dans ederek. Bir ikinin ağzından bir hi sesi çıktı ve çantasını düşürüp Elleriyle arkasını yoklayarak bankta sırt üstü sürünmeye başladı. Sonsuza kadar Elveda. Uçup gidiyorum buralardan. Diye bağırıyordu Margarita, Valsin sesini bastırarak. Bu sırada geceliğe hiç ihtiyacı olmadığını fark etti ve fena kahkalar atarak bununla Nikolay Ivanovich'in başını örttü. Görüşünü yitiren Nikolay Ivanovich banktan tula döşemeli yola devrildi. Bu kadar uzun süre eziyet çektiği konağa son bir kez bakmak için arkasına döndü Margarita ve. Işıl ışıl yanan pencerede Natasha'nın şaşkınlıktan burulan yüzünü gördü. Elveda Natasha diye bağırdı Margarita ve fırçayı yukarı kaldırdı. Görünmezim, görünmezim diye bağırdı. Daha da yüksek sesle ve yüzüne çarpan akça ağaç dallarının arasından uçarak dış kapıyı geçti ve ara sokağa çıktı. İyice çıldıran Waltz de peşinden uçtu. 21. Bölüm Uçuş Görünmez ve özgür. Görünmez ve özgür. Kendi ara sokağını uçarak geçen Margarita, ilkini dik açıyla kesen bir başkasına rastladı. Kupalarla gaz yağı ve flakonlarla parazit kovucu sıvıların satıldığı, petrol dükkanının yamuk kapısıyla yamalı bohçaya benzeyen eğri bürü ve uzun ara sokağı birden kesti ve tam bu anda tamamen özgür ve görünmezken bile aldığı keyifte hiç değilse bir miktar ölçülü olmak gerektiğini öğrendi. Köşedeki eski yamuk fenere çarparak ölmekten ancak bir mucize eseri yavaşlayarak kurtuldu. Fenerden sıyrılan Margarita fırçaya daha sıkı sarıldı ve elektrik tellerine ve kaldırımları enine kesen tabelalara dikkat ederek daha yavaş uçmaya başladı. Üçüncü ara sokak doğruca Arvat'a çıkıyordu. Burada Margarita fırçayı idare etmeyi iyice öğrendi. Fırçanın ellerin ya da ayakların en ufak bir dokunuşunu dahi dinlediğini ve şehrin üzerinde uçarken çok dikkatli olmak, ve taşkınlık yapmamak gerektiğini anlamıştı. Dağısı henüz ara sokakta kesinlikle ortaya çıkmıştı ki, yoldan geçenler uçucuyu görmüyordu. Kimse başını kaldırmıyor, bak bak diye bağırmıyor, kenara sıçramıyor, çığlık atıp bayılmıyor ve yabani kahkahalarla gülmüyordu. Margarita sessizce, çok yavaş ve alçaktan, yaklaşık ikinci kat hizasında uçuyordu. Ama yavaş uçmasına rağmen, aydınlatması göz kamaştıran Arbat'ın tam çıkışında... Yolu biraz şaşırdı ve omzunu üzerinde ok resmi bulunan ışıklı diske çarptı. Margarita'yı kızdırdı bu. İtaatkar fırçasının dizginleyip biraz yana uçtu. Sonra aniden diske atılıp fırçanın sapıyla paramparça etti. Cam kırıkları gürültüyle etrafa saçılırken yoldan geçenler geri sıçradı. Bir yerde ıslık çalındı. Margarita ise bu gereksiz davranışın ardından bir kahkaha patlattı. Arbat da daha dikkatli olmalı diye düşündü. Burada her şey o kadar karışık ki çık işin içinden çıkabilirsen. Kabloların arasına dalıp çıkmaya başladı. Margarita'nın altında troleybüslerin, otobüslerin ve otomobillerin çatıları akıyordu. Kaldırımda ise kep ırmakları akıyor gibi görünüyordu yukarıdan. Bu ırmaklardan dereler ayrılıyor ve gececi mağazaların alevli ağızlarına dökülüyordu. Keşme keşe bak diye düşündü sinirle. Burada dönüş yapmak imkansız. Arbat'ı enine kesip daha yüksek dördüncü kat hizasına çıktı ve tiyatro binasının köşesindeki göz kamaştırıcı boruların yanından yüksek binaların bulunduğu dar ara sokağa süzüldü. Binalardaki bütün pencereler açıktı ve tüm pencerelerden radyo müziği işitiliyordu. Margarita meraktan bu pencerelerden birine göz attı. Bir mutfak gördü. Tezgahın üstünde iki gaz ocağı kükürüyor, hemen yanlarında da iki kadın ellerinde kaşıklarla ağız dalışı yapıyordu. Bilmiyorsanız öğrenin. İşiniz bitince tuvaletin ışığını söndürmelisiniz. Pelageya Pavlona diyordu önünde dumanı tutan bir yemek tenceresi duran kadın. Yoksa tahliye edilmeniz için başvurda bulunacağız. Sanki siz çok iyisiniz diye cevap veriyordu öteki. İkiniz de bir halt değilsiniz dedi Margarita açık seçik iştiren bir sesle ve pencere eşinden mutfağın içine atladı. Tartışan kadınların ikisi de sese doğru döndü ve ellerinde kirli kaşıklarla donup kaldılar. Margarita dikkatle elini uzattı aralarına, her iki gaz ocağının da musluğunu çevirip söndürdü. Kadınlar Hee! dedi ve ağızları bir karış açıldı. Ama Margarita mutfakta çabuk sıkıldı ve ara sokağa uçtu. Ara sokağın sonunda görünüşe göre çok yakın bir zamanda inşa edilmiş, sekiz katlı lüks bir bina kütlesi çekti Margarita'nın dikkatini. Margarita aşağı uçtu ve yere inince bina cephesinin siyah mermerle kaplı, ve kapılarının geniş olduğunu, kapı camlarının ardında kapı görevlisinin altın sırma şeritli kasketinin ve düğmelerinin göründüğünü ve kapıların üstünde altın rengi Dramlit evi yazısının asılı olduğunu gördü. Margarita gözlerini kısıp yazıya baktı. Dramlit'in ne manaya gelebileceğini çözmeye çalışıyordu. Fırçayı koltuğunun altına alıp şaşkın görevlinin kapısını iterek bloğa girdi ve asansörün yanında duvara asılı devasa siyah tabelayı tabelanın üzerinde de bina sakinlerinin beyaz harflerle yazılmış daire numaraları ve soy isimleri olduğunu gördü. Listeyi taçlandıran Dramaturk ve Edebiyatçı Evi yazısı Margarita'ya yırtıcı ve boğuk bir çığlık attırdı. Havada yükselip hırsla okumaya başladı soyadlarını. Ustov, Pratski, Kvant, Baskutnikov, Latunski. Latunski diye feryat etti Margarita. Latunski, bu o, o mahvetti ustayı. Gözleri yerinden uğrayan hatta şaşkınlıktan durduğu yerde sıçrayan kapı görevlisi böylesi bir mucizeyi anlamaya çalışarak siyah tabelaya bakıyordu. Ansızın neden ferhat etmişti bina sakinlerinin listesi? Margarita ise bu sırada çoktan kararlılıkla merdivenden yukarı çıkmaya başlamıştı. Bir yandan da kendinden geçmiş gibi tekrarlıyordu. Latunski 84. Latunski 84. İşte 82 sağda, 83 solda, biraz daha yukarı. 84 solda. Burası. İşte isimlik. O oh, Latunski. Margarita fırçasından indi ve yanan ayak tabanlarını taş sahanlıkta keyifle serinletti. Zile bastı, sonra bir kere daha. Ama açan olmadı. Margarita ise daha kuvvetli basmaya başladı düğmeye ve Latunskin'in dairesinde yükselen sürekli zil sesini işitti. Evet, Masculit Başkanı tramvay altında kaldığı ve anma oturumu tam da bu akşam toplandığı için. 8. kattaki 84 numaralı dairenin sakini, müteveffa Berlioz'a ölene dek şükran duymalı. Talih Burcu'nda doğmuş eleştirmen Latunski. O Burç bu Cuma cadı olan Margarita ile karşılaşmaktan kurtarmıştı kendisini. Kimse açmıyordu. Bunun üzerine Margarita katları sayarak ok gibi uçtu aşağı. En alt kata ulaştı, sokağa fırladı ve yukarı bakarak katları dışarıdan sayıp kontrol etti. Latuski'nin dairesinin hangisi olduğunu kestirmeye çalışıyordu. Kuşkusuz 8. katta binanın köşesindeki 5 karanlık pencereydi bu. Emin olduktan sonra Margarita havada yükseldi ve birkaç saniye sonra açık pencereden ayın bıraktığı daracık gümüşi yol haricinde aydınlanmayan odaya girdi. Margarita bu yolu koşarak takip etti ve elektrik düğmesini aradı duvarı yoklayarak. Bir dakika sonra bütün daire aydınlanmıştı. Fırça köşede duruyordu. Evde kimsenin olmadığından emin olduktan sonra Margarita merdiveni açılan kapıyı açtı ve isimliği kontrol etti. İsimlik doğruydu. Margarita olması gereken yerdeydi. Evet, bu korkunç akşamı hatırladığında eleştirmen Latunski'nin hala renginin attığını ve hala Berlioz'un ismini huşu içinde andığını söylerler. Latunski evde olsaydı o akşam hangi karanlık ve rezil suçla hatırlanacaktı kim bilir. Mutfaktan dönüşte Margarita'nın ellerinde Ağır bir çekiç belirdi. Çıplak ve görünmez uçucu kendine hakim olmaya ve kendini ikna etmeye çalışıyor, elleri sabırsızlıkla titriyordu. Dikkatle nişan alan Margarita kuyruklu piyanonun tuşlarına vurdu ve ilk yardım çığlığı yankılandı tüm dairede. Hiçbir suçu olmayan bekar marka ev tipi müzik aleti deli gibi bağırıyordu. Tuşlar göçüyor, kemik kaplamalar sağa sola uçuyordu. Alet uğulduyor, uluyor, hırlıyor, ötüyordu. Cilalı üst ses tahtası çekicin darbesiyle toplu tabanca gibi patladı. Güçlükle nefes alan Margarita çekiçle telleri kopardı ve ezdi. Nihayet yorulunca kenara çekildi, nefeslenmek için kendini koltuğa bıraktı. Banyoda su korkunç bir sesle uğulduyordu. Mutfakta da aynı şekilde. Artık yere taşmıştır diye düşündü Margarita. Sonra da ilave etti sesli. Fakat oturacak vakit yok. Su mutfaktan koridora akmaya başlamıştı bile. Margarita çıplak ayakla suyun içinde şapşup yürüyerek mutfaktan eleştirmenin çalışma odasına kovalarla su taşıdı ve bu suyu yazı masasının çekmecelerine döktü. Sonra yine bu çalışma odasındaki dolap kapaklarını çekiçle parçalayıp yatak odasına atıldı. Aynalı dolabı kırıp içinden eleştirmenin takım elbiselerini çıkardı ve küvetteki suya bastırdı. Çalışma odasından kaptığı mürekkep dolu hokkayı yatak odasındaki iki kişilik iyice kabartılmış yatağa boşalttı yarattığı yıkım yakıcı bir zevk verdi Margarita'ya. Ama bu esnada yaptığı işin sonuçlarının arzu ettiğinin yanında pek kıymetsiz kaldığını düşünüyordu. Bu nedenle aklına ne gelirse yapmaya başladı. Kuyruklu piyanonun bulunduğu odadaki kavuşuk ağacı saksılarını kırdı, bu bitmeden yatak odasına döndü ve mutfak bıçağıyla çarşafları kesti. Çerçeveli fotoğrafları kırdı. Yorgunluk hissetmiyordu ama oluk oluk ter akıtıyordu. Bu sırada Latunski'nin dairesinin altında 82 numaralı dairede dramaturg Kvant'ın ev işçisi mutfakta çay içiyor ve yukarıdan gelen gümbürtü, koşuşturma ve çınlama seslerine anlam vermeye çalışıyordu. Başını tavana kaldırdığında beyaz rengin gözlerinin önünde ölü bir maviye dönüştüğünü gördü birden. Leke gözlerinin önünde büyüdü ve ansızın üzerinde damlalar kapardı. Gördükleri karşısında ağzı açık kalan ev işçisi nihayet tavandan gerçek yağmur yağmaya ve zeminde şakırdamaya başlayana kadar iki dakika boyunca oturmuştu. İşte tam bu anda yerinden fırladı, akıntının altına bir tas koydu ama hiç işe yaramadı bu önlem. Çünkü yağmur genişleyerek gaz ocağının ve üstünde tabak çanak bulunan masanın üzerine akmaya başladı. Kıvant'ın ev işçisi bunun üzerine çığlığı basıp daireden merdivenlere çıktı koşarak ve hemen o anda Lotunski'nin dairesinde ziller çalmaya başladı. Zil çaldığına göre ayrılma zamanı dedi Margarita. Fırçasına binerken bir kulağı da anahtar deliğinden bağıran kadının sesindeydi. Açın açın! Dusya aç! Suyu açık mı bıraktınız? Bizim evi bastı. Margarita bir metre yükseldi ve avizeye vurdu. İki ampul patladı ve kristaller etrafa saçıldı. Anahtar deliğindeki bağırış çağrış kesildi, merdivende ayak sesleri işitildi. Margarita pencereden dışarı süzüldü, dışarı çıkınca da gerilip çekiçle cama vurdu. Camdan hıçkırağa benzer bir ses çıktı ve kat kat kırıklar mermer kaplı duvarın üzerinden aşağı doğru inişe geçti. Margarita bir sonraki pencereye gitti, uzakta aşağıda insanlar kaldırımda koşmaya başladı. Bina girişinin önünde duran iki arabadan biri kornaya basıp girişten uzaklaştı. Latuski'nin pencereleriyle işini bitiren Margarita yan daireye süzüldü. Darbeler sıklaştı. Ara sokak çınlamalar ve gümbürtülerle dolup taştı. Birinci bloğun girişinden kapı görevlisi fırladı dışarı, yukarı baktı, belli ki ne yapması gerektiğini hemen kavrayamayarak kısa bir süre tereddüt etti. Sonra düdüğü ağzına soktu ve deli gibi örttürmeye başladı. Bu düdük sesiyle birlikte iyice coşup 8. kattaki son pencereyi de indiren Margarita 7. kata indi ve camlarını kırmaya başladı. Blok girişinin aynalı kapılarının ardında uzun süre işsiz güçsüz oturmaktan bitap düşmüş kapı görevlisi tüm ruhunu üfledi düdüğe. Sanki Margarita'yı takip edip ona eşlik eder gibi düstelik. Margarita'nın bir pencereden diğerine uçtuğu sırada meydana gelen fasılalarda nefesini topluyor, her darbesiyle birlikte de yanaklarını şişirip gece havasını ta gökyüzüne kadar delerek öttürmeye başlıyordu. Kapı görevlisinin çabası öfkeli Margarita'nın çabasıyla birleşince ortaya büyük sonuçlar çıktı. Binada panik vardı. Henüz sağlam olan camlar açılıyor, içlerinde insan kafalarının görünmesiyle kaybolması bir oluyor, açık pencereler ise tersine kapanıyordu. Karşı taraftaki binaların pençelerinde aydınlık fonda, Dramlit'in yeni binasında camların neden sebepsiz yere patladığını anlamaya çalışan insanların karanlık silüetleri beliriyordu. Ara sokakta halk Dramlit binasına koşuyordu. Binanın içinde ise insanlar ne olup bittiği hakkında en ufak bir fikirleri dahi olmadan merdivenlerde oradan oraya koşturuyordu. Kvant'ın ev işçisi merdivenlerde koşanlara bağırarak evlerinin su bastığını söylüyordu. Kısa bir süre sonra Kıvant'ın dairesinin altında 80 numarada oturan Hustov'un ev işçisi de ona katıldı. Hustov'ların evinde tavan hem mutfakta hem de tuvalette akıyordu. Nihayet Kıvant'ların mutfağında tavandan koca bir sıva tabakası düştü ve ne kadar kirli tabak çanak varsa hepsini kırdı. Bundan sonra da hakiki bir sağanak başladı. Açığa çıkıp Sarkan sıva altı çıta ızgaranın gözlerinden bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Bunun üzerine ilk girişin merdiveninde çığlıklar yükselmeye başladı. Dördüncü katın sondan bir önceki penceresinin yanında uçarken Margarita içeri göz attı ve panik içindeki yüzüne gaz maskesi geçirmeye çalışan bir adam gördü. Çekiç ile cama vurup korkuttu onu ve adam odadan kayboldu. Ve vahşi yıkım ansızın sona erdi. Kayarcasına üçüncü kata süzülen Margarita en kenardaki koyu renkte hafif bir perdeyle örtülmüş pencereye göz attı. Odada siperlikli zayıf bir lamba yanıyordu. 3-4 yaşında bir oğlan çocuğu yanları parmaklıkla küçük yatakta oturmuş, korkuyla çevresinde olup bir tane kulak veriyordu. Odada yetişkin yoktu. Belli ki herkes koşarak çıkmıştı daireden. Camları kırıyorlar dedi çocuk ve seslendi. Anne! Kimse yanıt vermeyince şöyle dedi. Anne korkuyorum! Margarita perdeyi çekip uçarak girdi pencereden. Korkuyorum diye tekrarladı çocuk ve titremeye başladı. Korkma küçüğüm, korkma dedi Margarita rüzgarda kısılan suçlu sesini yumuşatmaya gayret ederek. Çocuklar kırıyor camları. Sapanla mı diye sordu çocuk titremeyi keserek. Sapanla, sapanla diye onayladı Margarita. Hadi sen uyu. Sitnik'tir bu dedi çocuk. Onun var sapanı. Tabii ki o. Çocuk açık göz bir bakış attı yana ve sordu. Peki sen neredesin teyze? Ben yokum dedi Margarita. Rüyanda görüyorsun beni. Ben de öyle düşünmüştüm dedi çocuk. Yat sen diye emretti Margarita. Elini yanağının altına koy, ben de rüyana gireceğim. Gir gir diye razı geldi çocuk ve hemen elini yanağının altına koydu. Sana bir masal anlatayım diye başladı Margarita ve ısınan elini tıraşlı başa koydu. Dünyada bir teyze varmış ve çocuk yokmuş hayatında. Hele mutluluk hiç yokmuş. Önceleri uzun uzun ağlarmış ama sonra kötü biri olmuş. Margarita sustu, elini çekti. Çocuk uyuyordu. Margarita çekici usulca pencerenin eşiğine koydu ve uçarak dışarı çıktı. Binanın etrafında keşmekeş vardı. Üzerine kırık cam saçılmış asfalt kaldırımda insanlar koşuyor ve bağırıyordu. Aralarında artık polisler de görünmeye başlamıştı. Aniden bir çan çaldı ve Arbat'tan ara sokağa merdivenle birlikte kırmızı bir itfaiye arabası girdi. Ama sonrasıyla ilgilenmedi Margarita. Kablolara değmemek için nişan alıp fırçaya daha sıkı sarıldı ve anında betbat binadan daha yükseğe çıktı. Altındaki ara sokak yana doğru yay çizip aşağılarda kayboldu. Margarita'nın ayaklarının altındaki bu tek ara sokağın yerini ışıl ışıl yolların çeşitli açılarla kestiği bir çatı kalabalığı aldı. Tüm kalabalık ansızın diğer tarafa uzaklaştı ve ışık zincirleri bulanıklaşıp kaynaştı. Margarita bir hamle daha yapınca bütün çatı kalabalığı yerin dibine girdi ve yerini aşağıda titreşen elektrik ışıklarını oluşturduğu bir göl aldı. Ve bu göl birdenbire dikey doğrultuda yükseldi ardından da Margarita'nın başının üstünde belirdi. Şimdi ayaklarının altında parlıyordu ay. Tepe taklak döndüğünü anlayan Margarita pozisyonunu düzeltti ve dönüp baktığında gördü ki göl artık yoktu. Arkasında ufkun üzerinde pembeye çalan kızıllık kalmıştı bir tek. Ve o da bir saniye sonra kayboldu ve Margarita üstünde solda uçan ayla baş başa kaldığını gördü. Margarita'nın saçları ne zamandır dimdikti. Ay ışığı ise ıslık çalarak yıkıyordu bedenini. Aşağıda nadir ışıklardan oluşan iki dizinin iki kesintisiz ışık çizgisi haline kaynaşmasına ve arkasında süratle kaybolmalarına bakarak Margarita müthiş bir hızla uçtuğunu tahmin etti ve bu halde nefessiz kalmayışına şaşırdı. Birkaç saniye geçtikten sonra uzaklarda aşağıda yer karanlığının içinde aniden elektrik ışının oluşturduğu yeni bir göl parladı. Ve uçanın ayaklarının altına sokuldu ama yine hemen o anda burgaç gibi dönüp yerin içinde kayboldu. Birkaç saniye daha ve yine aynı şey. Şehirler, şehirler diye bağırdı Margarita. Bundan sonra İki ya da üç kere açılmış kara kutuların içinde yatan donuk yansımalı kılıçlar gördü altında. Sonra bunların ırmak olduğunu anladı. Uçan kadın başını yukarı, sola çevirip çılgın gibi arkasından Moskova'ya geri koşan ayı seyrediyordu keyifle. Ay hem koşuyor hem de tuhaf bir biçimde yerinde duruyordu. Öyle ki üzerinde ejderha mı demeli yoksa kambur beygir mi, sivri suratın terk edilen şehre dönmüş, esrarengiz bir fikir açık seçik görülebiliyordu. Bunun üzerine aslında fırçayı boşuna çılgın gibi sürdüğü düşüncesi sardı Margarita'yı. Bir şeyleri hakkıyla inceleme, gerektiği gibi uçuşun tadını çıkarma olanandan mahrum ediyordu kendini. İçinden bir ses uçtuğu yerde kendisini bekleyeceklerini ve bu delicesine hızdan ve yükseklikten sıkılması için sebep olmadığını söylüyordu. Margarita fırçanın başını öne eğip kuyruğu yukarı kaldırdı ve iyice yavaşlayıp yere yöneldi. Ve en çok kızakla kayar gibi gerçekleşen bu inişten keyif aldı. Toprak ona doğru yükseldi ve o ana kadar şekilsiz duran kara telvin içinde aylı gecenin ortaya çıkardığı sırlarını ve güzelliklerini gösterdi. Toprak Margarita'ya doğru ilerlerken yeşermekte olan ormanların kokusu bocu oldu üzerine. Margarita çiğe bürünmüş çayırlığı örten sesin sonra da gületin üzerinde uçuyordu. Margaret'ın altında kurbağalar koro halinde şarkı söylüyor. Uzaklarda bir yerlerde ise nedense kalbi çok heyecanlandıran bir tren sesi geliyordu. Margarita kısa süre sonra gördü bu treni. Havaya kıvılcımlar saçarak tırtıl misali ağır ağır sürünüyordu. Margarita treni geride bırakıp ayaklarının altında içinde ikinci bir ayın süzüldüğü bir su aynasının daha üzerinden geçti. Biraz daha alçaldı ve ayaklarını dev gibi çamların tepelerine hafifçe değdirerek ilerledi. Geride yarılan havanın ağır gürültüsü işitildi ve gürültü Margarita'ya yetişmeye başladı. Mermi gibi uçan bir şeye ait bu gürültüye yavaş yavaş verslerce öteden işitilen bir kadın kahkası da katıldı. Margarita arkasına döndü ve koyu renk karmaşık bir nesnenin kendisini kovaladığını gördü. Nesne Margarita'ya yetiştikçe iyice saçılır hale geldi ve üstünde birinin uçtuğu ortaya çıktı. Ve nihayet tümüyle belli oldu uçanın kimliği. Margarita hız kesip yetişti Natasha'ya. Natasha çır çıplaktı. Dağılmış saçları havada uçuşuyordu. Ön toynaklarıyla evrak çantasını sıkıca kavrayan, arka toynaklarıyla da acımasızca havayı döven şişko bir domuzun sırtına binmişti. Burundan düşmüş bir ipin ucunda sallanan ve zaman zaman ay ışığında parlayıp sönen bir kelebek gözlükte domuzla birlikte uçuyordu. Domuzun şapkası da ara sıra gözlerine iniyordu. Margarita dikkatle bakınca Nikolay Ivanoviç'i tanıdı ve bunun üzerine kahkası Natasha'nın kahkasına karışarak ormanın üzerinde gümbür dedi. Natasha diye bağırdı Margarita delici bir sesle. Kremi mi sürdün yoksa? Canım diye cevap veriyordu Natasha uykuya dalmış çam ormanlarını çığlıklarıyla uyandırarak. Fransız kraliçem benim. Şunu da sürmüştüm. Şunun keline. Prenses diye bağırdı ağlamaklı domuz birincisini sırtına dört nana taşırken. Canım Margarita Nikolayevna diye bağırıyordu Natasha, Margarita'nın yanında sürüp altındaki hayvanı. İtiraf ediyorum, kremi aldım. Yaşamak ve uçmak istemiyor muyduk? Affedin beni Melike, ama geri dönmeyeceğim. Katiyen dönmeyeceğim. Ah ne kadar güzel Margarita Nikolayevna. Bana evlilik teklif etti. Natasha mahcubiyetle oflayıp puflayan domuzun boynunu işaret etti parmayla. Evlilik teklif etti. Nasıl hitap etmiştin bana ha? diye bağırdı domuzun kulağına eğilip. İlahe diye uludu bir iki. O kadar hızlı uçamam. Şu çok mühim kağıtları kaybederim sonra. Natalya Prokofievna, protesto ediyorum. Senin de kağıdın da canı cehenneme diye bağırıyordu Natasha küstah kahkahalarla. Ne diyorsunuz Natalya Prokofievna? Bir duyan olur diye bağırıyordu domuz yalvar yakar. Margarita'nın yanında dört nala uçan Natasha... Margarita Nikolayevna dış kapıyı uçarak geçip uzaklaştıktan sonra konakta yaşananları kahkahalarla anlatıyordu. Natasha kendisine hediye edilen şeylere bir daha dokunmadan üstündekileri çıkarıp attığını ve kreme atılıp derhal her yerine sürdüğünü itiraf etti. Ve ev sahibesinin başına gelen onun da başına gelmişti. Natasha sevinç kahkahaları atarak aynanın önünde doya doya sihirli güzelliğinin tadını çıkarırken kapı açılmış, ve Nikolay Ivanoviç karşısında belirmişti. Heyecandan yerinde duramıyordu. Margarita Nikolaevna'nın geceliği kendi şapkası ve evrak çantası ellerindeydi. Natasha'yı görünce Nikolay Ivanoviç küçük dilini yutmuştu. Biraz kendini toparlayınca geceliği yerden alıp bizzat getirmeyi bir borç saydığını bildirmişti. Pancar gibi kıpkırmızı bir suratla. Neler demedi ki alacak? Çığlık çığlığa gülüyordu Natasha. Neler demedi, neler vaat etmedi ne paralar önermedi. Claudia Petrovna'nın hiçbir şeyden haberi olmaz dedi. Söylesene yalan mı diye bağırdı Natasha domuza. Bir iki mahcubiyet içinde suratını çevirmekle yetindi. Yatak odasında haşarılı ele alan Natasha, Nikolay Ivanoviç'e de krem sürmüş ve bu sefer onun ağzı açık kalmıştı şaşkınlıktan. Alt katın saygıdeğer sakininin yüzü büzüşerek domuz yüzüne dönüşmüş, ellerinde ve ayaklarında toynaklar çıkmıştı. Aynada kendini görünce Nikolay Ivanoviç umutsuz ve vahşi bir uluma koyu vermişti ama artık çok geçti. Birkaç saniye sonra eğerlenmiş, acıdan hüngür hüngür ağlayarak Moskova'dan kim bilir hangi cehenneme uçuyordu. Normal suretimin iade edilmesini talep ediyorum diyerek birden çileden mi çıktı yoksa yalvardı mı bilinmez fırk fırk etti domuz. Yasa dışı bir toplantıya uçmaya hiç niyetim yok. Margarita Nikolayevna ev işçinizi sakinleştirmek zorundasınız. Demek şimdi ev işçisi oldum öyle mi? Ev işçisi diye bağırdı Nataşa domuzun kulağını çekip. Hani ilahiydim. Ne demiştin bakayım bana? Evet. Venüs diye cevap verdi domuz ağlamaklı. Taşların arasında gürül gürül akan derenin üstünde uçup toynaklarıyla fındık çalılarını hışırdatarak. Venüs, Venüs diye bağırdı Nataşa zafer kazanmış gibi. Bir eli belinde diğeri aya doğru açık. Margarita, kraliçe beni cadı bırakmalarını söyleyin. Siz ne isterseniz yaparlar. Size iktidar verildi. Ve Margarita cevapladı. Peki söz. Sağ olun diye bağırdı Natasha ve birden keskin ve biraz da hüzünlü bir sesle bağırdı. Ho ho çabuk çabuk bas bakalım gaza. Çılgın sürüş sırasında zayıflayan domuzun böğürlerine bastırdı topuklarını. Beriki öyle bir fırladık yerinden yine hava yarıldı ve Natasha ansızın ileride kapkara bir nokta haline geldi. Sonra tamamen kayboldu ve uçuşunun gürültüsü eriyip dağıldı. Margarita eskisi gibi acele etmeden ıssız ve yabancı bir yerde birbirinden ayrık dev çamların arasında yatan ender kaya parçalarının serpiştirildiği tepelerin üzerinde uçuyordu. Margarita uçuyor ve muhtemelen Moskova'dan epey uzakta olduğunu düşünüyordu. Fırça çamların tepelerine değil bir yanlarını ayın gümüşle kapladığı gövdeleri arasında uçuyordu artık. Uçan kadının hafif gölgesi önde toprakta süzülüyordu. Şimdi ay, Margarita'nın sırtını aydınlatıyordu. Margarita yakınlarda su olduğunu hissediyordu. Hedefe yaklaştığını tahmin etti. Çamlar dağıldı ve Margarita havadan sessizce bir tebeşir uçurumuna doğru ilerledi. Bu uçurumun ardında aşağıda gölgede bir ırmak uzanıyordu. Siz havada asılı duruyor ve dik uçurumun altındaki çalılara tutunuyordu. Karşı kıyı ise düz ve alçaktı. Karşı kıyıda geniş ağaçlardan oluşan yalnız bir grubun altında bir kamp ateşi salınıyor ve hareket eden bazı figürler görünüyordu. Sanki cızır cızır neşeli bir müzik geliyordu oradan. Daha sonra ise gümüş düzlükte gözün alabildiği mesafede ne bir yapı ne de insan belirtisi vardı. Margarita uçurumdan aşağı atladı ve süratle suya indi. Havadaki koşuşturmanın ardından su onu kendine çekiyordu. Fırçayı atıp koşmaya başladı ve baş aşağı suya atladı. Hafif bedeni ok gibi saplandı suya. Kaldırdığı su sütünü neredeyse ta aya kadar fırladı. Su hamam gibi sıcaktı. Derinliklerden yukarı çıkıp doya doya yüzdü gece tek başına buğurmakta Margarita. Margarita'nın yanında kimse yoktu ama biraz uzakta çalıların arkasında şıpırtılar ve pufurtular işitiliyordu. Orada da yüzen biri vardı. Margarita koşarak kıyıya çıktı. Yüzmenin ardından vücudu alev alevdi hiç yorgunluk hissetmeden ıslak otların üzerinde sevinçle hoplayıp zıplıyordu. Birden dans etmeyi bırakıp dikkat kesildi. Pofurtu yaklaşmaya başladı ve bodur söğütlerin arkasından ensesine yatırdığı siyah ipek silindirle çıplak bir şişko çıktı. Ayakları balçık içindeydi. Yıkanan şahıs bundan ötürü siyah ayakkabı giymiş gibi görünüyordu. Güç bela nefes alışına ve hıçkırmasına bakılırsa adam akıllı içmişti. Irmaktan ansızın yayılan konyak kokusu da bunu doğruluyordu. Margarita'yı gören Şişko onu incelemeye başladı sonra birden sevinçle bağırdı. Bu tanesi. Yoksa gördüğüm o mu? Cladien bu sensin değil mi? Hüzün bilmez dul. Sen de mi buradasın? Ve hemen selam vermeye davrandı. Margarita geri çekildi ve vakarla yanıtladı. Cehenneme git. Nereden Kladyen oluyormuşum? Kiminle konuştuğuna dikkat et ve bir an düşünüp sözlerine sansüre tabi uzun bir küfür ekledi. Tüm bunlar havai şişkonun üzerinde ayıltıcı bir etki yaptı. Oy dedi sessizce ve titredi. Yüce gönüllülük gösterip beni affedin. Aydınlık kraliçe Margo. Benzettim. Yere batasıca Konya'nın suçu. Şişko dizinin üstüne çöktü, silindiri çıkarıp selam verdi ve Rusça ifadeleri Fransızca ile karıştırarak Paris'teki arkadaşı Gessart'ın kanlı düğününe, Konya ve üzücü hatanın ağırlığı altında ezildiğine dair bir şeyler gevelemeye başladı. Bari pantolon giysedin, fahişenin dölü dedi yumuşayan Margarita. Margarita'nın sinirlenmediğini görünce şişkonun sevinçten ağzı kulaklarına vardı ve şu anda pantolonsuz olmasının yegane sebebinin dalgınlıkla pantolonu bundan önce yıkandığı Yenisey Irmağı'nda bırakmış olması olduğunu ama hemen şimdi oraya uçtuğunu Zaten şuracıkta olduğunu bildirdi coşku içinde. Ardından da kendini yakınlık ve himaye emanet edip geri geri gitmeye başladı. Ta ki ayağı kayıp sırt üstü suya düşene dek. Ama küçük favorilerin çevrelediği yüzündeki coşku ve sadakat bildiren gülümsemeyi düşerken bile korumayı başardı. Margarita ise delici bir ıslık çaldı ve uçup yanına gelen fırçaya binerek süratle ırmağın üstünden karşı kıyıya uçtu. Tebeşir Dağı'nın gölgesi buraya ulaşmıyordu. Bu nedenle ay ışığı tüm kıyıyı dolduruyordu. Margarita ıslak otlara temas ettiği anda söğütlerin altındaki müzik daha kuvvetli vurdu ve ateşten kıvılcım demeti daha neşeli fırladı. Üzerlerine ay ışığında görülebilen tüylü zarif küpelerin serpiştirildiği söğüt dallarının altında şişko suratlı kurbağalar iki sıra halinde oturmuş, kauçuktan yapılmışlar gibi şişinerek tahta düdüklerle cesaret verici bir marş çalıyorlardı. Söğüt dağlarına asılmış karanlıkta parlayan çürük odun parçaları müzisyenlerin önünde sarkıp notaları aydınlatıyor ve kamp ateşinin tedirgin ışığı kurbağaların suratında dans ediyordu. Marş, Margarita'nın şerefine çalınıyordu. En törensel kabul gösterilmişti kendisine. Saydam deniz kızları ırmağın üzerinde horovatlarını durdurup ellerindeki yosunları Margarite'ye salladılar. Ardından yeşile çalan ıssız kıyım üzerinde uzaklardan bile duyulan selamlamaları inledi. Üryan cadılar Söğütlerin ardından fırlayıp sıraya dizildiler ve dizlerini kırıp eğilerek saraylardaki gibi selam verdiler. Keçi bacaklı biri koşarak gelip eline kapandı. Otların üzerine ipek serdi, Kraliçe'nin iyi yıkanıp yıkanmadığını sordu. Uzanıp dinlenmesini teklif etti. Margarita da öyle yaptı. Keçi bacaklı bir şampanya kadehi uzattı. Margarita bunu içer içmez yüreği ısındı. Natasha'nın nerede olduğu sorusuna Natasha'nın çoktan yıkandığı ve Margarita'nın da yakında orada olacağını haber vermek ve kıyafetinin hazırlanmasına yardım etmek için domuzunun sırtında önden Moskova'ya doğru uçtuğu cevabını aldı. Margarita'nın söğütlerinin altına yaptığı kısa ziyaret bir hadiseyle taçlandı. Havada yayılan bir ıslığın ardından kara bir beden belli ki hedefini ıskalayarak suya çakıldı. Kısa bir süre sonra ırmağın karşı kıyısında kendini pek talihsiz takdim etmiş bulunan o favorili şişko belirdi Margarita'nın karşısında. Görünüşe göre hemencecik Yenise'ye gidip gelecek vakti bulabilmişti. Zira üstünde fırak vardı ama tepeden tırnağa ıslanmıştı. Konyak ikinci kez yarı yolda bıraktı onu. Kıyıya çıkarken bir kere daha suya yuvarlandı. Ama gülümsemesini yitirmedi ve gülmekte olan Margarita, Şişko'nun bu hüzünlü olayda da eline kapanmasına izin verdi. Ardından herkes toplanmaya koyuldu. Deniz kızları ay ışığında danslarını tamamladılar ve yine ay ışığında eriyip dağıldılar. Keçi bacaklığı saygıda kusur etmeden Margarita'ya ırmağa neyle geldiğini sordu. Fırçaya binip geldiğini öğrenince şöyle dedi. Ne gerek vardı? Hiç rahat değil. İki dal parçasıyla anında işe yarayacağı pek şüpheli bir telefon çattı ve birilerinden derhal araba göndermesini istedi. Ki bu istek gerçekten de bir dakika içinde yerine geldi. Kuladon'un da üstü açık bir araba adaya daldı. Yalnız şoför mahallinde sıra dışı görünümde bir sürücü oturuyordu. Muşamba kasket ve geniş ağızlı eldiven giymiş uzun burunlu kara bir ekin kargası. Küçük ada boşalıyordu. Uçup uzaklaşan cadılar alev alev yanan ay ışığında buharlaştı kamp ateşi tükendi ve kömürler kır küllerle kaplandı. Favorili ve keçi bacaklı Margarita'nın arabaya binmesine yardım ettiler. Margarita geniş arka koltuğa kuruldu, araba uludu, sıçradı ve neredeyse aya kadar yükseldi. Ada kayboldu, ırmak kayboldu. Margarita süratle Moskova'ya doğru yola çıktı. 22. Bölüm Mum ışığında. Yerin üstünde yüksekte uçan arabanın tek düze uğultusu Margarita'nın uykusunu getiriyor. Ay ışığı ise tatlı tatlı ısıtıyordu onu. Gözlerini kapatıp yüzünü rüzgara verdi ve arkasında bıraktığı bir daha göremeyeceğini hissettiği o meçhul ırmak kıyısını düşündü üzünle. Bu akşamki bütün sihirler ve mucizelerden sonra kendisini kime misafir götürdüklerini artık tahmin edebiliyordu ama bu onu korkutmuyordu. Orada mutluluğunu geri kazanmayı başaracağı ümidi onu korkusuz kılmıştı. Ne var ki arabada uzun uzun mutluluk hayali kuramadı. İkin kargası mı işini iyi biliyordu yoksa araba mı iyiydi bilinmez. Margarita kısa süre sonra gözünü açtığında altında orman karanlığını değil Moskova ışıklarının titreşen gölünü gördü. Kara kuş şoför havada sağ ön tekeri söktü ardından arabayı Dorogomilovo semtinde tümüyle ıssız bir mezarlığa indirdi. Hiçbir şey sormayan Margarita'yı fırçasıyla birlikte bir mezar taşının yanında indirip arabayı tekrar çalıştırdı ve doğruca mezarlığın arkasındaki hendeğe sürdü. Araba bir gümbürtü koparıp hendeğin içine daldı ve orada öldü. İkin kargası saygıyla selam durdu. Sonra tekerleğe binerek uçup gitti. Hemen o anda mezarlıktaki bir anıtın arkasından kara göründü. Köpek dişi ay ışığında parlayınca Margarita az Azazelli'yi. Bir iki bir jestle Margarita'yı fırçasını binmeye davet etti. Kendisi de uzun bir meçe atladı. İkisi birlikte yükseldi ve birkaç saniye sonra kimse tarafından fark edilmeyen Sadavoya Caddesi'nde 302 bis numaralı binanın yakınlarında yere indiler. Yol arkadaşları fırça ve meçi koltuk altlarına kıstırıp kemer altından geçtiği sırada Margarita kep ve uzun çizme giyen ve muhtemelen birini bekleyen ve artık beklemekten yorulan bir adamı fark etti. Azazello ve Margaret'ın adımları ne kadar hafif olursa olsun, yalnız adam bu adımları duydu ve sesi kimin çıkardığını anlayamayıp tedirginlik içinde irkildi. Altıncı bloğun girişinde ilkine şaşırtıcı derecede benzeyen ikinci bir adam gördüler. Ve aynı hikaye tekrarlandı. Adımlar. Adam tedirginlik içine dönüp kaşlarını çattı, kapı açılıp kapanınca da içeri giren ama görünmeyen şahıslığın arkasından atıldı. Blok girişine baktı, ama elbette hiçbir şey göremedi. İkincinin ya da belki birincinin de tıpatıp kopyası bir üçüncü, üçüncü katın sahanlığında nöbet tutuyordu. Adam sert tütünden sarılmış bir sigara içiyordu. Margarita bu yüzden yanından geçerken öksürdü. Sigara içen adam dürtülmüş gibi fırladı oturaktan. Tedirginlik içinde etrafına bakındı, korkuluklara yanaşıp aşağı baktı. Bu sırada Margarita eşlikçisiyle birlikte çoktan 50 numaralı dairenin kapısına ulaşmıştı. Kapıyı çalmadılar. Azazello anahtarıyla kapıyı ses çıkarmadan açtı. Margarita'yı ilk şaşırtan karşısına çıkan karanlık oldu. Tıpkı yer aldığı gibi hiçbir şey görünmüyordu. Margarita takılıp düşmekten korkarak istemsizce Azazello'nun pelerine yapıştı. Ama tam bu esnada uzakta, yukarıda bir kandil ışığı göz kırpmaya ve giderek yaklaşmaya başladı. Azazello yürürken Margarita'nın koltuğunun altından fırçayı çekip aldı ve fırça hiç ses çıkarmadan karanlıkta kayboldu. Bu sırada geniş basamaklı bir merdivenden çıkmaya başladılar. Sanki basamakların sonu yoktu. Bu görünmeyen sıra dışı ama varlığı pek hissedilen sonsuz merdivenin sıradan bir Moskova dairesinin girişine nasıl olup da sığabildiğine şaşıyordu. Ama bu anda çıkış sona erdi ve Margarita sağanlıkta durduğunu anladı. Ateş burnunun dibine kadar gelmişti. Margarita kandili tutan uzun boylu kara adamın aydınlanmış yüzünü gördü. Bugünlerde yoluna çıkmak talihsizliğini yaşamış olanlar kandilden çıkan dilin zayıf ışığında bile elbette anında tanıyabilirdi adamı. Bu Korovyev'di. Yani Fakot. Doğrusu Korovyev'in dış görünüşü son derece değişmişti. Göz kırpan ateş, çöpü boylama vakti çoktan gelen çatlak kelebek gözlükte değil, monokte yansıyordu artık. Gerçi o da çatlaktı. Küstah yüzündeki ince bıyıklar özel bir yağla yağlanıp kıvrılmıştı. Koroviyev'in karalığını açıklamaksa oldukça basitti. Fırak giymişti. Yalnızca gövüs kısmı beyazdı. Büyücü, kilise korosu şefi, efsuncu, tercüman ya da şeytan bilir aslında kim olduğunu. Kısaca Koroviyev eğilerek selam verdi ve kandile havada geniş bir yay çizdirerek Margarita'yı kendisini takip etmeye davet etti. Azazello kayboldu. Şaşırtıcı derecede tuhaf bir akşam diye düşünüyordum Margarita. Her şey olabilir diyordum ama bunu beklemiyordum. Elektrikleri mi kesik acaba? Ama en şaşırtıcısı da mekanın ölçüleri. Tüm bunlar nasıl sığabiliyor Moskova dairesine? Kesinlikle imkansız. Koroviv'in kandili ne kadar az ışık verirse versin, Margarita ucu bucağı olmayan bir salonda olduğunu anlamıştı. Üstelik ilk bakışta sonsuzmuş gibi görünen koyu renkte bir kolon adı da vardı. Korovye küçük bir kanepenin yanında durdu. Kantilini komodinin üzerine koydu. Bir jestle Margarita'ya oturmasını teklif etti. Kendisi ise dirseklerini komodine dayayıp tabloluk bir pozda hemen yanına yerleşti. ''Size kendimi takdim etmeme izin verin.'' diye gıcırdadı Koroviev. Koroviev, ışığın olmayışı sizi şaşırttı mı? Tasarruf diye düşündünüz elbette. Yanılıyor muyum? Hiç de bile. Karşıma çıkan ilk cellat, hiç değilse Bugün ilerleyen saatlerde dizinize kapanma şerefine nail olacak olanlardan biri. Şu komodinin üstünde kelleme alsın ki öyle değil. Mısır elektrik ışığını sevmiyor, hepsi bu. Bu yüzden son ana kadar açmayacağız. Ve o zaman inanın bana ışıktan yana sıkıntımız olmayacak. Hatta daha az olsa daha iyi olurdu herhalde. Koroviev Margarita'nın hoşuna gitti. Takırtılı gevezeliği sakinleştirici bir etki yaptı üzerinde. Hayır diye cevap verdi Margarita. Beni en çok şaşırtan tüm bunların nereye sığdı. Elini havada gezdirip salonun uçsuz bucaksızlığının altını çizdi. Koraviyev tatlı tatlı tebessüm edince burun kenarındaki kırışıklıklarda gölgeler kıpırdandı. En basiti o diye cevap verdi. Beşinci boyutu iyi bilenler için mekanı istenilen sınırlara kadar genişletmek çocuk oyuncağı. Hatta Size şu kadarını söyleyeyim saygıdeğer hanımefendi. Bu sınırların nereye kadar uzandığını ancak şeytan bilir. Yeri gelmişken diye sürdürdü gevezeliği Koroviyev. Öyle insanlar tanıdım ki ne beşinci boyuttan haberleri vardı ne de başka şeyden ama yine de içinde bulundukları mekanı genişletme adına inanılmaz mucizeler gerçekleştiriyorlardı. Mesela bir Moskovalı bana anlattıklarına göre Zermyonov valda 3 odalı bir daire alıp 5. boyuta veya akla durgunluk veren benzeri şeylere başvurmadan odalardan birini bölmeyle tam ortadan ayırıp daireyi bir anda 4 odalıya çevirmiş. Bilhare bu daireyi Moskova'nın farklı semtlerinde iki ayrı daireyle takas etmiş. Biri 3, diğeri 2 odalı. Farkındaysanız 5 etti. 3 odalıyı iki farklı 2 odalıyla takas etmiş ve sizin de gördüğünüz üzere 6 oda sahibi olmuş. Gerçi bu altı oda tüm Moskova'ya karma karışık dağılmış vaziyetteymiş. Sonuncu ve en parlak numarasını gerçekleştirmeye hazırlanıyormuş. Gazeteye Moskova'nın çeşitli semtlerindeki altı odasını Val'da beş odalı bir daireyle değiştirmek istediğini bildiren bir ilan vermiş. Ama kendisine bağlı olmayan sebepler yüzünden iş yarım kalmış. Belki bir yerlerde odası vardır şimdi ama sizi temin ederim Moskova'da değil. Ne uyanıklar var efendim bir bilseniz. Sizse 5. boyutu yorumlamak istiyorsunuz. Margarita 5. boyutu yorumlamamıştı. Yorumlayan Koravyev'in kendisiydi ama yine de bu uyanık daire sakininin maceralarıyla ilgili hikaye dinleyip neşeyle gülmesine engel olmadı. Koravyev devam etti. Ama biz işe dönelim Margarita Nikolayevna. İşe dönelim. Siz son derece akıllı bir kadınsınız ve elbette ev sahibimizin kim olduğunu çoktan tahmin etmişsinizdir. Kalbi küt eden Margarita başını salladı. Tamam o zaman diyordu Koraviyev. Söylememiş ya da gizemli hiçbir şey kalmasın isteriz biz. Mesir her yıl bir bola verir. Adı Dolunay İlkbahar Bolosu ya da Yüz Krallar Bolosu. Kalabalık ki ne kalabalık. Bu sırada dişi ağrır gibi yanağını tuttu Koraviyev. Kendi gözlerinizle göreceğinizi umuyorum. Ne diyorduk efendim? Elbette sizin de anladığınız üzere Mesir bekardır. Ama bir de ev sahibisi gerek. Koroviev ellerini iki yana açtı. Takdir ederseniz ki ev sahibesi olmadan. Margarita tek kelimesini dahi kaçırmamaya çabalayarak Koroviev'i dinliyordu. Yüreğinin altında bir üşüme hissetti. Mutluluk ümidi başını döndürüyordu. Artık gelenek halini aldı dedi Koroviev devamla. Balo'nun ev sahibisi muhakkak Margarita adını taşımalı. Bu birincisi. İkincisi yaymalı. Bizse gördüğünüz üzere seyahat ederiz ve şu anda Moskova'da bulunuyoruz. Moskova'da 101 Margarita bulduk ve inanır mısınız? Koroviev çaresizlik içinde bacağına vurdu. Hiçbiri uygun değil. Ve nihayet talih yüzümüze güldü. Koroviev gövdesini eğip manalı manalı tebessüm etti ve Margarita bir kere daha yüreğinin üşüdüğünü hissetti. Kısacası diye bağırdı Koroviev. Kısacık bu yükümlülüğü üstlenmeyi reddetmezsiniz değil mi? Etmem dedi Margarita kararlı elbette diye bağırdı Koravi'ye ve kandili kaldırıp ekledi. Arkamdan lütfen. Sütunların arasından bir süre yürüdüler ve nihayet başka bir salona çıktılar. Nedense kuvvetli bir limon kokusu vardı burada. Bir hışırtı duyuluyordu. Kafasına bir şey dokununca Margarita irkildi. Korkmayın diye tatlı tatlı teskin etti Koravi'ye Margarita'yı koluna takıp. Behemoth'un balo numaraları sadece. Dahası size Margarita Nikolayevna Hiçbir zaman hiçbir şeyden korkmamanızı tavsiye etme cüretini göstereceğim. Makul değil hiç. İhtişamlı bir balo olacak. Sizden saklamaya kalkmayacağım. Kendi dönemlerinde olağanüstü geniş bir iktidara sahip olmuş şahısları göreceğiz. Gerçi mahiyetinde yer alma şerefine sahip olduğumun elindeki olanaklara kıyasla onların sahip olduğu olanakların ne kadar mikroskobik kaldığını düşününce insanın gülesi hatta ağlayısı geliyor. Dahası siz de kraliyet kanındansınız.'' Neden kraliyet kanındanım diye korkuyla fısıldadı Margarita Koreviye ve sokulup. Ah kraliçe diye takırdadı Korevyev cilveli cilveli. Kan meseleleri dünyadaki en zor meselelerdir. Bazı büyük büyük nineleri özellikle de ustuluklarıyla nam salmış olanları sorguya çekebilseydik şaşırtıcı mı şaşırtıcı sırlar dökülürdü ortaya. Saygıdeğer Margarita Nikolayevna. Bu işi çok acayip karılmış bir İskambil destesine benzetirsem kesinlikle yanlış olmaz. Ne sınıfsal ayrımların ne de devletler arasındaki sınırların en ufak etkide bulunabildiği şeyler var. Bir ipucu vereyim. Eğer birileri 16. yüzyılda yaşamış Fransız kraliçelerinden birine torununun 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 güzeller güzeli torununu yıllar sonra Moskova'da koluma takıp bala solanlarında gezdireceğimi söyleseydi kraliçe herhalde çok şaşırırdı. İşte geldik. Bunun üzerine Koroviev kandili üfledi ve kandil elinden kayboldu. Margarita karşısında yerde karanlık bir kapının altında uzanmış bir ışık hüzmesi gördü. Koroviev sessizce çaldı. Bunun üzerine Margarita öyle heyecanlandı ki dişleri birbirine vurmaya başladı ve sırt ürperdi. Kapı aralandı, kaşlarına çıkan oda büyük değildi. Margarita geniş bir meşe yatak gördü. Dağınık ve buruş buruş kirli çarşaflar ve yastıklar vardı üzerinde. Yatağın önünde oyma ayaklı meşe bir masa duruyordu. Masada da sivri kuş pençeleri şeklinde yuvaları olan bir şamdan. Bu yedi altın pençede kalın balmumları yanıyordu. Bundan başka masacığın üstünde olağanüstü bir maharetle yapılmış taşlarıyla birlikte büyük bir satranç tahtası vardı. Eskimiş küçük halının üstünde alçak bir oturak duruyordu. Üzerinde altın bir kase ve dalları yılan şeklinde yapılmış başka bir şamdan bulunan küçük bir masa daha vardı. Kükürt ve reçine kokan odada lambaların bıraktığı gölgeler zeminde kesişiyordu. İçeridekiler arasında Margarita Azazello'yu hemen tanıdı. Şimdi fırak giymiş, yatak başlarının yanında ayakta duruyordu. Giyinip kuşanan Azazello Aleksandrovski, satta Margarita'nın karşısına çıkan o hayduda artık benzemiyordu ve eğilip olağanüstü zarif bir selam verdi Margarita'ya. Varyete'nin saygıdeğer büfecisini pek utandıran ve malum seansın olduğu gece ne mutlu ki horoz tarafından korkutulup kaçırılan Hella adlı o üryan cadı da yatağın önündeki halıya oturmuş, bir tencerede kükür buharı çıkaran bir şey karıştırıyordu. Bundan başka odada satranç masasının karşısında yüksek bir tabureye oturmuş ve sağ patisiyle atı tutan devasa bir kara kedi vardı. Hella doğrulup Margarita'ya selam verdi. Kedi de tabureden fırlayarak aynısını yaptı. Sağ arka patisini yerde sürüyüp selam verirken atı düşürdü, sonra da almak için yatağın altına girdi. Korkudan donup kalan Margarita tüm bunları mumların sinsi gölgelerinde şöyle böyle seçebildi. Kısa bir süre evvel patriarşiyede zavallı İvan'ın şeytanın var olmadığına ikna etmeye çalıştığı şahsın oturduğu yatak kendine çekiyordu bakışını. Yatakta işte bu var olmayan oturuyordu. İki göz Margarita'nın yüzüne kilitlendi dip noktasında altın bir kıvılcımın çaktığı, insanı ruhunun derinliklerine kadar delen sağ göz ve dar bir iğne deliğini, her çeşit karanlık ve gölgenin içinde barındığı dipsiz bir kuyunun girişini andıran boş ve kara sol göz. Voland'ın yüzü yana doğru çarpılmıştı. Ağzının sağ kenarı aşağı çekiyordu. Saçları dökülmüş, yüksek alnı sivri kaşlara paralel derin kırışıklıklarla kesilmişti. Ebedi bir güneş yanığı vardı sanki yüzündeki deride. Volant yatağın üstüne genişçe yayılmıştı. Üzerinde sadece uzun, kirli ve sol omzu yamalı bir gecelik gömlek vardı. Çıplak ayaklarından birini altına almış, diğerini oturağın üzerine uzatmıştı. Hella işte bu koyu renk bacaktaki dizi oluyordu dumanı tutan bir merhemle. Margarita ayrıca Voland'ın açık kılsız göğsünde koyu renk taştan ustalıkla kesilmiş, altın zincirli ve sırtında bazı yazılar bulunan bir böcek seçti. Yatakta Voland'ın yanında ağır bir kaidenin üzerinde canlı gibi duran ve sanki bir tarafı güneş tarafından aydınlatılan acayip bir küre duruyordu. Birkaç saniye süren bir sessizlik oldu. Beni inceliyor diye düşündü Margarita ve irade gücüyle dizlerindeki titremeye söz geçirmeye çalıştı. Nihayet Voland konuştu tebessüm ederek. Kıvılcımlı gözü sanki bu yüzden alev almıştı. Sizi selamlıyorum kraliçe ve ev kılığım için beni affetmenizi rica ediyorum. Volant'ın sesi öyle pesti ki bazı hecelerde hırıltıya dönüyordu. Volant uzun kılıcını yataktan aldı, eğilip kılıcı yatan altında gezdirdi ve şöyle dedi. Çık dışarı. Parti iptal. Misafir geldi. Kesinlikle olmaz diye endişeyle örtü koraviye sufle verir gibi Margarita'nın kulağının dibinde. Kesinlikle olmaz diye başladı Margarita. Mesir diye üfledi Koroviyev kulağına. ''Kesinlikle olmaz Mesir.'' dedi kendine hakim olmayı başaran Margarita. Hafif ama anlaşılır sesle ve gülümseyerek ekledi. ''Yalvarırım bölmeyin. Bu partiyi basma imkanları olsaydı sanırım hiç fena para ödemezdi satranç dergileri.'' Azazeldo'nun ağzından hafif bir hım çıktı. Tasdik edercesine. Volant ise Margarita'ya dikkatle baktıktan sonra kendi kendine konuşur gibi şöyle dedi. ''Evet.'' Koroviyev haklı. Ne acayip karılıyor deste. Kan. Elini uzatıp Margarita'yı yanına çağırdı. Bir iki çıplak ayaklarının altında yeri hissetmeden yanaştı. Volant taş gibi ağır, aynı zamanda ateş gibi sıcak elini Margarita'nın omzuna koydu. Onu kendine çekti ve yatağın üzerine hemen yanına oturttu. Madem büyüleyicilik derecesindeki varsınız dedi ki başka türlüsünü beklemiyordum zaten. Resmiyeti bir kenara bırakalım yine yatağın kenarına eğilip vardı. Yatağın altındaki bu şamata daha sürecek mi? Çık dışarı lanet gans. Atı bulamıyorum. Boğulur gibi ve sahte bir sesle cevap verdi kedi yatağın altından. Nereye gittiği belli değil. Yerine bir kurbağa geliyor elime. Kendini panayırda mı sanıyorsun yoksa? Diye sordu Volant kızmış gibi yaparak. Yatağın altında kurbağa falan yok. Bu ucuz numaraları variyeteye sakla. Eğer hemen şimdi çıkmazsan pes ettin sayacağız. Kahrolası kaçak seni asla mesir diye bağırdı kedi ve hemen patesini de atla birlikte yatan altından çıktı. Mahiyetimi size diye başlamıştı Volant ama kendi sözünü kendi kesti. Yok daha tahammülüm yok bu soytarıyı görmeye. Bakın yatağın altında ne hale gelmiş. Toza bulunan kedi bu sırada arka patilerin üzerinde dikilmiş Margarita'nın önünde eğilerek selam veriyordu. Şimdi kedinin boynunda fiyonklu beyaz fırak kravatı vardı. Göğsünde ise hanımefendilerin kullandığı tarzda askılı bir sedef dürbün. Ayrıca bıyıkları altınla kaplanmıştı. Bu da nesi? diye haykırdı Volant. Bıyıklarına neden altın sürdün? Ve pantolon giymezken ne demeye kravat takıyorsun? Kediler pantolon giymez mesir diye yanıt verdi kedi alabildiğine ağır başlı. Yoksa çizme de mi giydireceksiniz bana? Çizmeli kedi sadece masallarda olur mesir. Peki balado hiç kravatsız birini gördünüz mü? Komik duruma düşüp dışarı atılma riskini göze almaya niyetim yok. Herkes elinden geldiği kadar süslenir. Söylediklerimin dürbün içinde geçerli olduğunu farz edebilirsiniz Mesir. Ama bıyıklar? Anlamıyorum diye itiraz etti kedi kupkuru. Neden Azazölle ve Koravye bugün tıraş olup beyaz pudrayla pudralanabiliyor? Pudranın nesi altından iyi? Bıyıklarımı pudraladım. Hepsi bu. Tıraş olsam hadi neyse. Tıraşlı kedi gerçekten de rezalettir. Bin kere hak veririm buna. Ama bu esnada kedinin sesi dargın dargın titredi. "Görüyorum ki bana karşı bazı imalarda bulunuyor ve görüyorum ki ciddi bir problemler dönüyor önümde. Baloya katılmalı mıyım gerçekten de? Ne dersiniz mesir?" Ve gücenmişlikle öyle şişindik ki kedi az kalsın patlayacaktı. "Seni üç seni" diyordu Volant başını sallayarak. Oyunda ne zaman umutsuz duruma düşse köprüdeki son şarlatan gibi lafı dolandırmaya başlar. Derhal otur ve laf salatasını kes. Oturuyorum diye cevap verdi kedi oturarak. Ama son söylediğinize itirazım var. Bir hanımefendinin huzurunda ifade etmeyi tercih ettiğiniz üzere sözlerim salata değil, sımsıkı paketlenmiş çıkarımlar dizisidir. Ki Sextus Empiricus, Martinus Capella gibi uzmanlar ve herhalde Aristoteles'in kendisi de hakkını verirdi. Şah dedi Volant. Çekin, çekin diye cevap verdi kedi ve dürbünle tahtaya bakmaya başladı. Nerede kalmıştık dedi Volant Margarita'ya. Mahiyeti mi? Donna işte size takdim ediyorum. Şu soytarın adı Kedi Behamot. Azazello ve Koray ile zaten tanışmıştınız. Hizmetçim Hella'yı takdim ediyorum. Kıvraktır. Kavrayışı yüksektir ve sunamayacağı hizmet yoktur. Güzeller güzeli Hella avcını merhem alıp dize sürmeye ara vermeden yeşil gözlerini Margarita'ya çevirdi ve gülümsedi. Hepsi bu kadar diye bitirdi Volant. Hella dizini biraz sert sıkınca yüzünü buruşturdu. Gördüğünüz gibi küçük, karma ve sinsilikten uzak bir topluluk. Susup önündeki küreyi çevirmeye başladı. Öyle maharetle yapılmıştı ki üzerinde mavi okyanuslar hareket ediyordu. Kutuptaki şapkası gerçekten buzlu ve karlı gibi duruyordu. Bu sırada tahtanın üzerinde bir telaş vardı. Tümden morali bozulan beyaz harmanili şah çaresizlik içinde ellerini havaya kaldırmış, karenin üstünde dolanıyordu. Teberli, üç beyaz lens piyon, kılıcını sallayarak ileriyi gösteren subaya bakıyordu tereddütle. İleride ise komşu beyaz ve siyah karelerde Voland'ın toynaklarıyla karelere eşen alev gibi atın üstündeki kara süvarileri görünüyordu. Satranç taşlarının canlı olması Margarita'nın hem olağanüstü ilgisini çekti hem de afallattı onu. Kedi dürbünü gözlerinden uzaklaştırıp şahını hafifçe sırtından etti. Bir iki çaresizlik içinde elleriyle yüzünü kapadı. ''Vaziyet pek fena sevgili Behemoth'' dedi Koraviev hafifçe zehirli sesiyle. ''Durum ciddi ama hiç de umutsuz değil'' diye yanıtladı Behemoth. ''Dahası nihai zaferden hiç kuşkum yok. Durumu iyice analiz etmek gerek.'' Epey tuhaf bir yöntemle başladı bu analize. Yüzünü şekilden şekle sokarak Şahın'a göz kırpıyordu. ''Hiçbir şeyin faydası yok'' dedi Koraviev. ''Ay'' diye bağırdı Behemoth. ''Bapanlar kaçtı. Söylemedim mi ben size?'' Gerçekten de uzakta bir yerde çok sayıda kanadın çıkardığı bir gürültü işitildi. Korovye ve Azazello bakmak için koştu. İblisler hasın sizi de, eğlenceli bala fikirleriniz de diye homurdandı Volant gözünü küresinden ayırmadan. Korovye ve Azazello kaybolur kaybolmaz, Behemoth'un göz kırpmaları büyük boyutlara ulaştı. Beyaz Şah sonunda kendisinden isteneni anlayarak birden harmonisini çıkarıp Karen'in üzerine attı ve koşarak tahtayı terk etti. Subay yere atılan şahlık kıyafetini üzerine geçirdi ve şahın yerini aldı. Korovyev ve Azazello döndüler. Her zamanki gibi yalanlar yalanlar diye homurdandı Azazello yan gözle Behemoth'a bakarak. Bana öyle geldi demek diye cevapladı kedi. E daha uzun sürecek mi bu diye sordu Volant şah. Herhalde yanlış duydum üstadım diye yanıt verdi kedi. Bu durumda şah diyemezsiniz. Tekrar ediyorum şah. Mesir dedi kedi sesine sahte bir endişe tonu vererek Yoruldunuz galiba bu durumda şah yok şah g2'de dedi Volant tahtaya bakmadan Mesir dehşet içindeyim diye uludu kedi suratına bir dehşet ifadesi takıp Bu karede şah yok Ne dedin niye sordu Volant şaşkınlık içinde ve tahtaya baktı Şahın karesinde subay arkasını dönmüş eliyle de yüzünü kapatmıştı Ah seni alçak dedi Volant düşünceli Mesir Yine mantığa başvuruyorum diye konuştu kedi patisini göğsüne bastırıp. Eğer oyuncu şah çekiyorsa, şah da bu sırada çoktan tahtayı terk etmişse, şah geçersiz sayılır. Yenildiğini kabul ediyor musun, etmiyor musun diye bağırdı korkunç bir sesle Volant. Düşünmeme müsaade edin diye yanıtladı kedi uysallıkla. Dirseklerini masaya koydu, kulaklarını patilerine gömdü ve düşünmeye başladı. Düşünmesi epey uzun sürdü ve nihayet şöyle dedi. Yenilgiyi kabul ediyorum. Öldürmeli şu inatçı pisliği diye fısıldadı Azazello. Evet yenilgiyi kabul ediyorum dedi kedi. Ama yenilgiyi kabul etmemin tek sebebi beni çekemeyenlerin yarattığı sürek abu atmosferinde oynamıyor oluşum. Yerinden doğrulduğu satranç taşları da kutuya girdi. Hella vakit geldi dedi Volant ve Hella odadan kayboldu. Ayağımın ağrısı tuttu ama şu balo diye devam etti Volant. Müsaade edin diye rica etti Margaret'i hafif bir sesle. Volant gözlerinin içine baktı ve dizini ona yanaştırdı. Lav gibi sıcak bulamaç ellerini yakıyordu ama Margarita yüzünü buruşturmadan ve acıtmamaya gayret ederek dize sürdü bulamacı. ''Çevremdekiler bunun romantizm olduğunu iddia ediyor.'' diyordu Volant gözlerini Margarita'dan ayırmadan. ''Ama dizimdeki bu ağrının bana 1571'de Broken Dağları'nda şeytan kürsüsüne tanıştığım büyüleyici bir cadıdan hatıra kaldığına dair kuvvetli şüphelerim var.'' Ah, olabilir mi böyle bir şey dedi Margarita. Önemsiz. 300 seneye kalmaz geçer. Pek çok ilaç tavsiye ettiler bana ama eskiden olduğu gibi şimdi de koca karı ilaçlarından şaşmıyorum. Olağanüstü otlar miras bıraktı kör ihtiyar. Ebem yani. Bu arada söyleyin bir ağrınız sıkıntınız var mı? Ruhunuzu zehirleyen bir hüzün vardır belki. Bir özlem. Yok mesir. Hiçbir şey yok. Diye cevap verdi akıllı Margarita. Şimdi sizin yanınızdayım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Kan mühim mesele dedi Volan neşeyle kime hitap ettiği belli olmadan ve ilave etti. Küremin ilginizi çektiğini görüyorum. Evet hiç böyle bir nesne görmemiştim. Harikulade bir nesne. Açıkçası havadisleri radyodan almayı sevmiyorum. Yer atlarını anlaşılmaz bir telaffuzla söyleyen kızlar okuyor hep. Dahası üçünden biri muhakkak konuşma güçlüğü çekiyor. Sanki hususi seçiyorlar. Kürem çok daha rahat. Üstelik olayları eksiksiz bilmem lazım. İşte mesela kenarını okyanusun yıkadığı şu toprak parçasını görüyor musunuz? Bakın işte ateşle dolup taşıyor. Savaş başladı orada. Gözlerinizi yaklaştırırsanız ayrıntıları da göreceksiniz. Margarita küreye eğildi ve toprağı çevreleyen karenin genişlediğini, cap canlı renklere bürünüp bir nevi kabartma haritaya dönüştüğünü gördü. Ardından da bir ırmak şeridini ve yakınlarındaki köyü gördü. Bezelye tanesi büyüklüğünde bir ev büyüdü ve kibrit kutusu boyutlarına ulaştı. Tam bu sırada evin çatısı kara duman öbeğiyle birlikte aniden ve sessizce havaya uçtu. Duvarları da yıkıldı. Öyle ki iki katlı kibrit kutusundan geriye üzerinde kara bir duman tüten yığından başka hiçbir şey kalmadı. Gözlerini biraz daha yaklaştıran Margarita yerde yatan küçük kadın figürünü hemen yanındaki kan birikintisinin içinde de kolları iki yana açılmış küçük çocuğu seçti. İşte bu kadar dedi Volant gülümseyerek. Günah işlemeye fırsat olmadı. Abaddon'un işi kusursuz. Şu Abaddon'un karşısında durduğu tarafta olmak istemezdim dedi Margarita. Kimin tarafında o? Sizinle ne kadar konuşursam diye cevap verdi Volant nazikçe. Çok akıllı olduğunuzdan o kadar emin oluyorum. Sizi teskin edeyim. Onun kadar adil olanlar zor rastlanır ve çarpışan iki tarafa da eşit derecede sempati duyar. Neticede sonuç her iki taraf için de her zaman aynı olur.'' Abaddon diye seslendi Volant alçak sesle. Bunun üzerine duvarın içinden koyu renk gözlük takmış zayıf bir figür belirdi. Nedense bu gözlük Margarita üzerinde öyle kuvvetli bir tesir bıraktı ki sessiz bir çığlık atıp yüzünü Voland'ın bacağına gömdü. Kesin şunu diye bağırdı Voland. Modern insan ne kadar daha sabi. Kolunu gerip pat diye vurdu Margarita'nın sırtını. Öyle ki Margarita'nın bedeni çınladı. Görüyorsunuz ya gözlük takıyor. Dahası Abaddon'un vaktinden önce kimsenin karşısına çıktığı olmamıştır. Olmayacaktır da. Ayrıca burada ben varım. Siz de benim misafirimsiniz. Sadece göstermek istedim size. Abaddon hareketsiz duruyordu. Bir saniyeliğine gözlüğü çıkarması mümkün mü diye sordu Margaret e volanta sokularak ve bu kez meraktan irkilerek. İşte bu mümkün değil dedi volant ciddiyetle ve Abaddon'a el işareti yaptı. O da kayboldu. Ne söylemek istiyorsun Azazello? Mesir diye yanıt verdi Azazello. Söylememe izin verin. İki ziyaretçimiz var. Kendisini hanımefendinin yanında bırakmamız için ağlayıp sızlayan güzel bir kadın ve ayrıca özür dileyerek söylüyorum yanında da bir domuz var. Güzellerin işleri acayiptir diye tespit etti Boland. Natasha bu Natasha diye haykırdı Margarita. Öyleyse onu hanımefendinin yanında bırakın. Domuzu ise aşçılara verin. Kesmeye mi? diye korku içinde bağırdı Margarita. Yapmayın Mesir. Nikolay Ivanoviç bu. Alt komşum. Bir yanlışlık söz konusu anlarsınız ya. Natasha kremden sürmüş ona. Yapmayın ama dedi Voland. Ne halt etmeye ve kim kesecek onu? Aşçılarla otursun hepsi bu. Takdir edersiniz ki bala solanına girmesine müsaade edemem. Bu arada diye ilave etti Azazella ve bildirdi. Gece yarısı olmak üzere mesir. Ha peki. Voland Margarita'ya döndü. Evet buyurun bakalım. Şimdiden teşekkür ediyorum size. Kendinize güvenin ve hiçbir şeyden korkmayın. Sudan başka bir şey içmeyin. Yoksa bitkin düşer ve zorlanırsınız. Vakit geldi. Margarita halıdan kalktı. Bunun üzerine Koravyev kapıda 23. Bölüm Şeytanın Verdiği Büyük Balo Gece yarısı olmak üzereydi. Acele etmek gerekti. Margarita etrafını bulanık görüyordu. Mumlar ve renkli bir havuz kaldı aklında. Margarita bu havuzun dibinde ayakta dururken Hella ve ona yardım eden Natasha, Margarita'nın üstüne kırmızı renkli sıcak ve yoğun bir sıvı boca etti. Margarita, tuz tadını dudaklarında hissedince kendisini kanla yıkadıklarını anladı. Kan harmanının yerini yoğun, berrak ve pembemsi bir başkası aldı. Gül yağı Margarita'nın başını döndürdü. Sonra Margarita'yı kristal bir sedire bıraktılar ve büyük yeşil yapraklarla pas parlak olana dek ovdular. Bu esnada kedi daldı içeri ve yardım etmeye koyuldu. Margaret'in ayaklarının dibine çömelerek sokakta çizme temizler gibi ayaklarını silmeye başladı. Margarita kendisine soluk renkli gül yapraklarından ayakkabıları kimin diktiğini ve bu ayakkabıların altın tokalarla kendi kendilerine nasıl bağlandığını hatırlamıyordu. Bir kuvvet Margarita'yı kaldırıp aynanın karşısına dikti ve elmas kraliyet tacı saçlarında parladı. Bir yerlerden Koreyev çıktı ve Margarita'nın göğsüne ağır bir zincirin ucuna asılı oval çerçeve içerisinde yine ağır bir siyah kaniş sureti astı. Bu süs olağanüstü yük oluyordu kraliçeye. Zincir hemen anında boynunu sürtmeye başladı. Suret ise belini büküyordu. Ama siyah kanişli zincirin verdiği rahatsızlığın ödülünü aldı Margarita. Koroviev ve Behemoth artık ona hürmette kusur etmiyordu. Dayanın, dayanın diye mırıldanıyordu Koroviev havuzda odanın kapıları önünde. Mecburuz bunu yapmaya, mecburuz.'' Müsaadenizle kraliçe size son bir tavsiyede bulunayım. Misafirler arasında farklı hem de çok farklı kişiler olacak. Ama kraliçe Margo kimseye ayrıcalık yok. Eğer biri hoşunuza gitmezse bunu yüzünüze yansıtmayacağınızı biliyorum elbette. Yok yok aklınıza bile gelmesin. Fark ederler anında fark ederler. Sevgi göstermek gerek kraliçe sevgi göstermek. Balonun ev sahibesi bunun için misliyle ödüllendirilecektir. Bir de şu var. Kimseyi atlamak yok. Birkaç kelime edecek zaman bulunamadığında en azından küçük bir gülümseme ya da hafif bir baş hareketi. Her şey kabul. Görmezden gelmek hariç. Yoksa sararıp solu verirler. Tam bu anda Margarita, Koravya ve Behemoth'un eşliğinde havuzlu odadan çıkıp zifiri karanlığa adım attı. Ben, ben diye fısıldıyordu kedi. Ben vereceğim işareti. Hadi diye yanıtladı Koravya karanlıkta. Balo diye tiz sesle bağırınca kedi Margarita çığlık atıp birkaç saniyeliğine gözlerini yumdu. Balo ışık, ses ve koku biçiminde anında üzerine yığıldı. Koravyev'in koluna takıp uçurduğu Margarita kendini tropik bir ormanda gördü. Kırmızı döşlü, yeşil kuyruklu papanlar tropik sarmaşıklara tutunuyor, daldan dala atlıyor ve kulakları sağır edercesine bağırıyorlardı. Büyülendim. Ama Orman çabuk sona erdi ve hamama andıran havasızlığın yerini hemen o anda kıvılcımlı sarımtırak taştan yapılmış sütunlarıyla balo salonunun serinliği aldı. Bu salon tıpkı orman gibi bomboştu. Sütunların dibinde başlarında gümüşü sarıklarla çıplak zenciler kıpırdamadan dikiliyordu sadece. Margarita bir yerlerden Azazello'nun da dahil olduğu mahiyetiyle birlikte salona uçarak girince zencilerin yüzleri heyecandan kirli kahverengiye döndü. Tam bu sırada Korovyev Margarita'nın kolunu bırakarak fısıldadı. Doğru lalelere. Margarita'nın karşısında beyaz lalelerden oluşan alçak bir duvar yükseldi. Margarita bu duvarın ardında sayısız siperlikli lamba, lambaların önünde de fıraklıların beyaz göğüslerini ve siyah omuzlarını gördü. Bunun üzerine Margarita balo sesinin nereden geldiğini anladı. Trompetlerin kükremesi hücum etti üstüne. Trompet sesinin altından kopup yükselen keman dalgası vücuduna boca edildi kan gibi. 150 kişilik orkestra bir polonez çalıyordu. Margarita'yı görünce orkestranın önünde yüksekte duran fıraklı adamın rengi attı. Gülümsemeye başladı ve birden yukarı kalkan el hareketiyle bütün orkestrayı ayağa kaldırdı. Müziğe bir an bile ara vermeden orkestra ayakta Margarita'yı sese boğuyordu. Orkestranın başındaki adam orkestraya sırtını döndü ve ellerini genişçe açıp yerlere kadar eğildi. Margarita da gülümseyerek el salladı ona. Hayır, bu kadarı yetmez diye fısıldadı Korevye. Bütün gece uyuyamayacak. Sizi selamlıyorum valslerin kralı diye bağırın. Margarita bağırdı ve çan gibi dolgun sesinin orkestranın ulumasını bastırışına şaşırdı. Adam mutluluktan ürperdi ve sol elini göğsüne götürürken beyaz sopasını sağ eliyle orkestraya sallamaya devam etti. Yetmez, yetmez diye fısıldıyordu Korevyev. Sola bakın, birinci kemanlara ve başınızı öyle sallayın ki hepsi onları tek tek tanıdığınız sansın. Sadece dünya çapında şöhretler var burada. İşte şuna, ilk sehpanın arkasındakine. Voytampu. Evet, harika. Şimdi devam edelim. Şef kim diye sordu Margarita uzaklaşırken. Johann Strauss diye bağırdı kedi. Ve bugüne tek bir baloda bunun gibi bir orkestra çalmışsa tropik ormandaki sarmaşı hassınlar beni. Onu ben davet ettim. Ve dikkatinizi çekerim. Hiçbiri hastalanmadı ve hiçbiri reddetmedi. Bir sonraki salon sütunsuzdu. Bunların yerine bir yanda kırmızı, pembe ve süt beyazı gül, diğer yanda katmerli Japon kamelyası duvarları yükseliyordu. Bu duvarların arasında fıslayarak fıskiyeler yükseliyor ve ilki berrak mor, ikincisi yakut ve üçüncüsü kristal renkli üç havuzda köpük köpük şampanya kaynıyordu. Ellerinde gümüş kepçelerle havuzdan düz kaseleri dolduran kırmızı sarıklı zenciler koşturuyordu havuzların etrafında. Güllü duvarda bir açıklık vardı ve açıklıktan sahnede kırlangıç kuyruklu kırmızı fıraklı bir insanın fıkır fıkır kaynadığı görülüyordu. Adamın karşısında katlanılmaz ölçüde yüksek sesli bir caz orkestrası gürlüyordu. Şef Margarita'yı görür görmez öyle bir eğildi ki elleri yere değdi. Sonra doğruldu ve tiz sesle bağırdı. Halleluja! Adam önce dizine bir kere sonra çaprazlamasına ikinci dizine iki kere şaplattı. En kenardaki müzisyenin zilini çekip aldı ve sütüne vurdu. Margarita uçup uzaklaşırken usta caz bandçının Margarita'nın sırtından esen polonezle başa çıkmaya çalışarak ziliyle caz kafalarına vurduğunu ve beriklerin de yüzlerinde komik bir dehşet ifadesiyle çömeldiğini görüyordu sadece. Nihayet Margarita'nın anladığına göre Koroviev'in elinde kandille karanlıkta onu karşıladığı sahanlığa çıktılar. Şimdi bu sahanlıkta kristal üzüm salkımlarının yağdırdığı ışık yüzünden gözler kamaşıyordu. Margarita'yı yerine yerleştirdiler. Sol kolun altında ametisten alçak bir sütun belirdi. Zorlanırsanız elinizi üzerine koyabileceksiniz diye fısıldadı Korevyev. Bir kara derili Margarita'nın ayaklarının altına üzerine altın kanış işlenmiş bir yastık attı. O da birilerinin ellerine boyun eğerek sağ bacağını dizden büküp üzerine koydu. Margarita etrafına bakmayı denedi. Korovye ve Azazello resmi geçit pozunda yanında dikiliyordu. Azazello'nun yanında üç genç adam daha vardı. Belli belirsiz Elvada'nı hatırlattılar Margarita'ya. Sırtına doğru bir soğukluk esti. Dönüp baktığında arkasında mermer duvardan köpüklü şarap fışkırdığını ve buzlu havuzu aktığını gördü. Sol ayağının dibinde sıcak ve tüylü bir şeyler hissetti. Bu Behemoth'tu. Margarita yüksekteydi ve ayaklarının altından aşağı doğru halı kaplı harikulade bir merdiven iniyordu aşağıda epey uzakta Margarita sanki bir dürbünle tersten bakıyordu. İçinde ucu bucağı görünmeyen bir şömine bulunan muazzam bir kapıcı odası görüyordu. Soğuk ve karanlık ağzına 5 tonluk bir kamyon rahatça girebilirdi. Gözleri yakacak kadar aydınlık olan kapıcı odası ve merdiven boştu. Trompet seslerini şimdi uzaktan işitiyordu Margarita. Bu şekilde bir dakika kadar hareketsiz durdular. "Misafirler nerede?" diye sordu Margarita Koroviev'e. Gelecekler kraliçe, gelecekler. Şimdi gelecekler. Misafir eksikliği çekmeyeceğiz. Gerçi burada sahanlıkta onları karşılamak yerine odun kırmayı tercih ederdim. Odun kırmak ne ki? diye lafa karıştı konuşkan kedi. Ben tramvayda kondüktürlük etmeye bile razıyım ki dünyada bundan daha kötü bir iş yoktur. Her şey önceden hazır olmalı kraliçe diye izah ediyordu Koray'ı berbat durumdaki monoklon içinden parlayan gözüyle. İlk gelen misafirin ne yapacağını bilmeden ortada dolanmasından ve Cadaloz karısının da herkesten önce geldikleri için fısır fısır başının netini yemesinden daha iğrenç bir şey olamaz. Öyle baloları atın çöpe gitsin kraliçe. Dost doğru çöpe diye onayladı kedi. Gece arasında on saniyeden az kaldı diye ilave etti Koravir. Şimdi başlayacak. Bu on saniye olağanüstü uzun geldi Margarita'ya. Görünüşe göre saniyeler tükenmiş ama hiçbir şey olmamıştı. Ama tam bu anda birden devasa şöminede bir gümbürtü koptu ve içeriden ucunda dağılmak üzere olan çürümüş bir insan bedeni sallanan bir dar ağacı fırladı. Çürümüş beden ipten kurtulup yere düştü ve içinden frak ve rugan ayakkabı giymiş siyah saçlı bir yakışıklı çıktı. Şömineden yarı yanmış küçük bir tabut çıktı hızla. Kapağı fırladı ve içinden başka bir çürümüş beden çıktı. Yakışıklı şövalye edasıyla yanına koştu ve hafifçe bükerek kolunu uzattı. İkinci beden çıplak ve hoppa bir kadına dönüştü. Ayağında siyah ayakkabılar, başında da siyah tüyler vardı. Ardından ikisi de hem erkek hem de kadın aceleyle merdivenden yukarı yöneldi. İlk gelenler dedi Koravyev heyecanla. Bay Jack ve eşi. Size takdim edeyim kraliçe. En enteresan erkeklerden biri. İflah olmaz kalpazan vatan haini ve yetenekli simyacı. Kralın sevgilisini diye fısıldadı Koravyev Margaret'ın kulağına zehirlemesiyle ünlüdür. Herkese nasip olmaz bu. Bakın neye yakışıklı. Betty benzi adam Margarita ağzı bir karış açık bakıyordu aşağı ve kapıcı odasının yan çıkışlarından birinde dar ağacının tabutla birlikte kaybolduğunu görüyordu. Büyülendim diye bağırdı kedi merdivenden çıkan Bay yüzüne. Bu sırada aşağıda şömineden başı ve kolu kopuk bir iskelet çıktı ve yere çarptı. Sonra da fıraklı bir erkeğe dönüştü. Bay Jack'ın eşi Margarita'nın karşısında diz çökmüştü bile. Heyecandan rengi atmış, Margarita'nın dizini öpüyordu. ''Kraliçe'' diye mırıldadı Bay Jack'ın işi. ''Kraliçe büyülendi'' diye bağırdı Koroviev. ''Kraliçe'' dedi yakışıklı Bay Jack hafif bir sesle. ''Hepimiz büyülendik'' diye uludu kedi. Azazello'ya ve eşlik eden genç insanlar cansız ama misafirperver gülümsemelerle Bay Jack ve eşini kenara, zencilerin ellerine tuttukları şampanya kaselerine doğru ilerlemeye zorluyordu. Bu sırada yalnız fıraklı merdivenden koşarak yukarı çıkıyordu. Kont Robert diye fısıldadı Korevya Margarita'ya. Eskisi gibi ilgi çekici. İşin komikliğine dikkatinizi çekerim kraliçe. Bu kez tam tersi. Kendisi kraliçenin sevgilisiydi ve kendi karısını zehirlemişti. Memnun olduk Kont diye bağırdı Behomot. neden birbiri ardına üç tobut düştü patlayıp dağılarak. Ardından da siyah pelerinli biri. Ama Kara ağızdan koşarak çıkan bir sonraki siyah pelerininin sırtına bıçakla vurdu. Boğuk bir çığlık işitildi aşağıda. Şümreden neredeyse tamamen çürümüş bir ceset çıktı koşarak. Margarita gözlerini yumdu. Bir el içinde beyaz tuz bulunan bir flakon uzattı burnuna. Natasha'nın eliydi sanki bu. Merdiven dolmaya başladı. Şimdi her basamakta uzaktan birbirinin tıpatıp aynısı gibi görünen fıraklılar ve yanlarında birbirinden yalnızca başlarındaki tüylerin rengi ve ayaklarındaki ayakkabılarla ayrılan üryan kadınlar vardı. Sol ayağına tuhaf bir ahşap çizme giyen zayıf ve mütevazi bir hanımefendi ayağını sürüye sürüye Margarita'ya doğru yaklaşıyordu. Münzeviler gibi yerdeydi gözleri ve boynunda nedense enli yeşil bir sargı vardı. ''Yeşilli kim?'' diye sordu Margarita makine gibi son derece büyüleyici ve mühim bir hanımefendi diye fısıldıyordu Koreviyev. Takdim edeyim. Bayan Tofana, büyüleyici Napoli'li genç kızların yanı sıra Palermo'lu kadınlar arasında olağanüstü popülerdi kendisi. Özellikle de kocalarından bıkanlar arasında. Bazen olur değil mi kraliçe? Kadın kocasından bıkı verir. Evet diye yanıt verdi Margarita pes bir sesle. Birbiri ardına önünde eğilip dizini ve elini öpen iki fıraklıya gülümsüyordu bu sırada. ''İşte böyle.'' diye Margarita'ya fısıldarken... ...aynı anda bir başkasını bağırmayı beceriyordu Koravi. ''Dük, şampanya kadehi.'' ''Büyülendim.'' ''Evet efendim, ne diyordum?'' Bayan Tofana bu zavallı kadınların halinden anlıyor... ...ve onlara küçük şişeler içinde bir su atıyormuş. Kadın bu suyu eşinin çorbasına döküyor... ...bir iki çorbayı içiyor... ...gösterdiği şefkat için teşekkür ediyor ve... ...kendini fevkalade hissediyormuş. Gerçi birkaç saat sonra çok fena susamaya başlıyor... Ardından da yatağa uzanıyormuş ve kocasını çorbayla doyuran Napoli'li muhteşem kadın ertesi gün ilk bahar rüzgarı kadar özgür oluyormuş. Ayağındaki ne peki diye sordu Margaret'e aksayan bayan Tofana'yı geride bırakan misafirlere elini yorulmadan uzatırken. Ve boynundaki bu yeşillik ne için? Boynunda solgunluk mu var? Büyülendim prens diye bağırıyordu Koravi'ye bir yandan Margaret'e fısıldarken. Boynu enfes ama zindanda bir tatsızlık geldi başına. Ayağındakine kraliçe İspanyol çizmesi derler. Şerit de şundan. Zindancılar talihsizce seçilmiş 500 kadar kocanın Napoli ve Polermo'yu ebediyen terk ettiğini öğrenince Galyana gelip Bayan Tofana'yı zindanda boğmuşlar. Bu büyük şerefe ait olduğum için kara kraliçeye ne kadar mutluyum bilemezsiniz diye fısıldadı Tofana münzeviler gibi. Diz çökmeye çalışıyor ama İspanyol çizmesi buna engel oluyordu. Koroviev ve Behemoth Tofana'nın doğrulmasına yardım etti. Memnun oldum diye yanıt verdi Margarita. Bir yandan da elini başkalarına uzatıyordu. Şimdi merdivende aşağıdan yukarı akın akın geliyorlardı. Margarita kapıcı odasında olan biteni artık göremiyordu. Makine gibi elini kaldırıyor ve indiriyor ve hep aynı biçimde dişlerini göstererek misafirlere gülümsüyordu. Sahanlığın üzerindeki havaya bir uğultu yerleşti. Margarita'nın geride bıraktığı balon salonlarından deniz misali müzik işitiliyordu. İşte sıkıcı bir kadın dedi yüksek sesle Koravye. Seslerin meydana getirdiği uğultu içinde işitilmeyeceğinin farkında olarak artık fısıldamıyordu. Balolara bayılır. Hep mendilinden şikayet etmenin hayalini kurar. Margarita yukarı çıkanlar arasında Koravye'nin gösterdiği kadını yakaladı bakışlarıyla. 20 yaşlarında endamı olağanüstü güzel ama gözleri huzursuz ve sırnaşık bir genç kadındı bu ne mendili diye sordu Margarita. Kendisine bir oda hizmetçisi verildi diye açıklamaya başladı Korevi. Ve bu hizmetçi 30 yıldır her gece masasına bir mendil koyar. Uyandığında mendil hep yanındadır. Sobada da yaktı mendili. Dereye de attı ama faydasız. Ne mendili diye fısıldadı Margarita elini kaldırıp indirmeye devam ederek. Mavi işlemeli bir mendil. Mesele şu. Kadın bir kafede çalışıyormuş. Kafe sahibi bir gün 12'lere çağırmış, 9 ay sonra bir oğlan çocuğu doğurmuş. Çocuğu ormana götürüp ağzına bir mendil sokmuş. Sonra da gömmüş. Mahkemede çocuğu besleyecek bir şey olmadığını söylemiş. Peki bu kafenin sahibi nerede diye sordu Margarita. Kraliçe diye birden gıcırdadı aşağıdan kedi. Sormama müsaade edin. Kafe sahibinin konuyla ne ilgisi var? Bebeği ormanda boğan o değil ki. Margarita gülümsemeyi ve sağ elini aşağı yukarı sallamayı kesmeden sol elinin sivri tırnaklarını Behemoth'un kulağına geçirdi ve fısıldadı. Bana bak şerefsiz. Bir kere daha araya girmeye cüret edersen... Behemoth pek de bolaya yakışmayacak şekilde pıslayıp parıldadı. Kraliçe, kulağım şişecek. Şiş kulakla balayı zehir etmeye ne gerek var? Ben hukuk, hukuk açısından söylemiştim. Sustum, sustum. Bundan sonra beni kedi değil balık bilin. Ama ne olur kulağımı bırakın. Margarita kulağı bıraktı ve tam bu sırada sırnaşık ve karamsar gözler karşısında belirdi. Büyük Dolunay Balosu'na davet edildiğim için mutluyum, ev sahibisi kraliçe. Bense diye yanıt verdi Margarita, sizi gördüğüme sevindim, çok sevindim. Şampanya sever misiniz? Ne yapıyorsunuz kraliçe? diye sessizce bağırdı çaresiz Koraviye kulağına. Merdiven tıkanacak. ''Severim.'' dedi kadın yalvarıncasına ve birden makine gibi tekrarlanmaya başladı. ''Frida, Frida, Frida. Benim adım Frida. Ey kraliçe.'' ''Bugün sarhoş olana kadar için Frida ve hiçbir şey düşünmeyin.'' dedi Margarita. Frida her iki elini de Margarita'ya uzattı ama Korovie ve Behemoth kıvrak hareketlerle kadını kollarından tutup kalabalığın akışına bıraktılar. Şimdi aşağıda kalabalık yekpare bir duvar gibi Margarita'nın durduğu sağınla hücum edercesine yürüyordu çıplak kadın bedenleri fıraklı erkeklerin arasında yükseliyordu. Esmer, beyaz, kahve çekirdeği renkli ve kapkara bedenler Margarita'ya doğru yüzüyordu. Kızıl, kara, kestane, keten sarısı saçlarda ışık sağınağı altında değerli taşların kıvılcımları oynaşıp dağılıyordu. Ve sanki biri erkeklerin hücum koluna ışık damlaları sıçratmış gibi bırlanta kol düğmeleri ışık saçıyordu göğüslerden. Margarita artık saniye başı bir dudak dokunuşu hissediyordu dizinde. Saniye başı öpülmesi için ellerini ileri uzatıyordu. Yüzük kıpırtısız hoş geldiniz maskesi şeklinde kasılıp kalmıştı. Büyülendim. Aynı monoton şarkıyı söylüyordu Koreviyev. Büyülendik. Kraliçe büyülendi. Kraliçe büyülendi diyordu burnundan arkasında Azazello. Büyülendim diye bağırıyordu kedi. Markiz diye mınıldadı Koreviyev. Miras yüzünden babasını iki erkek, iki de kız kardeşini zehirlemiş. Kraliçe büyülendi. Bayan Minkina, ah ne güzel. Ama biraz asabi. Hizmetçinin yüzünü saç düzleyiciyle yakmaya ne gerek vardı? Tabii keserler adamı. Kraliçe büyülendi. Kraliçe, bir saniyenizi rica ediyorum. İmparator Rudolf, efsuncu ve simyacı. Bir simyacı daha. Kendisi asılmıştı. Ah işte orada. Ne harikulade bir genel işletiyordu Strasbourg'da. Büyülendik. Moskovalı terzi kadının sınır tanımayan hayal gücü nedeniyle hepimiz seviyoruz onu. Bir atölyesi vardı ve dehşet komik bir numara uydurdu. Duvarda iki yuvarlak delik açmıştı. Hanımefendilerin haberi yok muydu diye sordu Margarita. Hepsinin haberi vardı kraliçe diye yanıt verdi Koraviyev. Büyülendim. 20 yaşındaki bu olan çocukluğundan beri tuhaf fantezileri olmasıyla diğerlerinden ayrışırdı. Hayalci ve tuhaf biriydi. Bir kız buna aşık olmuştu. O da kalkıp kızı bir geneleve sattı. Aşağıda bir ırmak akıyordu ve bu ırmağın ucu görünmüyordu. İçinden çıktığı devasa şömine sürekli besliyordu onu. Bir saati geçti bu şekilde ve ikinci saate girildi. Bu sırada Margarita zincirinin olduğundan daha ağır hale geldiğini fark etmeye başladı. Eline de tuhaf bir şey olmuştu. Şimdi yüzünü buruşturmadan elini kaldıramıyordu. Coravie'nin enteresan açıklamaları Margarita'ya alakadar etmez olmuştu. Şaşı gözlü Moğol yüzler, beyaz ve kara yüzler aynılaşmış, zaman zaman kaynaşıyor, aralarındaki hava ise nedense titreşip akmaya başlıyordu. Margarita'nın sağ eline iğne batmış gibi keskin bir acı saplandı birden ve dişlerini sıkıp dirseğini kaydenin üzerine koydu. Duvarlara vuran kanatları andıran bir hışırtı işitiliyordu şimdi salonun gerisinden. Benzeri görünmemiş bir misafir ordusunun orada dans ettiği anlaşıldı ve bu yabani binadaki masif mermer, mozaik ve kristal zeminlerin bile nabzı atıyor gibi geldi Margarita'ya. E. Artık ne Gaius Caesar Caligula ne Meselina ilgisini çekiyordu Margarita'nın. Ne de krallar, dükler, kavalyeler, müntehirler, zehirci kadınlar, asılanlar, mamalar, zindancılar, üçkağıtçılar, cellatlar, muhbirler, hainler, deliler, hafiyeler ve sübyancılar. Hepsinin isimleri kafasında birbirine giriyor, yüzleri birleşip devi gibi bir bulamaç halini alıyordu. Ve sadece bir yüz çöreklenmişti zihnine işkence ederek. Malyuta Skuratov'un hakikaten de ateşten sakalla çevrili yüzü. Margarita'nın bacakları bükülüyor, her an gözyaşlarını tutamamaktan korkuyordu. En büyük acılar öpülen sağ dizinden geliyordu. Natasha'nın süngerli eli birkaç kere yanında belirip baharlı bir şeyle silmesine rağmen diz şişmiş, derisi morarmıştı. Üçüncü saatin sonunda Margarita tamamen umutsuz gözlerle baktı aşağı. Ama sevinçle irkildi. Misafir akını seyreliyordu. Baloların misafir karşılama kanunları her yerde aynıdır kraliçe diye fısıldıyordu Koravyev. Birazdan dalga dinmeye başlayacak. Yemin ederim sabredeceğimiz son dakikalar bunlar. İşte bırakın aylıkları grubu. Her zaman en son gelirler. Evet bunlar onlar. İki sarhoş vampir. Hepsi bu kadar mı? Ah hayır bir kişi daha var. Hayır iki kişi. Son iki misafir çıkıyordu merdivenden. Evet yeni biri bu duyardı Koravya küçük camın içinden gözünü kısarak. Ah evet evet. Bir gün Azazello onu ziyaret etmiş ve konyak masasında ifşalarının olağanüstü çekindiği birinden nasıl kurtulabileceğiyle ilgili bir tavsiye fısıldamıştı kulağına. O da kendisine bağlı bulunan tanıdığına çalışma odasının duvarlarına zehir püskürtmesini emretmişti. Adı ne diye sordu Margarita. Doğrusu ben de bilmiyorum henüz diye yanıtladı Koraviyev. Azazello'ya sormalı. Yanındaki kim? Bu da onun verdiği görevleri yerine getiren en azimli astı. Büyülendim diye bağırdı Koraviyev son iki kişiye. Merdiven boşaldı. Tedbiri elden bırakmamak adına biraz daha beklediler. Ama şömineden başka çıkan olmadı. Bir saniye sonra Margarita nasıl olduğunu anlamadan kendini havuzlu odada buldu ve burada hemen elinin ve bacağının acısından ağlamaya başlayıp kendini yere bıraktı. Ama Hella ve Natasha sakinleştirici sözler söyleyerek onu yeniden kan duşunun altına çekti. Yeniden vücudunu ovaladılar ve Margarita bir kere daha canlandı. Biraz daha, biraz daha kraliçe Marko diye fısıldıyordu yanında biliren Korovyev. Uçup dolaşmalı salonları, Yoksa saygıdeğer misafirler kendilerini terk edilmiş hisseder. Ve Margarita bir kere daha çıktı uçarak havuzda odadan. Lalelerin arkasında, Valslerin kralının orkestrasının çaldığı sahnede şimdi maymun cazı ortalığı birbirine katıyordu. Favorilerinden tüy fışkıran kocaman bir goril elinde trompetle hantal antal dans ederek şeflik yapıyordu. Orangutanlar sıralanmış, pasparlak trompetleri üflüyordu. Omuzlarının hemen üstüne akordiyonlarıyla neşeli şempanzeler yerleşmişti. Aslana benzeyen yeleleriyle iki Arap babunu kuyruklu piyanoları çalıyordu ama bu piyanolar gibonların, mandrillerin ve maymunların ellerindeki saksafonların, kemanların ve davulların gürlemesi, vızıldaması ve gümlemesi arasında duyulmuyordu. Aynalı zeminde sayısız çift kaynaşmış gibi becerileri ve hareketlerindeki pürüzsüzlükle insanı şaşırtarak bir duvar halinde tek yönde yollarına çıkan herkesi süpürmekle tehdit edercesine ilerliyordu. Canlı atlas kelebekler dans eden kalabalıkların üzerine dalıp çıkıyor, tavanlardan çiçekler dökülüyordu. Elektrik söndüğünde sütün başlıklarında on binlerce ateş böceği yanmaya başlıyor, havada ise bataklık ateşleri süzülüyordu. Sonra Margarita kolonatla çevrilmiş korkunç büyüklükte bir havuzda buldu kendini. Dev gibi kara bir Neptün pembe geniş bir akıntı çıkarıyordu hazından. Havuzdan şampanyanın sersemletici kokusu yükseliyordu. İçten gelen bir neşe hakimdi burada. Hanımefendiler gülerek ayakkabılarını atıyor, çantalarını kavalyelerine ya da ellerinde çarşaflarla koşturan zencilere verip çığlık çığlığa balıklama havuza atlıyorlardı. Köpük sütunları yukarılara yükseliyordu. Havuzun kristal dibinde yanan ışık şarap katmanını geçip yukarı çıkıyor ve bu ışıkta yüzenlerin gümüşü bedenleri görünüyordu. Havuzdan zil zurna sarhoş vuruluyordu herkes. Sütunların altında kahkahalar çınlıyor ve hamamda gibi gümbürdüyordu. Tüm bu kargaşada zil zurna sarhoş bir kadın yüzü akılda kaldı sadece ve onun anlamsız ve anlamsızlığın içinde bile yalvaran gözleri bir de Frida kelimesi. Şarap kokusundan Margarita'nın başı dönmeye başladı. Tam çıkmaya hazırlanıyordu ki kedi Margaret'i oyalayan bir numara daha çevirdi havuzda. Behemoth Neptün'ün ağzından dibinde gelip bir büyü yaptı ve hemen o anda şampanya kütlesi tıslayarak ve gümbürleyerek havuzdan akıp gitti. Ve Neptün bu kez fokurdamayan ve köpük çıkarmayan koyu sarı renkli bir dalga kusmaya başladı. Hanımlar çığlık çığlığa konyak diye bağırıp havuzun kenarlarından sütunların arkasına kaçtı. Birkaç saniye sonra havuz dolmuştu bile ve kedi havada üç takla atıp hafifçe dalgalanan Konya'nın içine bıraktı kendini. Ağzını burnunu pofurdatarak dışarı çıktığında kravatı ıslanmış, bıyıklarındaki altını ve dürbünü kaybetmişti. Behomut'un yaptığını yapmaya sadece oyunbaz terzi cesaret edebildi. Bir de meçhul genç Mulatto kavalyesi. İkisi birden konya atladı ama tam bu esnada Koravi'ye Margarita'yı kolundan yakaladı ve ikisi birlikte yıkananları terk etti. Devasa taş kuletlerin içinde İstiridye dağlarının yükseldiğini görür gibi olduğu bir yerde uçtu Margarita. Sonra altında cehennemi kazanların yandığı ve şeytanın beyaz aşçılarının bu kazanların arasında koşturduğu cam bir zeminin üzerinde uçtu. Sonra artık kavrama yeteneğini yitirmeye başladığı anda kandillerin yandığı, genç kızların kömür ateşinde pişmiş cızır cızır etleri servis ettiği, büyük kupalardan Margarita'nın sağlığına içildiği karanlık bodrumlar gördü. Sonra sahnede akordeon çalıp Kamarinska'ya oynayan kutup ayıları gördü. Şöminede yanmayan sihirbaz semender ve ikinci kez gücü tükenmeye başladı. "Son çıkış," diye fısıldadı Margarita için endişelenen Koroviev. "Sonra özgürüz." Koroviev'in eşliğinde yeniden bala salonunda buldu kendini ama şimdi dans edilmiyordu. Misafirler salonun ortasını boş bırakarak muazzam bir kalabalık halinde sütunların arasına kümelenmişti. Margarita, salonun ortasındaki bu boş alanda beliren yükseltiye çıkmasına kimin yardım ettiğini hatırlayamıyordu. Üzerine çıktığında bir yerlerde saatin gece yarısını vurduğunu işitti şaşkınlıkla. Halbuki gece yarısı çoktan geride kalmış olmalıydı. Nereden geldiği belli olmayan son saat vuruşuyla birlikte misafir kalabalıklarının üzerine bir sessizlik çöktü. Bunun üzerine Margarita Voland'ı gördü yine. Abaddon, Azazello ve Abaddon'a benzeyen birkaç genç zencinin arasında yürüyordu. Margarita kendi yükseltisinin karşısında Volant için bir başka yükseltinin hazırlandığını gördü bu kez. Ama Volant yükseltiyi kullanmadı. Volant'ın baloya bu son büyük çıkışına yatak odasındaki haliyle çıkması Margarita'yı hayrete düşürdü. Yine aynı kirli, yamalı, gecelik gömlek sarkıyordu omuzlarında. Yataktan kalkar kalkmaz giyili veren gece terliklerinden vardı ayaklarında. Kılıcı yanındaydı ama bu kınsız kılıcı destek aldığı bir asa gibi kullanıyordu. Hafifçe aksayan Volant kendi yükseltisinin yanında durdu ve Azazello elinde bir tabakla derhal önünde belirdi. Margarita tabakta ön düşleri kırık kesik bir insan başı gördü. Mutlak sessizlik devam ediyordu ve sessizliği sadece bir kere uzaklardan işitilen, bina girişinden gelmişe benzeyen ve bu şartlarda anlamsız kaçan bir zil sesi bozdu sadece. Mihail Aleksandrovich diye hitap etti Volunt hafif sesle kafaya. Bunun üzerine ölünün göz kapakları aralandı ve Margarita ölü yüzde düşünce ve acı dolu canlı gözleri gördü ilkilerek. Söylediklerim çıktı değil mi? diye devam etti Volun kafanın gözlerine bakarak. Kafa bir kadın tarafından koparıldı. Oturum toplanmadı ve ben de dairenizde yaşıyorum. Bu bir olgu. Olgu ise dünyadaki en inatçı şeydir. Ama bizi çoktan gerçekleşmiş bu olgu değil, sonrası ilgilendiriyor.'' Kafanın kesilmesiyle birlikte insanın içindeki hayatın sona erdiğini, insanın küle dönüşüp yokluğa karıştığını söyleyen o teorinin ateşli vaizlerindeniz hep. Her ne kadar kendileri bambaşka bir teorinin ispatına hizmet etseler de misafirlerimin huzurunda size bildirmekten mutluluk duyarım ki teoriniz zekice ve ciddi alınmayı hak ediyor. Gerçi bütün teoriler aynı kıymetlidir. Aralarında bir tanesi var ki herkese inancına göre verileceğini söyler. Öyle de olsun. Siz yokluğa karışıyorsunuz. Bense dönüşeceğiniz tastan, varlığın şerefine içmekten mutlu olacağım. Volunt kılıcını kaldırdı. Hemen o anda başın üstündeki koruyucu tabakalar kararıp büzüştü. Sonra da parçalanarak dağıldı. Gözler kayboldu ve bir süre sonra Margarita tabakta altından bir ayağın üstüne oturmuş, zümrüt gözlü ve inci dişli sarımtırak bir kafatası gördü. Kafatasının menteşeli kapağı geri yaslandı. Az kaldığı mesir dedi Volandın soran bakışlarını yakalayan Koravyev. Birazdan karşınızda olacak. Bu mezar sessizliğinde rugan ayakkabılarının gıcırdadığını ve bu hayatta son kez şampanya için masaya koyduğu kadehin şıngırtısını duyuyorum. İşte geldi. Yeni bir misafir tek başına Voland'ın olduğu tarafa yönelerek salona adım attı. Dış görünüş itibariyle öbür misafir erkeklerden ayrılan tarafı yoktu. Bir şey hariç. Heyecandan kelimenin tam anlamıyla sallanıyordu ki uzaktan bile seçilebiliyordu bu. Yanaklarında benekler yanıyor ve gözleri büyük bir endişeyle oynuyordu. Misafir sersemlemişti ve çok doğaldı bu. Her şeye şaşırmıştı ve elbette öncelikle Volund'un kılığına. Ne var ki misafir fevkalade iyi ve müşfik bir karşılama gördü. Aa, sevgili Baron Maygel, diye misafirperver bir gülümsemeyle hitap etti Volund. Gözlerine inanamayan konuğuna. Size takdim etmekten mutluluk duyarım dedi Volund misafirlere. Gösteri Komisyonu'nun çalışanı Saygıdeğer Baron Michael. Kendisi yabancı ülke vatandaşlarının başkentin görülmeye değer yerleriyle tanıştırıcılığı görevini yürütüyor. Bunun üzerine Margarita dondu kaldı. Çünkü ansızın tanımıştı bu Michael'i. Moskova tiyatrolarında ve restoranlarda birkaç kere rastlamıştı ona. Bir dakika diye aklından geçirdi Margarita'nın. Yoksa o da mı ölmüş? Ama mesele hemen açıklığa kavuştu. Sevgili baron diye devam etti Volund, Sevinçle gülümseyerek. Öylesine büyüleyiciydi ki Moskova'ya geldiğimi öğrenince hemen beni aradı ve uzmanlık alanı ile ilgili hizmetlerinden yararlanmamı teklif etti. Görülmeye değer yerlerle tanıştırma işiyle ilgili yani. Elbette onu evime davet etmekten mutluluk duydum. Bu sırada Azazel onun kafa taslı tabağı Koravi ve devrettiğini gördü Margarita. ''Evet, baron, bu arada'' dedi birden sesi samimiyetle alçaltıp Valont. ''Olağanüstü meraklı oluşunuzla ilgili söylentiler çalındı kulağımıza. Diyorlar ki, meraklılığınızdan hiç de aşağı kalmayan konuşkanlığınızla birleşince dikkatleri üzerine çekmeye başlamış bu. Dahası, kem diller lafı ağzından kaçırdı bile. Gammaz ve casus.'' dahası bunun sizi bir aydan kısa bir sürede üzücü bir sona sürükleyeceği yönünde bir varsayım mevcut. Uzun lafın kısası sizi bu sıkıntılı bekleyişten kurtarmak adına yardımınıza koşmaya karar verdik. Hem madem etrafı kolaçan edip duyulabilecek ne varsa kulak kabartmak amacıyla zorla kendinizi evime davet ettirdiniz. Baronun yüzü doğası gereği istisnai bir beyazlığa sahip olan Ebdon'dan bile beyazdı şimdi. Ama ardından tuhaf bir şey oldu. Abaddon baronun karşısına geçti ve bir saniyeliğine gözlüğünü çıkardı. Aynı anda Azazello'nun ellerinde bir ateş parladı, alkış misali gürültüsüz bir pat sesi çıktı ve baron sırt üstü düşmeye başladı. Göğsünden kıpkırmızı fışkıran kan kololu gömleğini ve yeleğini boyadı. Korovyev kaseyi kan fıskiyesinin altına tuttu ve ağzına kadar doldurup volunt'ı uzattı. Baronun cansız bedeni bu sırada çoktan yerdeydi. Sağlığınıza içiyorum baylar dedi Volunt hafifçe ve kaseyi kaldırıp dudaklarına değdirdi. Bunun üzerine bir başkalaşım gerçekleşti. Yamalı gecelik gömlek ve acelece giyilmiş terlikler kayboldu. Volunt siyah bir eski Yunan pelerinin içindeydi artık. Belinde de çelik kılıç. Çabucak Margarita'nın yanına geldi, kaseyi ona doğru kaldırdı ve buyurgan bir sesle iç dedi. Margarita'nın başı dönmeye başladı. Sallandı ama kase çoktan dudaklarındaydı. Ve bir ses, kimin olduğunu çözememişti, iki kulağını birden fısıldadı. ''Korkmayın kraliçe, korkmayın kraliçe, kan çoktan toprağa karıştı ve döküldüğü yerde çoktan üzüm salkımları büyüyor.'' Margarita gözlerini açmadan bir yudum aldı ve tatlı bir akım damarlarında kesindi. Kulakları çınlamaya başladı. Horozlar kulakları sağır edercesine bağırıyor, bir yerlerde marş çalınıyordu sanki. Misafir kalabalıkları şekillerini yitirmeye başladı. Fıraklı erkekler ve kadınlar kül olup dağıldı. Margarita'nın gözlerindeki çürüme salonu esir aldı. Üzerinde bir yeraltı mezarı kokusu yayılmaya başladı. Sütunlar dağıldı, ateşler söndü, her şey büzüştü ve bir tane bile fıskiye, lale ya da kamelya kalmadı. Daha önce ne varsa yine sadece o vardı. Mücevherci kadının mütevazi misafir odası ve odanın içeri doğru aralanmış kapısından sızan ışık şeridi. Ve Margarita da bu aralık kapıdan içeri girdi. 24. Bölüm Ustanın Çıkarılması Walland'ın yatak odasında her şey baladan önceki gibiydi. Walland geceliğiyle yatakta oturuyordu. Sadece Hella ayağına merhem sürmek yerine daha evvel satranç oynanan masayı akşam yemeği için hazırlıyordu. Korovyev ve Azazello fraklarını çıkarıp masaya oturmuştu ve kipkirli bir beze dönüşmüş olmasına rağmen kravatından bir türlü ayrılmak istemeyen kedi de yanlarına yerleşmişti elbette. Margarita sallanarak masaya yanaştı ve üzerine dayandı. Bunun üzerine Voland önceki gibi yanına çağırıp oturmasını işaret etti. Yoksa sizi fazla mı yorduk diye sordu Voland. Ah hayır mesir diye yanıt verdi Margarita zar zor işitilen bir sesle. Noble Sobli dedi kedi ve Margarita'ya likör kadehinde berrak bir sıvı doldurdu. "Vodka mı bu?" diye sordu Margarete halsiz. Gücenen kedi sandalyeye sıçradı. "Rica ederim kraliçe." dedi hırıltıyla. "Hiçbir hanımefendiye vodka doldurur muyum ben? Saf alkol bu." Margarita gülümsedi ve kadehi kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. "Cesurca için." dedi Volunt ve Margarete hemen o anda kadehi eline aldı. "Hela, otur." diye emretti Volunt ve Margarita'ya açıkladı. Dolunay gecesi bayram gecesidir ve bu gecede yakınlarım ve hizmetkarlarımla birlikte biz bize bir akşam yemeği yerim. Evet, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Nasıl geçti bu yorucu balı? Olağanüstüydü diye takırdadı Karayev. Herkes büyülendi, aşık oldu, ezik hissetti. Ne kadar da ölçülü, ne kadar da becerikli, alımlı ve cazibeliydi. Volunt konuşmadan kadehini kaldırdı ve Margarita ile tokuşturdu. Margarita alkol yüzünden oracıkta işinin biteceğini düşünmesine rağmen itaat edip içti. Ama bir fenalık olmadı. Canlı bir sıcaklık aktı karnında. Ensesine bir şey vurdu hafifçe ve nihayet uzun bir tazelik uykusundan sonra yeni kalkmış gibi gücü geri döndü. Dahası kurt gibi acıktığını hissetti. Ve dün sabahtan beri hiçbir şey yemediğini hatırlayınca açlık hissi iyice alevlendi. Margarita hırsla yutmaya başladı Havyar'ı. Behemoth bir parça ananas kesti, tuzladı, biberledi, ağzına attı ve sonra öyle pervasız yuvarladı ki ikinci alkol kadehini, herkes alkışlamaya başladı. Margarita'nın içtiği ikinci kadehten sonra şamdanlardaki mumlar daha parlak yandı. Şöminedeki ateş harlandı. Margarita sarhoşluk hissetmiyordu. Beyaz dişleriyle eti ısırıp akan suyun tadını çıkarıyor, bir yandan da Behemoth'un istiridye hardal sürüşüne bakıyordu. Üstüne üzüm de koy dedi hafif sesle hella kediyi dürterek. Rica ederim bana akıl vermeyin diye yanıtladı Behomot. Epey oturmuşluğum var yemek masasına. Siz endişelenmeyin. Oturmuşluğum var. Ah böyle ocağın başına oturup yemek yemek ne hoş diye titreşti Koravye. Dostça biz bize. Hayır Fagot diye itiraz etti kedi. Balonun da kendine göre bir güzelliği ve bir kapsayıcılığı vardı. Ne güzelliği var ne de kapsayıcılığı. Şu aptal ayıların ve bardaki kaplanların kükremesi az kalsın migrenimi azdırıyordu dedi Volunt. Dinliyorum Mesir dedi kedi. Eğer siz kapsayıcılık olmadığını düşünüyorsanız ben de derhal o fikri savunmaya başlayacağım. Dikkat et diye yanıt verdi buna Volunt. Şaka yaptım dedi kedi buysalca. Kaplanlara gelince kızartılmalarını emredeceğim. Kaplanlar yenmez dedi Hela. Öyle mi dersiniz? O halde kulak vermenizi rica ediyorum dedi kedi ve Keyifle gözlerini kısıp bir keresinde çölde 19 gün nasıl dolaştığını anlattı. Ve bu süre boyunca yediği tek şey öldürdüğü kaplanın etiydi. Bu sürükleyici anlatıyı herkes ilgiyle dinledi. Behomot bitirdiğinde ise hep birazdan bağırdılar. Yalan! Ve bu yalanın en enteresan tarafı da dedi Volunt, baştan sona yalan olması. Demek yalan ha? diye haykırdı kedi ve herkes protesto etmeye başlayacağını düşündü. Ama o hafif sesle şöyle demekle yetindi. Bizi tarih yargılayacak. Söyler misiniz dedi Vodka'nın ardından canlanan Margot Azazello'ya dönerek. Onu siz mi vurdunuz şu eski baronu? Pek tabii diye yanıtladı Azazello. Nasıl vurmam ki? Kesinlikle vurulması gerekiyor. Öyle heyecanlandım ki diye haykırdı Margarita. O kadar beklenmedik oldu ki. Beklenmedik bir şey yok bunda diye itiraz etti Azazello. Korovyev ise uluyup inlemeye başladı. İnsan nasıl heyecanlanmaz ki? Benim bile tüylerim diken diken oldu. Bu ve hop baron devrildi. Ben de az kalsın isteri nöbeti geçirecektim diye ilave etti kedi havyar kaşığını yalarken. Ama anlamadığım bir şey var dedi Margarita. Kristalin altın kıvılcımları gözlerinde uçuşuyordu. Müzik ve bala gürültüsü dışarıdan duyulmamış mıdır? Elbette duyulmamıştır kraliçe diye açıklıyordu Koroviev. Duyulmaması için ne gerekiyorsa yapmak gerek bunu çok dikkatli yapmalı. Evet evet ama mesele şu ki merdivendeki şu adam hani Aziz ile birlikte geçtiğimiz sırada ve blok girişindeki diğeri sanırım dairenizi gözetliyordu. Doğru doğru diye bağırdı Koravyev. Doğru sevgili Margarita Nikolayevna şüphelerimi doğrulamaktasınız. Evet daireyi gözetliyordu. Ben de onu dalgın bir privat doçent ya da merdivende eziyet çeken bir aşık sanmıştım. Ama hayır, hayır. Bir şey hep kemirdi içimi. Ah daireyi gözetliyormuş meğer. Yani. Blok girişindeki de öyle. Kemer altındaki de aynı şekilde. Peki ya sizi tutuklamaya gelirlerse ne olacak diye sordu Margarita. Muhakkak gelecekler büyüleyici kraliçe. Muhakkak diye cevapladı Koravyev. Yüreğimde duyuyorum bunu. Gelecekler. Şimdi değil elbette ama zamanı gelince kesinlikle gelecekler. Ama enteresan bir şey olacağını zannetmiyorum. Ah öyle heyecanlandım ki şu baron düştüğünde diyordu Margarita. Görünüşe göre ömründe ilk kez tanık olduğu cinayetin etkisini hala atamamıştı üzerinden. İyi bir nişancısınız galiba. Fena değil işte dedi Azazello. Peki kaç adımdan? Şeklinde pek de açık olmayan bir soru sordu Margarita Azazello'ya. Neye ve neyle ateş ettiğine göre değişir diye yanıtladı Azazello mantıktan şaşmadan. Çekiçle eleştirmen Latunski'nin camını isabet ettirmek başka, kalbine ise bambaşka şey. Kalbine diye haykırdı Margarita. Nedense kendi kalbini tutarak. Kalbine diye boğuk bir sesle tekrarladı. Kim bu eleştirmen Latuski diye sordu Volont Margarita'ya doğru gözlerini kısıp. Azazello, Korovye ve Behemoth biraz mahcup başlarını öne eğdi. Margarita ise kızararak cevap verdi. Bu isimde bir eleştirmen var. Bu akşam dairesinin altını üstüne getirdim. Al bakalım. Peki neden? Çünkü Mesir diye açıkladı Margarita bir ustanın mahfına sebep oldu. Peki neden kendiniz zahmet ettiniz diye sordu Volunt. Müsaade eder misiniz Mesir diye sevinçle bağırdı kedi yerinden fırlayarak. Sen otur diye homurdandı Azizello kalkıp. Hemen şimdi kendim gidiyorum. Hayır diye haykırdı Margarita. Hayır yalvarırım size Mesir buna gerek yok. Nasıl isterseniz nasıl isterseniz diye yanıt verdi Volunt ve Azizello da yerine oturdu. Evet, nerede kalmıştı kıymetli kraliçe Margot? dedi Koroviev. Ah evet kalp. Kalbe isabet ettirir. Koroviev uzun parmağını Azazello'dan tarafa uzattı. Söylemeniz yeter. İstediğiniz kulak çığa ya da karıncığa. Margarita hemen anlamadı söyleneni. Anladığında da hayretle haykırdı. Ama kapalı değil mi bunlar? Cancağızım diye titreşti Koroviev. Mesele kapalı olmaları zaten. İşin özü bu. Açık nesneyi herkes isabet ettirir. Korovyev masa çekmecesinden maça yedili çıkardı, tırnağıyla maçaların birini işaretlemesini rica ederek Margarita'ya sundu. Margarita sağ üst köşedekini işaretledi. Hella kartı yastığın altına saklayarak bağırdı. Hazır. Azazello oturduğu yerde yastığa sırtını dönüp frak pantolonunun cebinden siyah bir otomatik tabanca çıkardı. Yatağa bakmadan namlusunu omzuna koyup ateş etti. Neşeli bir korku uyandırdı bu Margarita'da. Kurşunlanan yastığın altından yediliği çıkardılar. Margarita'nın işaretlediği maça delinmişti. Elinizde altı patlar varken sizinle karşılaşmak istemezdim dedi Margarita Azazöle'ye cilveyle bakıp. Bir işi birinci sınıf beceriyle yapan bütün insanlara karşı tutkusu vardı. Kıymetli kraliçe diye pısladı Koreviye. Elinde altı patlar olmadığında bile kimseye onunla karşılaşmayı tavsiye etmem eski bir kilise korosu şefi ve solist olarak şeref sözü veriyorum, karşısına çıkacak şahsı kimse tebrik etmeyecektir. Nişancılık deneyi sırasında kedi suratını asıp oturmuştu ve birden ilan etti. Yedili rekorunu kırma işini üzerime alıyorum. Azazello cevap niyetine bir şeyler kükredi ama kedi kararlıydı ve bir değil iki altı patlar istedi. Azazello pantolonun ikinci arka cebinden ikinci altı patları çıkardı ve Küçümsercesine ağzını büzerek birincisiyle birlikte tafracıya uzattı. Yedinin üzerinde iki maça işaretlediler. Kedi yastığa sırtın dönerek uzun uzun hazırlandı. Margarita parmaklarıyla kulaklarını tıkamış oturuyor ve şömine rafının üzerinde uyuklayan baykuşa bakıyordu. Kedinin her iki altı patları ateşlemesiyle Hella'nın çığlık koparması bir oldu. Ölü baykuş şömineden düştü ve kırılan saat durdu. Eli kan içinde kalan Hella ulumayla kedinin tüylerine yapıştı. Kedi ise cevaben Hella'nın saçlarına. Ve ikisi yumak olup yerde yuvarlandılar. Masadan bir kadeh düştü ve kırıldı. Alın şu çılgın ifriti başımdan diye uluyordu kedi sırtına binen Hella'dan kurtulmaya çalışırken. Kavgayı ayırdılar. Korevyev Hella'nın vurulan parmağını üfledi ve parmak iyileşti. Kulağımın dibinde konuşulurken ateş edemiyorum diye bağırıyordu Behomut ve Sırtından yolunan kocaman bir tüy topağını yerine yerleştirmeye çalışıyordu. ''Bahse girelim'' dedi Volunt Margarita'ya gülümseyerek. Bilerek yaptı. Yoksa ateş etmesini iyi bilir. Hele hele kedi barıştılar ve barıştıklarını göstermek için öpüştüler. Yastığın altından kart çıkarılıp kontrol edildi. Azazelon'un vurduğu maçadan başka hiçbir şey isabet almamıştı. ''Olamaz'' diye iddia ediyordu kedi Şam'dan ışığında bu karta bakarak. Neşeli akşam yemeği devam etti. Şamdanlarda mumlar eriyor, şemineden odaya dalga dalga kuru ve hoş kokulu bir sıcaklık yayılıyordu. İyice karnını doyuran Margarita'nın üstüne bir bahtiyarlık hissi çöktü. Azazello'nun porosundan çıkan güvercin rengi halkaların şömineye doğru süzülüşünü ve kedinin de kılıcın ucuyla bunları yakalamasını izliyordu. Hiçbir yere gitmek istemiyordu ama hesabına göre artık geç olmuştu. Sabahın altısı olsa gerekti. Margarita sessizliği fırsat bilip volanda döndü ve cılız bir sesle şöyle dedi. Sanırım gitme vakti geldi. Geç oldu. Aceleniz nereye diye sordu Voland kibar ama biraz kuru bir sesle. Diğerleri pro halkalarıyla meşgulmüş gibi yaparak sustu. Evet gitme vakti diye tekrarladı Margarita. Bunun üzerine iyice mahcup oldu ve bir üstlük ya da pelerin arar gibi yapıp arkasını döndü. Çıplaklığı birden utandırmaya başlamıştı onu. Masadan kalktı. Volant hiçbir şey söylemeden eskimiş ve kirden yağ bağlamış sabahlığını yataktan kaldırdı. Koroviye bunu Margarita'nın omuzlarına attı. Teşekkür ederim Mesir, dedi Margarita zar zor duyulan bir sesle. Ve soran gözlerle Volant'a baktı. Birikinin cevabı kibar ve kayıtsız bir gülümseme oldu. Nasılsa birden kara bir keder çöktü Margarita'nın yüreğine. Kendini kandırılmış hissetti. Kendisini durduran olmadığına göre anlaşılan baladaki onca hizmete rağmen kendisine herhangi bir ödül teklif etmeye niyetleri yoktu. Bu arada gidecek hiçbir yeri olmadığında tamamen farkındaydı. Bir anlığına zihnine düşen konağa geri dönmek zorunda kalacağı düşüncesi içinde bir çaresizlik patlaması uyandırdı. Azazello'nun Aleksandrovski sattaki baştan çıkarıcı tavsiyesine uyup kendisine rica etmesim gerekiyordu yoksa. Hayır asla dedi kendi kendine. Her şey gönlünüzce olsun Mesir dedi sesli ama aklından şu geçiyordu. Buradan çıkayım ırmağa gidip suya atlayacağım. Oturun oturduğunuz yerde diye buyurdu birden Volunt. Yüzü değişen Margarita oturdu. Veda etmeden söylemek istediğiniz bir şey yok mu diye sordu Volunt. Yok Mesir diye yanıtladı Margarita gururla. Tabii eğer bana hala ihtiyacınız varsa gerekeni yapmaya hazırım. Hiç yorulmadım ve balado çok eğlendim. Uzun lafın kısası daha devam etseydi dar ağacında sallanmış binlerce kişinin ve katilin önünde eğilmesi için seve seve uzatırdım dizimi. Gözleri dolu dolu olan Margarita sanki buğulu bir camdan bakıyordu Volunt'a. Doğru, kesinlikle haklısınız diye bağırdı gök gürültüsü misali korkunç bir sesle Volunt. Öyle de olması gerek. Öyle de olması gerek diye tekrarladı Volunt'un mahiyeti yankı gibi. Sizi sınıyorduk diye sürdürdü Volunt. Asla bir şey istemeyin asla ve hiçbir şey özellikle de sizden kuvvetli olanlardan. Kendileri teklif edecekler ve kendileri verecek her şeyi. Otur mağrur kadın. Volunt ağır sabahlığı çekip aldı Margarita'nın sırtından ve Margarita kendini yine onun yanında yatağa oturmuş buldu. Evet Margo diye devam etti Volunt sesini yumuşatarak. Bugün ev sahibeliğimi yaptığınız için ne istersiniz? Bu balayı üryan geçirdiğiniz için ne arzu edersiniz? Dizinizin ederi nedir? Dar ağacında sallananlar olarak adlandırdığınız misafirlerinden ötürü uğradığınız zararlar nelerdir? Konuşun. Şimdi çekinmeden konuşabilirsiniz. Zira ben teklif ediyorum. Margarita'nın kalbi hızlandı, derin bir nefes aldı ve düşünmeye başladı. Hadi ama daha cesur diyerek yüreklendirdi Volund. Hayal gücünüzü uyandırıp mahmuzlayın biraz. Şu işi bitik alçak baronun cinayet sahnesinde hazır bulunmak bile tek başına yeterli insanı ödüllendirmek için. Hele ki bu insan kadınsa. Ne diyorsunuz bakalım? Margarita'nın nefesi kesildi ve ruhunun derinliklerinde hazırlayıp sakladığı kelimeleri sarf etmek istiyordu artık. Ama birden yüzünün rengi attı. Ağzı ayrıldı ve gözleri belirdi. Frida, Frida, Frida diye bağırdı kulağına sınışık ve yalvaran bir ses. Adım Frida. Ve Margarita tekleyerek konuşmaya başladı. Ben sanırım bir şey rica edebilirim değil mi? Talep edin, talep edin, donmam diye yanıt verdi Volant anlayışlı bir gülümsemeyle. Bir şey talep edin. Ah öyle açık seçik ve kıvrakça vurgulamıştı ki Volant Margarita'nın kelimelerini tekrar ederek. Bir şey. Margarita bir kere daha içini çekti ve şöyle dedi. Çocuğunu boğduğu o mendilin Frida'ya artık verilmesini istiyorum. Kedi gözlerini yukarı kaldırdı ve gürültüyle içini çekti. Ama bir şey demedi. Belli ki balada bükülen kulağını hatırlamıştı. Şu Frida aptalından diye girdi söze Volant tebessüm ederek. Rüşvet almış olma olasılığınız elbette söz konusu olamayacağına göre. Çünkü kraliyet haysiyetinize yakışmazdı bu. Ne yapmak gerektiğini bilemiyorum. Geriye sanırım tek bir şey kalıyor. Bir sürü bez bulup yatak odamdaki bütün çatlakları tıkamak. Neden söz ediyorsunuz Mesir? diye şaşırdım Margaret'e gerçekten de bir anlam ifade etmeyen bu sözleri dinledikten sonra. Tamamen hem fikrim sizinle mesir diyerek lafa karıştı kedi. Bezler ve sinirli sinirli masaya vurdu patesini. Merhametten söz ediyorum diyerek sözlerine açıklık getirdi Volunt alevli gözünü Margaret'a'dan ayırmadan. Bazen apansız ve sinsizce sızıyor en küçük çatlaklardan bile. İşte bu yüzden bezlerden söz ediyorum. Ben de bundan söz ediyorum diye haykırdı kedi ve her ihtimale karşı Margarita'dan uzaklaştı. Pembe kremaya bulanmış patileriyle sivri kulaklarını kapatarak. Defol git dedi voluntana. Daha kahvemi içmedim diye yanıt verdi kedi. Nasıl giderim? Bayram gecesi masadaki misafirleri iki çeşit diye ayırmıyorsunuz umarım. Birileri birinci, diğerleri nasıl demişti şu üzgün hasis büfeci. İkinci tazelikte mi? Kes diye emretti Volunt ve Margaret'e dönüp sordu. Anlaşılan istisnai derecede iyi kalpli bir insansınız. Öyle mi? Yüksek ahlaka sahip bir insan. Hayır diye yanıtladı Margarita kuvvetle. Sizinle sadece açık yüreklilikle konuşulabileceğini biliyorum ve işte açık yüreklilikle söylüyorum. Ben havai bir insanım. Frida için sizden ricada bulmamın yegane sebebi kendisine sağlam bir umut verme dikkatsizliği göstermiş olmamdır. Bekliyor Mesir. Gücüme inanıyor. Eğer kandırılmış olursa korkunç bir duruma düşerim. Hayatım boyunca huzur bulamam. Ne gelir elden? Oldu bir kere. Ha dedi Volunt. Anlaşıldı. Yapacak mısınız bunu diye sordu Margaret'e alçak sesle. Hayatta olmaz diye yanıtladı Volunt. Mesele şu ki sevgili kraliçe, küçük bir karışıklık söz konusu. Her daire kendi işiyle ilgilenmelidir. Olanaklarımızın epey geniş olduğunu inkar etmeyeceğim bu olanaklar gözü pek de keskin sayılamayacak bazı insanların sandığından daha büyüktür. Evet, çok daha büyük dedi Sabra demeyip araya giren kedi. Belli ki bu olanaklardan gurur duyuyordu. Hay iblisler alsın seni, bir sus dedi Volunt ve devam etti Margaret'e dönerek. Ama başka bir, daha önce ifade ettiğim gibi dairenin yapması gerekeni yapmanın ne anlamı var? O yüzden bunu yapmayacağım. Siz kendiniz yapın. Benim dediklerim yerine gelir mi ki? Azazello şaşı gözünü İranıyla dikti Margaret'e ve kızıl kafasını belli belirsiz kıvratıp büfledi. Amma yordunuz. Yapın işte diye mırıldandı Volunt ve küresini döndürüp üzerinde bir ayrıntıyı incelemeye koyuldu. Görünüşe göre Margaret ile konuşurken aynı zamanda başka bir işle meşgul oluyordu. Frida diye sufle verdi Koravi. Frida diye bağırdı Margaret'a delici bir sesle. Kapı açıldı ve saçı başı dağılmış, üryan ama şimdi her türlü sarhoşluk emaresinden arınmış, gözleri çılgın gibi bakan bir kadın koşarak girdi odaya ve ellerini Margarita'ya uzattı. Beriki ise azametle şöyle dedi. Bağışlandın. Bundan böyle mendil verilmeyecek. Frida'nın çığlığı işitildi. Yüzüstü yere yığıldı ve Margarita'nın önünde haç biçiminde uzandı. Volunt elini salladı ve Frida gözden kayboldu. Teşekkür ederim. Elveda dedi Margarita ve ayağa kalktı. Ne yapalım Behamot diye konuştu Volunt. Bayram gecesi karşımızdaki insanın iş bilmezliğinden yararlanmaya kalkacak değiliz herhalde. Margarita'ya döndü. Evet bu sayılmaz. Çünkü ben bir şey yapmadım. Kendiniz için ne istiyorsunuz? Bir sessizlik çöktü. Ama sonra Margarita'nın kulağına fısıldayan Korevi'ye böldü bu sessizliği. Elmas Dona. Bu kez daha akıllı olmanızı tavsiye ederim tahlik kuşu her an uçup gidebilir. Sevdiğim adamın ustanın hemen şimdi bana geri verilmesini istiyorum dedi Margarita ve yüzü titredi. Bunun üzerine odaya dalan rüzgar şamdanlardaki mum alevlerini dümdüz yatırdı. Penceredeki perdeler iki yana ayrıldı, pencere açıldı ve uzakta, yüksekte, sabahın değil, gecenin ayı dolunay şeklinde ortaya çıktı. Gece ışığının yeşile çalan örtüsü pencere eşinden zemine uzandı ve bu örtünün içinde Ivan kendini usta olarak adlandıran gece ziyaretçisi belirdi. Hastane kıyafetiyleydi. Sabahlık, terlikler ve yanından hiç ayırmadığı siyah takke. Gürül gürül kaynayan ay ışığı akınının ortasında tıraşsız yüzü şekilden şekle giriyor, mum ışıklarına korkak ve deli bakışlar atıyordu. Margarita hemen tanıdı onu. Bir inleme çıktı ağzından. Şaşkınlıkla kollarını iki yana açtı ve he ona koştu. Alnını, dudaklarını öpüyor, yüzünü diken diken yanaklarına batırıyordu. Ve şimdi uzun süredir tuttuğu gözyaşları çeşme gibi akıyordu bu yüzde. Sadece bir kelime telaffuz ediyordu anlamsız tekrarlarla. Sen, sen, sen. Usta onu kendinden uzaklaştırdı ve boğuk bir sesle şöyle dedi. Ağlama Marco, eziyet etme bana. Çok hastayım. Eliyle pencerenin eşine tutunduğu, üstüne sıçrayıp kaçmak istermiş gibi bir hali vardı. Oturanlara dikkatle bakarken dişleri meydana çıktı ve bağırmaya başladı. ''Korkuyorum Margot.'' Halüsinasyonlarım başladı yine. Hıçkırıklar boğazına dizildi Margarita'nın. Kelimelere takıla takıla fısıldıyordu. ''Hayır, hayır, hayır hiçbir şeyden korkma. Ben yanındayım, ben yanındayım.'' Koroviye kıvrak bir hareketle fark ettirmeden bir sandalye ustaya doğru. O da üzerine çöktü. Margarita ise dizlerine atıldı. Hastanın böğrüne sokuldu ve öylece sustu. Kendi heyecanından çıplaklığının ansızın sonu erdiğini fark etmemişti. Şimdi üzerinde ipekten siyah bir pelerin vardı. Hasta başını öne eğdi ve kasvetli, hasta gözlerle yere bakmaya başladı. Evet, diye girdi söze bolıntı sessizliğin ardından. Adam akıllı bakmışlar icabına. Koravye ve emretti, şu adama içecek bir şeyler ver şövalye. Margarita titreyen sesiyle ustayı ikna etmeye çalışıyordu. İç, iç. Korkuyor musun? Hayır, hayır. İnan bana. Sana yardım edecekler. Hasta bardağı aldı ve içindekini içti. Ama eli titredi ve boşalan bardak ayaklarının dibinde kırıldı. Uğur getirir diye fısıldadı Koravye Margarita'ya. Bakın, kendine gelmeye başladı bile. Gerçekten de hastanın bakışları artık önceki kadar yabani ve huzursuz değildi. Bu sen misin Marco? diye sordu aile gelen misafir. Hiç şüphen olmasın bu benim diye yanıtladı Margarita. Biraz daha diye buyurdu Volunt. Usta ikinci bardağı da kuruttuktan sonra gözlerine can ve mana geldi. İşte şimdi oldu dedi Volunt gözlerini kısıp. Artık konuşabiliriz. Kimsiniz? Artık hiç kimse diye yanıtladı usta ve bir gülümseme ağzını büzdü. Nereden geliyorsunuz peki? Elem evinden ruh hastasıyım diye yanıt verdi yeni gelen. Margarita bu sözleri kaldıramadı ve yeniden ağlamaya başladı. Sonra gözlerini silip bağırdı. Korkunç kelimeler, korkunç kelimeler. O ustadır Mesir. Sizi bu konuda uyarayım. İyileştirin onu. Buna değer. Şu anda kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? diye sordu Volant gelene. Kimin misafiri olduğunuzu? Biliyorum diye yanıtladı usta. Şu çocuk akıl hastanesinde komşumdu. Ivan Bezdomluy, o anlattı bana sizi. Tabii ya, tabii ya dedi Bulund. Patriarşiye prududa tanışma şerefine erişmiştim bu delikanlıyla. Var olmadığımı ispat etmeye çalışarak neredeyse beni çıldırtacaktı. Ama siz bunun gerçekten de ben olduğuma inanıyorsunuz değil mi? İnanmak gerekiyor dedi gelen ama sizi halüsinasyon ürünü farz etmek elbette çok daha huzur verici olurdu. Affedin diye ilave etti usta arkasından. Ne diyebilirim ki? Daha huzurlu olacaksanız öyle farz edin diye yanıtladı Volunt kibarca. Yok yok dedi Margarita korkuyla ve ustayı omzundan tutup salladı. Kendine gel. Karşındaki gerçekten de o. Bunun üzerine kedi de dahil oldu sohbete. Bense gerçekten de halüsinasyona benziyorum. Ay ışığında profilimin nasıl göründüğüne dikkat edin. Kedi ay ışığı sütununa çıktığı ve bir şeyler daha söylemek istedi ama susmasını rica ettiler. O da Peki, peki susmaya razıyım. Suskun bir halüsinasyon olacağım diyerek sustu. Peki söyler misiniz Margarita size neden usta diyor diye sordu Volund. Meriki tebessüm ederek yanıtladı. Affedilebilir bir zaaf bu. Haddinden fazla kıymet veriyor yazdığım romana. Ne hakkında bu roman? Roman Pontius Pilatus hakkında. Bunun üzerine mumların dilleri bir kere daha yatıp kalkmaya başladı. Masadaki tabaklar kaseler titreşti. Volunt gök gürültüsünü andıran bir kahkahayla gülmeye başladı. Ama ne kimseyi korkuttu ne de şaşırttı bu. Hatta Behemoth nedense alkışlamaya başladı. Ne hakkında dediniz ne hakkında? Kimin hakkında? diye konuştu Volunt gülmeyi kesip. Bu devirde inanılmaz. Başka bir konu bulamadınız galiba. Verin bir bakayım. Volunt avcı yukarı gelecek şekilde uzattı elini. Ne yazık ki bunu yapamam diye yanıt verdi Hı. usta. Çünkü sobada yaktım. Kusura bakmayın ama inanmam diye yanıt verdi Volunt. Bu imkansız. El yazmaları yanmaz. Behomoth'a döntü ve şöyle dedi. Hadi bakalım Behomoth romanı buraya getir. Kedi hemen o anda sandalyeden fırlayınca herkes kalın bir el yazması paketinin üstünde oturduğunu gördü. Üstteki kopyayı eğilerek Volunt'a uzattı kedi. Margarita titredi ve bağırdı. Yine heyecana yenik düşüp gözyaşlarına boğuldu. İşte burada. El yazması. İşte burada. Volunt'a doğru atılıp hayranlıkla ekledi. Her şeye kadirsin, her şeye. Volunt kendisine uzatılan kopyayı eline aldı, çevirdi, bir kenara attı ve gülümsemeden sessizce gözlerini ustaya dikti. Ama bir iki nedendir bilinmez, üzüntüye kapılıp huzursuzlanmıştı. Sandalyeden doğruldu, ellerini birleştirdi, uzaklardaki aya dönüp irkilerek mırıldanmaya başladı. Gece ay ışığında bile huzur yok bana. Neden rahatsız ettiniz beni? Ah tanrılar, tanrılar. Margarita hastane sabahlığına tutundu, ustaya sokuldu ve o da hüzün ve gözyaşları içinde mırıldanmaya başladı. Aman tanrım, ilaç neden etki etmiyor sana? Sorun yok, sorun yok diye fısıldıyordu Korege ustanın etrafında yılan gibi kıvrılarak. Sorun yok, sorun yok. Bir kadeh daha, sonra ben de sizinle içeceğim. Ve kadeh göz kırpıp parladı ay ışığında. İşe yaramıştı. Ustayı yerine oturttular, hastanın yüzü sakin bir ifadeye büründü. Şimdi anlaşıldı her şey dedi Volant ve uzun parmağını el yazmasının üzerinde tıklattı. Tamamen anlaşıldı diye onayladı kedi suskun bir halüsinasyon olma sözünü unutup. Şimdi bu yapıtın ana çizgisini enine boyuna anlamış bulunuyorum. Sen ne diyorsun Azazello? Sessiz kalan Azazello'ya döndü. Diyorum ki dedi bir iki burnundan acaba seni boğsam nasıl olur? Merhamet et Azzedello'' diye yanıtladı onu kedi ve ''Efendimin aklına bu düşünceyi getirme. İnan bana her gece tıpkı zavallı usta gibi aykılığında sana görünür ve başımı sallar seni arkamdan çağırırdım. Hoşuna gider miydi böylesi ha Azazello? ''Evet Margarita'' yine konuştu Volunt. ''Neye ihtiyacınız varsa söyleyin.'' Margarita'nın gözleri alevlendi ve Volunt'a yalvarırcasına seslendi. ''Ona fısıldamak istediğim şeyler var. Müsaade eder misiniz?'' Volunt başını salladı ve Margarita Usta'nın kulağına yaslanıp ona bir şeyler fısıldadı. Berikin'in cevabı işitildi. Artık çok geç. Bu hayatta istediğim hiçbir şey yok. Seni görmekten başka. Ama sana yine aynı tavsiyeyi vereceğim. Beni bırak. Benimle kaybolursun. Hayır, bırakmam diye yanıt verdi Margarita ve Volunt'a döndü. Bizi arbattaki ara sokan bodrumuna döndürmenizi rica ediyorum. Lambası yansın. Her şey eskisi gibi olsun. Bunun üzerine usta gülmeye başladı ve Margarita'nın çoktan düzleşen kıvırcık başını tutarak şöyle dedi. Ah siz kulak asmayın bu zavallı kadına mesir. O Bodrum'a çoktan başka biri yerleşti ve her şey eskisi gibi olsun diye bir şey olamaz. Yanağını kız arkadaşının başına koydu, onu kucakladı ve mırıldamaya başladı. Zavallı, zavallı. Olamaz mı diyorsunuz dedi Volunt. Doğru ama biz deneyelim yine de. Ve Azazello dedi. Hemen o anda tavandan zemine sersemlemiş halde ve çıldırmanın eşiğinde bir yurttaş düştü don gömlek. Ama nedense elinde valiz, başında da kasketle. Korkudan titriyor ve çömelip duruyordu bu insan. Mogaric diye sordu Azazel'e gökten düşene. ''Aloizi Mogaric diye yanıtladı beriki titreyerek. Latunski'nin bu kişinin romanıyla ilgili makalesini okuduktan sonra illegal yayın sakladığını bildiren şikayeti siz mi yazdınız?'' diye sordu Azazello. Yeni gelen yurttaşın yüzü maviye döndü ve pişmanlık gözyaşları dökmeye başladı. Onun odalarına taşınmak istediniz değil mi? Olabildiğince içten konuştu Azazello yine burnundan. Öfkeli bir kedinin tıslamaları işitildi odada. Margarita da uluyarak tanı bakalım cadıyı tanı. Alavuzi Mogar için yüzüne tırnaklarını geçirdi. Bir telaş yaşandı. Ne yapıyorsun? diye bağırdı usta acı çekercesine. Margo rezil etme kendini. Protest ediyorum, bu rezillik değildir diye bağırıyordu Kedi. Koroviyev Margarite'yi uzaklaştırdı. Banyo yaptırdım diye bağırıyordu yüzü gözü kan içinde kalan Mogoritch dişlerini birbirine vura vura ve dehşet içinde saçma sapan laflar ediyordu. Boyası, badanası, banyo yaptırdığın iyi olmuş dedi Azaderle onaylarcasına. Yıkanması lazım adamın çünkü ve bağırdı. Defol. Bunun üzerine Mogoritch tepetaklık oldu ve açık pencereden geçerek Voland'ın yatak odasından uçtu. Usta gözlerini fal taşı gibi açıp fısıldadı. Şu işe bak. Bu galiba İvan'ın anlattığından daha temiz olacak. Tamamen sarsılmış vaziyette etrafa bakıyordu ve nihayet kediye şöyle dedi. Affedersiniz. Sen yani siz. Kediye nasıl hitap edeceğini bilemeyip şaşalayarak siz şu tramvaya binen kedi misiniz? Benim diye onayladı gururu okşanan kedi ve ilave etti. Bir kediye bu kadar kibar hitap ettiğinizi duymak çok hoş.'' ''Kedilere nedense genellikle sen derler. Halbuki hiçbir kedi asla kimseyle kol kola girip içki içmemiştir. Nedense bana öyle geliyor ki siz de pek kedi değilsiniz.'' diye yanıtladı usta kararsız. ''Yine de hastanede yokluğun fark edilecektir.'' diye ürkekçe ilave etti Volunt'a doğru. ''Neyin eksikliğini fark edecekler ki?'' diye teskin etti Koraviye ve ellerinde bazı kağıtlar ve ciltler belirdi. ''Hastalık öykünüz bu mu?'' ''Evet.'' Koravyev hastalık öyküsünü şömineye attı. Evrak yoksa insan da yok dedi Koravyev kendinden memnun. Bu da sizin inşaatçının bina defteri mi? E e evet. Kim yazılmış? Alavizi Mokoriç mı? <laughs> Koravyev bina defterinin sayfasını öfledi. Püf ve işte yok. Dikkatinizi çekerim. Hiç olmadı zaten. İnşaatçı şaşıracak olursa Alavizi'yi rüyasında gördüğünü söyleyin. Mogaric mı? Mogaric kim? Mogoriç diye biri hiç olmadı. Bunun üzerine defter bağlandı ve Koravyev'in ellerinden buhar olup uçtu. Ve işte inşaatçının masasında şimdi. Doğru dediniz diye konuştu Koravyev'in çalışmasındaki titizliğe şaşıran usta. Evrak yoksa insanda yok. Misal ben yokum. Çünkü evrakım yok. Özür dilerim ama diye bağırdı Koravyev. Bu halüsinasyondan başka bir şey değil. Buyurun evrakınız. Ve Koravyev ustaya evrakı uzattı. Sonra gözlerini devirdi ve tatlı tatlı fısıldadı Margarita'ya. Bu da sizin mal varlığınız Margarita Nikolaevna. Ve Margarita'ya kenarları yanmış defteri, gül kurusunu, fotoğrafı ve hususi bir özen göstererek tasarruf sandığı cüzdanını uzattı. 10.000. Yatırdığınız gibi Margarita Nikolaevna. Başkasına ait olanı almayız biz.'' ''Başkasının malına dokunursam patilerim kurusun.'' diye haykırdı kedi kabararak. Bir yandan da talihsiz romanın bütün kopyalarını içine sığdırmak için valizin üstünde dans etiyordu. ''Bu da sizin evrakınız.'' diye devam etti Koravi'ye ve Margarita'ya evrakı verdi. Ve ardından Volant'a dönüp saygıda kusur etmeden rapor verdi. ''Hepsi bu kadar Mesir.'' ''Hayır, hepsi bu kadar değil.'' diye yanıtladı Volant küreden ayrılarak. ''Kıymetli Donmam, mahiyetinizi ne yapalım emredersiniz?'' Şahsen bana lazım değiller. Bunun üzerine açık kapıdan yine anadan yürüyen Natasha girdi içeri koşarak ve ellerini iki yana açıp Margarita'ya bağırdı. Mutlu olun Margarita Nikolayevna. Başıyla ustaya selam verdi ve yine Margarita'ya döndü. Nereye gittiğinizi hep biliyordum. Ev işçileri her şeyi bilir diye belirtti kedi manidar bir hareketle patisini kaldırıp. Kör olduklarını düşünmek hatadır. Ne istiyorsun Natasha diye sordu Margarita. Konağa geri dön. Canım Margarita Nikolayevna, yalvarır gibi konuştu Natasha ve diz çöktü. Rica edin onlardan. Yan gözle Volant'a baktı. Beni cadı bıraksınlar. Konağa dönmek istemiyorum artık. Ne mühendise varırım ne teknikere. Bay Jack dün baloda bana evlenme teklif etti. Natasha avcunu açtı ve bazı altın paralar gösterdi. Margarita soran gözlerle baktı Volant'a. Bir iki başını salladı. Bunun üzerine Natasha Margarita'nın boynuna atıldı, sesli öpücüklere boğdu onu ve zafer çığlığı atıp pencereden uçtu. Natasha'nın yerine Nikolay Ivanoviç aldı. Eskisi gibi insan görünümündeydi bu kez ama suratı olağanüstü asıktı. Hatta galiba sinirliydi de. İşte bunu memnuniyetle serbest bırakırım dedi volantik tiksintiyle Nikolay Ivanoviç'e bakıp. İstisnai bir memnuniyetle hem de. O derece fazlalık burada. Çok rica ederim diye girdi söze etrafına yabani bakışlar fırlatan Nikola Ivanoviç. Ama kararlı olduğu her halinden belliydi. Evvelsi geceyi nerede geçirdiğimi gösteren bir tasdikname verin bana. Ne amaçla diye sordu kedi sertçe. Polise ve eşime göstermek amacıyla dedi Nikola Ivanoviç kararlı. Genellikle tasdikname vermiyoruz diye yanıtladı kedi suratını asıp ama sanırım sizin için bir istisna yapabiliriz. Çıplak Hella'nın hangi ara daktilo başına oturduğunu, kedinin de ona dikte etmeye başladığını anlayamadı Nikolay Ivanoviç. İşte bu belgeyle tasdik ederim ki hamili Nikolay Ivanoviç söz konusu geceyi nakil aracı Hella bir parantez aç ve içine domuz yaz olarak katıldığı şeytanın balosunda geçirmiştir. İmza Behamot. Tarih yok mu? diye tısladı Nikolay Ivanoviç. Tarih atmıyoruz. Atarsak geçersiz olur dedi kedi kağıdı bir imza çiziktirdi. Bir yerden mühür buldu, gerektiği gibi üzerine hohladı. Ödendi mührünü vurdu ve kağıdı Nikolay Ivanoviç'e verdi. Bunun üzerine Nikolay Ivanoviç iz bırakmadan kayboldu. Yerini ise beklenmedik, yeni biri aldı. Bu kim peki diye tiksintiyle sordu Volant elini mum ışığına siper ederek. Varenuha boynunu büktü, içini çekti ve hafif sesle şöyle dedi. Geri gönderin. Vampirlik bana göre değil. O gün Hella ile az kalsın Rimski'yi öldürüyordum. Kana susamış biri değilim ben. Serbest bırakın. Ne sayıklıyor bu? diye sordu Volund, alnını karıştırıp. Rimsky de kim? Bu saçmalık da neyin nesi? Siz meraklanmayın Mesir dedi Azazello ve Verano'ya döndü. Telefonda hödük gibi konuşulmaz. Telefonda yalan söylenmez. Anlaşıldı mı? Bir daha yapacak mısınız? Verano'nun kafası sevinçten allak bullak oldu. Yüzü aydınlandı ve ne dediğini bilmeden mırıldamaya başladı. Hakikaten. Yani demek istiyorum ki Excel öğleden sonra derhal Varanoa kollarını göğsüne bastırmış yalvaran gözlerle Asaterlo'ya bakıyordu. Peki. Hadi eve diye yanıt verdi Beriki ve Varanoa havada eriyip buhar oldu.